Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet ustalar, yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi Kısmet Usta ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve Kısmet Usta'ya özel silmemiş sahneler. Yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel Kısmet Usta emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP, süper Kısmet Usta kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük Kısmet Usta ailesine katılın. Aşkı bulmak cesaret ister, buldum derken yıkılır hayaller, düşleyip sabredersin, vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur, sen yeter ki sen. Günaydın aşkla, sevgiyle, huzurla, mutlu sabahlar herkese. Günaydın, günaydın. Günaydın, hanım burada, seni bekliyor. Günaydın hanım, bugün hanıma uygun bir kombin yapmadım, biraz daha çizim. Hanısı, hanın yanına gel. Ayakkabıları. Neredesin, önce. Göremiyorum seni. Buradayım. Evet. Değil mi? Farzın çok iyi. Ama kombin de iyi. Üf, yakıyorsun be. Ne yapıyorsun? Günaydın. Popüler kadın. Aa, herhalde canım, ne sandınız? Evet. Ben bununla bu evde neler yapıyorumsa, bunun sayesinde seni görüyorum sürekli. O zaman kendine popüler davran. Öyleyim zaten. Çok iyisin bugün. Bu şaka güldürmedi. Başka bir şaka dene. Günaydın. Günaydın, ne haber? Biraz daha görseydim ben. Biraz daha görseydik daha iyi olurdu. Efendim. Ne yapıyorsun, nasılsın? Hanım, göremiyorum seni. Nasıl gidiyor günün? Nasıl uyanabildin mi bugün? Güzel mi uyudun? Efendim? Güzel uyudun mu dün akşam? Çok güzel uyudum ya. Görüntülü konuştuk. Konuştuk, evet. Konuşuyoruz, her gün konuşuyoruz zaten. Günaydın beyler. Beyza Nur, seni ne kadar sevmesem de sana ağlamak yakışmıyor. Bir kadının ağlaması. Dilo. Dilo. Teşekkür ederim Oğuzhan. Dilo. Günaydın Beyza. Günaydın. Dilo. Bu kadar çabuk kesip attıran biri misin normal hayatında? Efendim? Bu kadar çabuk kesip attıran biri misin normal hayatında da? Yani sen de günlük hayatında sürekli böyle oyunların içine dahil olup karşındakini, kadını ağlatan birisi misin? Bir şey söyleyeceğim, ben ilk defa bir oyun yapıyorum bu arada. Güzel yaptın. Sana yakışan şekilde yaptın. Herkes kendine yakışanı yapar bu hayatta. Nasıl peki? Sen de kendine yakışanı yaptın. Okey. Nasıl hissettiriyormuş?
Ben zaten daha öncesinde de bunu hissetmiştim. Benim için yabancı bir his olmadı senden taraf. Sen daha öncesinde burada yoktun. İşte o ayrımı kendin de biliyorsun da bilmemezlikten geliyorsun. Duyamıyorum beyler, biraz sessiz olur musunuz rica etsem? Sen daha önce burada yoktun. Şimdi arada bir ayrım var. O ayrımları aslında yakalamıyor musun? Valla ben burada yoktum ama telefonun ucundaydım. O telefonun ucunda dönen muhabbetler de belli X kişiyle veya seninle. Lütfen. Yani dediğim gibi herkes yakışanı yaptı. Sen de yakışanı yaptın. Feyza sen hiçbir şey yapmadın mı ya gerçekten? Bir şey söyleyeceğim. Bu olayı başlatan kimdi? Benim onurumu, gururumu kıran kimdi? Bence insanların günaydınlarını bozmayalım. Kimsenin modunu da düşürmeyelim. Ne kadar anlayışlısın Beyza. Sağ ol. O kadar başka bir arkadaşımız da geçsin ki. Okey, bitti mi yani her şey? Kararının arkasında mısın? Bunları şimdi günün başlangıcında konuşmak istemiyorum böyle şeyler. Yavrucuğum vermiyorlar bizi, ne yapacağız böyle? Evet, günaydın. 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 Senin niye modun yok? Çok yakışmışsındık ya. Ha? Çok yakışmışsın. Eyvallah kanka. Ne? Niye modun yok? Vallahi bilmiyorum. Senin konsere gideceğini başkalarından öğreniyorum. Hani dolgu yaptırıyorsun. Onu ilk gelinceği zaman da görüyorum. 10 kere söyledim. Hiç biz bile anlamadık dolgu yaptırdığını. Bir şey söylemiyorum. Dolgu mu yaptırdın sen? Oğuz ne dolgusu, dudak mı? Günaydın. Oğuz bir şey söyleyeceğim. Çok da yakışmış bence. Ben yaptırdım bence. Herkese yaydım. Bunları kim? Teşekkür evet İlayda çok daha böyle... Dilar... Ay isimler gitti. Bu kadar gelmene gerek var mı? Neden sürekli bu sorunu yaşıyoruz? Ya sen sürekli bana bir şeylerin haberini vermediğinden dolayı olabilir yani. Yani konsere gideceğini ben senden değil de niye başkasından öğreniyorum abi? Kimden öğrendin? Ya sana ne kimden öğren? O mu sorun şu anda? Sana ne mi? Evet o mu sorun şu anda? Sorun değil de sordum sadece bana. Neden böyle konuşuyorsun ya? Ya anlatamıyor muyum ben arkadaşlar? Neden böyle konuştuğumu... Yani diyor ki neden tamam diyor... Tamam da bu şekilde konuşmasına gerek var mı? Sinirlenmiş bu duruma. Hayır neden diyor haber vermiyorsun diyor. Ya ben niye hep başkasından bir şey öğreniyorum? Ya da sen neden bir şey yaptığında her zaman son dakika ben görüyorum ya da biliyorum. Ben Haydar'la... Söyleyecektim ki. Ya neyi söyleyecektim? Bu kaç günün mevzusuymuş Nihle. Ya gizleyecek miyim Oğuz sanki? Söyleyecektim, unutmuşum. Ya sen unutmaya devam et, tamam Nihle. Yani böyle şeylere takılan bir adam unutulmaması gerekiyor Nihle'cim, Nihle'cim. Konuşmak istemiyorum ben. Fevri olmayın ya. Nazar mı değdi? Sürekli abi, aynı şeyi yapıyorsun. Sürekli aynı şeyi kimin yaptığı çok belli Nihle. Aynen. Tamam. Konuşmayalım o zaman biz bundan sonra. Neyse rahatsız. Bugün niye böyle sorunları ya? Sorunları çözmeyelim konuşarak. Ozan. Bizi verin de şöyle bir enerji yükseltelim ya. Abi hala bana suç atılıyor. Sen iyi misin ya? Suç mu attım? Sen böyle konuşmayarak devam edelim o zaman diyorsun. Abi insan bir derim, hatasını... istemiyorum. İnsan bir kere hatasını kabul eder ya. De ki haklısın, kusura bakma, aynen sana söylemeyi unuttum ta kaç haftanın öncesinden şeyi. Ben de burada bilmem ne yapar, eşek başı mıyım ya? Ya ne diyeyim ki, bana bu şekilde yaklaşıyorsun ya, bir şey cevap veremiyorum. Ya ben bir şekilde yaklaşıyorum. Tamam hadi sen konuşmaya başlarsın sonra. Öyle bir sert geliyorsun ki. Nasıl sert geliyorum ya? Sana ne diyorsun? Sana ne? Ne yapacaksın? Kimin olduğunu? Sen kankasında bu şekilde bakmaz yani. Bakmadım ki. Ya bir defol ya. Allah aşkına gözlerin içine giriyordun. Ya bakışmalarımdan derken nasıl bakmışım? Nasıl? Bak bakışmalara takılıyorsun. Yok Buse'ye baktın, yok Rümeysa'ya baktın. Sen çabalasan da çabalamasan da, inandırmaya çalışsan da, inansam da inanmasam da. Ne olursa olsun sen narşist bir adamsın. Ben seni asla olmam mı? Asla olmam mı diyorsun? Evet. Gerçekten konuşmayalım bir daha ya. Uf istemiyorum zaten. Konuşmak da istemiyorum. Konuşmayalım Oğuz. Konuşmayalım bir daha. Hı, konuşmayalım. Tamam sen bilirsin. Ben bilirim. Oğuz benim kardeşim gibi. Seçimlerden beri beraberiz onunla. Tamam olsun. Ne olsun? Biz de onunla arkadaş kaldık. Arkadaş kaldınız. Arkadaş kaldınız öyle mi? Dilara. Ben tanım yolunuzu gözden geçirmek istiyorum. Nasıl yani? Bitmek mi istiyorsun yani gerçekten? Benim eskisi kadar sana karşı bir duygum yok. Acıttı.
beynimde bitirdim ve seni arkadaşım olarak kodladım kendime. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Arkadaşım, seni de tebrik ediyorum. İstediğini aldın. Artık çok mutlu olabilirsin. Tamam mı? Sana da yazıklar olsun ya. Gerçekten ben bunu hak etmedim ya. Çık şuraya. Ben bunu hak etmedim. İki gün içinde güzel bir sürprizim var sana. Kişisel şey diyorsun. Evet. O kadar da. Ama iki iyi niyetlinin bir araya gelmesi sonucu kaybeden çıkmaz bu savaştan. Var mısın benimle kazanmaya? Gel gülüm. Gel. Bana sarılmıyor. Ama yani sinirliyim sana hala. Gel otur. Dedim ki o öyle biri yani. Bir anda bitiriyorsa bitirir yani. Az çok tanıyorum. Buna da olsan çok bozuldu. Kızıyor, sürekli kızıyor. Az önce de bana kulağıma gelip şey dedi. Ne güzel bakışıyorsun insanlarla. Mağarasından yeni çıktı ya. Öyle görüyor olabilir. Ama güzel fotoğraf. Murat zeki değil. Bak siz safsınız. Hayır Öykü Hanım, öyle bir şey olmaz. Leyla sana mı oluyor? Benim hoşuma gidiyor. Tabii ki konuşacak. En çok Leyla konuşacak. Pıt pıt pıt. Çok çaba sarf ettim arkadaşlar. Ah ah de içinden. Öykü Hanım, benim buradaki tek amacım şuradan kalkmak nasip olmasın. Kimseyi de tanımak istemiyorsun. İstemiyorum. Ne olacak? Kendimi o kadar çok seviyorum ki hiçbir erkeğin beni üzmesine katlanamam. Heh, şöyle ya, günaydın. Günaydın. Ne haber, nasılsın, iyi oldun mu? Hastayım. Devam ediyor mu hala? Efendim? İyileşemedin bir türlü. Aynen, seni gördüm daha iyi oldum ama. Yeşillere bürünmüşüz. Evet. Bugün... Uyumlu olmuş. Bugün benim göz rengimden gitmişiz. Aynen, severim. Yakışmış sana da, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben daha iyiyim, keyifliyim. Yanına gelmeye çalışacağım. En olmadı ben gelirim ya. Sen gelme. Popülerliğimizi kullanıp yani. Bugün sen gelme. Sıkıldın mı kızlar evinden? Ne yapıyorsun? Bir sürprizim var da sana. Bana sürprizim var. Küçük bir şey. Ben burada günaydınım şipimle yapıyorum. Merakla bekliyorum. Bir ihtiyacım yok. Tamam, beklemede kal. Birazdan geleceğim inşallah. Tamam. Dilara'm. Şimdi de almıyorlar. Aynen. Daha da nasılsın bebiş? Ya Mert nerede? Ben Mert'ime niye günaydın diyemiyorum? Çok teşekkür ederim. O Mert değil, benimki. Toparlanacağım arkadaşlar. Mert'im sana da günaydın. Günaydın. Enerjin düşük? Yo, çok iyiyim. Tamam, çantamla tamam. Beraber geldim. Kombinime evet, bugün kombinle çantanı fark ettim. İlk defa çanta takıp geldim. Ne? İlk defa çanta takıp geldim bugün kombininle. Evet, kombinime çok uyuyordu. Dedim ki bu olmadan giremem içeri. Evet ve elbisenin de bayıldım. Elbiseyi çok güzel taşımışsın bugün. Teşekkür ederim. Ne demek? Her zamanki güzelliğin. Teşekkür ederim. Güzelliğin gözlerimi alıyor. Şey dermişim, eyvallah. Bugün yanına, yani bugün seni görmem gerekiyor. Ne için? Konuşmak için. Konuşmaya ihtiyacım var seninle. Konuşmak istediğim şeyler var. Okey. Ben de biraz düşündüm. Kararımı verdim gibi. Güzel. Reklam girdi. O zaman bugün kesinlikle konuşmaya ihtiyacımız var. Araya reklam girdi Mert. Efendim? Reklam. Arada reklam giriyor. YouTube reklamı. Reklama geçelim. Öyle. Merhaba. Merhaba. Bizden bir selam verir ya. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Allah iyilik versin. Amin cümlemize. Amin. Neyin tarihi yazıyor orada? Onları şu an sildiriyorum da. Hayda. Neye gülüyorsun Oğuz? Ya. Ne oldu? Neye güldün? Murat'a güldüm ya. Bacağını indirdi ya. Çok güzel gözüktü oradan. Saygılı kardeşim. Cansın. Yani saygıdır bence. Güzel bir hareket bu arada. Ben de güzel bir hareket olduğu için güldüm zaten. Bunları sildiriyorum şu an. Annemle ablamın doğum tarihleri de bunlar. Eskiden yaptırdığım için sildiriyorum. Gençlik hatası. Boğa burcu herhalde. Nope. Ha bu evet ablam Boğa. Evet.
Ay güneş. Mert filmden fırlamış gibi ya gerçekten. Ay. Matrix. Bugün gibi... Matrix. Aynı anda söyledi. Kim dedi onu Matrix diye? Ben. Kim? Ben. Günaydın. Bak ben ne giydim. Ben o pantolonu bir yerden hatırlıyorum. Yemin ederim çok yakışıyorsunuz ya. Nereden acaba? Bilemiyorum. Vallahi çok yakışıyorsunuz. Ne haber? İyi, seni sormalı. Seni gördüm daha iyi oldum. Ya. Ben de öyle vallahi. Geleceğim bugün değil mi? Bugün de sen gel artık. Geleceğim, geleceğim de canını sıkmaya geleceğim. Yine bire bismillahirrahmanirrahim ben gidiyorum Allah'ım. Ay gözümün önü. Artık canını sıkmam lazım. Neden? Sabahları şu dans işini çözdüğümüzü düşünüyordum ama. Yedim. Leyla'yla yan yana gelmeseniz mi dans oynarken? Kimle? Leyla'yla. Bence benimle oynayabilir. Leyla değil senin mi? Yüzünden bak. Görüyorum ben buradan. Gelizin hata. Arkadaşlar evet. Yanlış ederim. Yemin ederim. Bak ben söyledim dedim ki Leyla yapma. Leyla bir Yeliz iki. Beni kışkırtan yapma Yeliz dedi. De üzgünüm ben yapıyorum onlar söyler da beraber yapıyor. Söyler misin yapma dediğimi? Şu an bana iftira evet. Atıyorsun Mert. Ekran gider. Oh belim nasıl ağrıyor. Oğuz iyi misin kanka? İyiyim ya yeter dayı yani biz de burada eşek başı mı istiyoruz? Niye haberleşmiyorsunuz bu tarz şeyleri kardeşim? Ya dayı ben onu soruyorum ben de işte anladın mı? Haber ver ya. Haber vermek değil de sanki biraz izin istemedi gibisinden. Hayır hayır vallahi şey izin takılmış. İzin de değil. İzin şu anda biz ilişkiye başlamadığımız için ben ona zaten bir şey diyemem. Ama bak şu anda konuşuyoruz her akşam konuşuyoruz. E burada biliyorsun sırt sırta tamam, gel sarılayım okay. Gel aman şöyle yapayım gel üstüne düşeyim. Yok, oradakilere karşı böyle bir iyi hissettireyim. Ben buraya geldiğinde iyi hissettireyim. Bir şeyler tatlılıklar ondan sonra durmadan iltifat falan filan. Ama yani şunu da söyle ya. Söyle yani anladın mı? Zor bir şey değil. Şu zamanda şuraya gideceğim. Buradakilerden öğreniyorum ne oluyorum yani anladın mı? E ben kimim o zaman? Yani buradakilerin bilip seni bilmemen okey de. Sen bunu bir ciddi bir şekilde konuş kanka. Ya ne yani, gelsin kendi konuşsun. Hani empati zaten. Kuruyorum böyle bir şey bana yapılsa ben çok... Abi zaten yani sinirlendim yani böyle bir şey... Sen girme kanka mağarana dön diye bağıracaklar bak. Yani vardır mantıklı bir açıklaması. Kanka ben hiçbir mantıklı açıklaması öyle olduğunu düşünmüyorum. Ta ne zaman bilerek dönüm... haber vermeyeceğini düşünmüyorum ben. Niye haber vermem? Hayır bilerek haber vermemezlik yapmaz eyvallah. Ama biz seninle her akşam konuşuyorsak, bir şeyler paylaşıyorsak, birbirimizi tanımaya çalışacaksak. Mesela atıyorum kanka, şunun konserine bardak benimki be. Şunun konserine gideceğim. Sen gitmeyi sever misin dersin. Ya anladın da. Mı? Şuradan bir haber çakarsın yani. Anladın mı? Ya alttan alttan söylersin. En kötü ben gidiyorum der yani. Ha gidiyorum. Verir. Hani ya da yani anladın sen bir mı? Haber ver. Haber. Ya sevgili olsaydık zaten falan şu anda yok yani. Peki farklı konularda haber veriyor mu? Yo onu yani da haber vermezlik yaptım. Diyorum neredeyse şimdi şuraya geldik. Şimdi buraya geldim. Ha, şimdi sürekli şimdi. Olduğu yeri söylüyor. Önden haber vermiyor. Seni sorman gerekiyor. Kanka ben ne yapıyorum biliyor musun? Mesela eve gittim ya buradan. Dışarı çıkacağım arkadaşımla buluşacağım. Zaten avcılar içi. Şuradan şuraya gidiyorum. Tamam. Arıyorum şuradan şuraya gittiğim zamanda da bile. Haber işte şuraya gideceğim. Mesela Berke geliyor bazen. Şuraya gidip çay. Bak Berke geldi şimdi çaya gidiyorum. Sen ne yaptın? Ben de şimdi Üsküdar'dan atıyorum şuraya geldim. Şimdi geldim. Ben sorduğumda geldim. Şimdi mi geldin? Haber vermesin. Çıkarken niye haber vermesin? Çok doğal bir şey. Aşkım nereden öğrenmiş olabilir bunu? Bilmiyorum. Sen gözünü mü doldurdun? Evet. Yok doldurmadım. Doluyor ama. O kadar yordu ki ya. Çok yoruyor. Anlayacak ne ki mevzu? Şey yok yani. Ne oldu? Yok işte mevzu yok. Yani, daha bir şey yapmadım ya, bile. Niye bana söylemedin mi diyor. Konsere mi gidecektin? Ya konusu açılmadığı için mi söylemedin? Dalgınlığına falan. Kimden öğrenmiş? Kesin değildi. Yani böyle şeydi hani gidelim dendi. Anladın mı? Ve hani tam böyle bilet bile alınmadı yani son anda falan. E daha ne? Alsan i̇şte böyle kesin şey nasıl söylerdi şey biliyor zaten. Musun? Hadi tamam böyle bir şey oldu. Bana de ki de işte hani böyle bir durum varmış. Niye söylemedin de? Ne bunu burada sana ne diyor işte? Diyorum ki öylesine soruyorum. Ben ona şey demedim. Hani kim söyledi demedim. Kim söyledi evet. Hani? Sana ne diyor? Sonra işte konuşmak istemem. Konuşmak istemiyorsan konuşmayalım o zaman. Ben de konuşmayayım. Konuşmayalım. Bir şey söyleyeceğim. Konsere gideceğini kim söylemiş? Bilmiyorum ki. Bu muhabbet kaç gündür var konser muhabbeti? Aşkım bilmiyorum yani. Yani kaç gündür? Arada böyle 2-3 gün varsa keşke hani söyleseydin arada, yani. Muhabbet ya, ederken atıyorum 3-4 gün olabilir ama nasıl biliyor musun? 3-4 gün önce konuşuldu. Bir konser var. Hani gidelim mi dendi. Sonra bir durdu. Dün mü ondan önceki gün mü ne tekrar bir konusu açıldı gibi bir şey. Yani benim hayatımda tamam işte, biliyorsun o kadar yoğun. Önceki gün söyleseydin işte yavrum ona. Aşkım böyle şey de değil hani kesin olan bir şey değildi. Ve hani çok önceliğim değildi yani anladın mı? Öyle tamam o zaman de ki yavrum gidip gitmeyeceğim belli değil. Gitsem zaten sana söylerim bunu gideceğim aşkım, diye. Aşkım izlemedim ki aklımdan çıkmış yani.
Az önce bir de günaydınlaşırken... çok sert bir şekilde söylüyor Oğuz. Yani evet hani işte anladın soru mı? Sorma... Kız açıklayacak kendini, diyecek ki daha hani bilet almadım o yüzden söylemedim diyecek. Ama Oğuz direkt o sen ne sana ne diyor işte konuşmak Oğuz, istemem. Çok eğlenceli hem çok gergin. Çok yok tepkileri... ben bunu geçen de evet, oldu. Evet, bak konuştuk. Evet, evet. Geçen de oldu konuştuk bağırdı dedi sonra tamam dedi bir daha sana bağırmayacağım hani üzüldüğümü gördü. Yine ya sert çok çıkıyor. Rahat oluyor ya çok sinirli oluyor yine arası sert yok. Çıkıyor. Ben istemiyorum yok. Benim kırmızı çizgim haber vermektir. Daha öncesinde yaptın böyle bir şey. Kanka keşke yaptın. Benimki de sadece haber vermeseydi. Benimki hiç yazmıyordu be. Kanka benimkisi yani ya yazması da problem. Biliyorsunuz ben telefonla konuşmaktan WhatsApp'tan falan zaten çok hani böyle aşırı derece hoşlanan birisi değilim. Yani illa konuşayım illa araşayım falan bir insan değilim. Ama bir şey yaptırdığın zaman da ve bu hayatınla ilgili bir şeyse bana haber vermek zorundasın abi. Evet kesinlikle. Zorundasın yani. Kesinlikle. Bir kere mesela... daha konuş. Eğer tekrarlanırsa de ki artık ben de ne kadar daha konuşacağım seninle bu konuyu. Yok abi ben geri çekildim biraz daha hiçbir şey yapmadım. Şey söyle ya ben böyle gittiğin işte gideceğin yerleri vesaire benle paylaş haber ver. Ben kanka söylüyorum. Söylemiş söyledim, ya söyledim. Buna rağmen yapıyorsa hatalı karşı taraf abi. Ben bunların dedim bu haberini istiyorum be bekliyorum. Aynı şekilde dedim ben de yapacağım dedim bak sen istemezsen. Yapacaksın abi yapacaksın. Kanka mecbur. Şey gibi bir de mesela böyle. Pişmanlıktan ziyade farkında değil gibi. Hani ben öyle görüyorum yani böyle izledim. Hani sen söylüyorsun ya haber vermeyeyim lan. Hani farkında değil. Abi farkına varsın o zaman. Ya da kanka basit. Sen abi. Benim farkımı fark edemedin ya. Bu saatten sonra farkımı fark etsen de fark etmez derim. Ondan sonra... Of! Abi sen. Ondan sonra dolgu yapmaya gider diyorsun. Suyu orada sarımsakla saklı mı saklasak, sarımsakla ya da yani anladın mı? Dün yaptığı hareket hiç doğru değildi. Hangisi? Tabii ki de yaptım. Kızgınım ona yani evet. Kızgınım ona. Mert üzgünüm ama vermediği için üstüne geliyor yani. O evet, ki üzgünüm ama ben kiminle nerede nasıl davranacağımı, nerede kiminle dans edeceğimi ben bilebilirim. Bunu Mert de karışamaz. Mert şey dünkü... Dün bir ara ya, oyun kurulurken Murat yanıma geldi. İşte kusura bakma dedi, öyle bir hareket yapmamam gerekiyordu falan işte. Sorun yok değil mi hani bunu sorun olarak görmüyorsun falan dedi. Öyle konuştuk, güldüm müldüm. Murat'a gülüyorum çünkü Murat komik geliyor. Murat'ın çabası komik geliyor bana. Çünkü ben onu Leyla'yla izledim burada hep. Kafamda hala Leyla'yla meç aslında. Benim de. Murat'ı tek olarak algılayamıyorum. Ben onu hep tek algılıyorum. Ve yok. Leyla nasıl dayanıyor? Çok alıştım. Bilmiyorum ve Murat'ın mesela atıyorum... şimdi Leyla'yla sevgili oldu ya yani görüştükleri dönemden hep aklımda kaldığı için... ...bana olan çabası komik geliyor. Hiç gerçek gelmiyor. O yüzden gülüyorum. Neyse güldüm müldüm kaçtım yanından. Mert'lerin, Berke'lerin yanına gittim. Gülüşüyordun falan dedi böyle Mert. Yani pardon. İstediğimle gülüşürüm, istediğimle flört ederim. Bir dakika durumda anlamadım. İstediğimi yanıma alırım. Tabii canım. Mert bir sorar gibi oldu da dönüp baktım bir şey dedim hatırlamıyorum. Mert'i doldurdular mı acaba o yüzden? Ya bir işe yaramaz arkadaşlar. Başka bir kelimeyle söylerim onu da gerek yok. Aşkım. Hiçbir şey yaramaz. Ne kadar doldururlarsa doldursunlar. Mert zaten sessiz bir karakter. Anlayan oldu mu? Ben anladım. Ben anladım. Ses kesildi pek anlamadım. Bana bir açıklayabilir misiniz? Kanka sen Murat'a demiştin Mert diyor, ki. Mert diyor beni işte bana karışamaz diyor. Karışır gibi oldu diyor. Sonra karışmadı diyor. Ya dans etme mevzusunda. Mevzunu biliyor musun? Sen Murat'la Yeliz konuştuğunda Yeliz gelmiş. Sen de demişsin ki hayırdır gülüyordun demiş, gülüşüyordun demişsin. O demiş ki pardon demiş. Gülüşme mevzusu mu? Olabilir. Olabilir. Benim olabilir. De tavrımın ona komik geldiğini söylüyor. O bir de o mevzu. Murat zorlamasan mı be? Ben bir konuşacağım. Bir yeni rota oluştursan mı be? Yeni rotadan ziyade son bir kere konuşmak istiyorum. Ne oldu sana döndü tepkiye güldüm sana gülmedim. Ne? Ama ben de şunu... Bir tepki geldi de tepkiye güldüm sana gülmedim tamamen seninle alakası yok. Yeni rota olayına güldüm. Murat ben de şuradan şunu çıkarıyorum ama sanki yani senin... Bu kadar kolay vazgeçersen de sen komik gözüküyorsun. Aynen. Gerçekten samimi görürsen bir yerde de kabul edecekmiş gibi hissediyorum. Üstüne düşerse diye mi diyorsun Bat? Yani şu an onun samimiyetine inanmıyor. Bence hani Leyla'ya yaptıkları falan filan Murat'ın duruşu değil zaten benim geçmişimdeki konuşma yolu mevzu. Olmasa şu an çok daha farklı olurdu. Çünkü zaten kendimi bu kadar net göstermemiş olacaktın ondan dolayı. Ne? Leyla'nın mı engel olduğunu düşünüyorsun? Hayır hayır. Şey olarak ya bak, hani eski geçmişten dolayı. Yaşanmışlıktan şey dolayı. Daha çok zaten bana şunu demeye getiriyor. Hani evdeki o tartışmaların vesaire ben ona bakmıyorum. Bir kızın nasıl harcadığını gördüm. Sana hiçbir şekilde güvenmiyorum. Beni yeni projen olarak, yeni plan olarak görüyorum. Hiç bana güven vermiyorsun. İşte böyle bir ön yargısı duvarı var. O bahçedeki o kelimede de bence açık kapı var.
Mert'e karşı da yok. Murat'a karşı da yok. Bir arzu, tutku, istek. E kime karşı? Kimseye karşı yok. Şu an bekliyorum. Biri beni gelir etkilerse, kim olursa olsun. Üf. Etkilenirsem neden olmasın? Bekarım Oha. Sonuçta, bekar kadınım. Evet. Bu iyiydi yalnız he. Ben buna gidip Murat kankama söyleyeyim. Murat beni etkileyemez. Aşkım nereden biliyorsun? Çünkü beğenmiyor. Beğenmiyoruz aşkım. Ben çok... Hayır beğenmemek tip olarak iyi. Tip olarak beğen. Yani çok... normal. Hepsi birbirinden yakışıklı zaten. Hiçbirine kötü demiyorum. Hepsi birbirinden yakışıklı. Ama... Senin gözünde kötü bir imaj bıraktığı için sen Murat'ı... Kötü bir imajı da geçtim hani. Tamamen sıfır bir sayfayı açıp Murat'a yine baktığımda... Gözlerine baktığımda heyecanlanmıyorum. Dün kritikte de söyledim. Heyecanlanmıyorum yani. Ben... Şey istiyorum, baktığı zaman bakışlarıyla beni içine alsın. Tam içine alıyor, 2-3 gün sürüyor sonra bir boşalıyor. Hayır, Murat ya. Onu bile yapamıyor. Beni i̇nşallah, içine bile alamıyor bakışlarıyla. İnşallah Batla, Batla bir araya gelmez. Kimle ki? Batla ben. Sen Bat'a karşı bir şey hissediyor musun gerçekten? Yemin ederim hissediyorum. Vallahi yerlerim yatıyor. Bat çok zeki bir insan. Aşkım. Beyza, Bat bugün bitti ve yarın Onur'la yemek yeme imkanım var. Bugün tamamen bitti, eminsin. Bir daha bir araya gelmeniz imkansız. Yarın da Onur'la yemek yeme hakkın var. Yer misin? Yemem. Gerçekten ya, yemem. Şimdi aşkım bak edeceğim de sana şunu yani. Söylüyorum. Dilimin ucunu da tuttum biliyor musun? Şu, bak, hadi oradan diyeceksin. Şunu söyleyeyim size. Aşkım ben Onur'un sadece dış görünüşünü beğeniyorum. Benim için nasılsa şu an Mersin için sadece dış görünüşünü beğendiğin birisi. Onur peki da benim kanka, için sadece Onur'la dış görünüşünü bir şey yaşamadığın yani. İçin üzgün müsün? Hayır. Ukde kaldım sen. Aşkım benim içimde ukde kalan Batış, benim zoruma giden, ben gece yatağa yattığımda ben Onur'u hiç düşündüğümü hatırlamıyorum bu yarışma. Bak 30 günlük bir sürecimiz var. 30 günde bir gününe bir gün yatağa başımı koyduğumda ya Onur diye düşünmedim, anladın mı? Ha beğeniyorum dış görünüş olarak yakışıklı çocuk ama beni etkileyebilecek bir çocuk değil. Ne güzel öyle tüylü tüylü topuklar. Teşekkürler, evet favorilerim benim de bunlar. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz? Herkes bir kez. Hah, şimdi oldu. Erkeklere bile. Herkes bir keyif. Evet, buranın bir enerjisi yok ya. Ne oldu? Öyle toprağı var üstünüzde. Böyle aleykümselam. Sen nasıl, alıştın mı bari? Alıştım ya, güzel gidiyor. Zaten Dilara ile de çok yakın. O sana ekstra o bana bir yardımcı iyi oldu, olmuş. Evet. Aramızda en kolay adapte olan. Evet. Herkes öyle söylüyor ya. En azı giriş yapalım. Ama karakteristik olarak da hani çok çekingen biri olmadığım için o da hani yaradı. Dilara çok iyi oldu. O da özgüven belirtisidir. Evet. Bir de yakın arkadaşın evde olması ekstra bir avantaj. Tabii canım, giriyorsun hemen sarılan biri var falan, hoş geldin. Yani, onun bir arkadaş grubu var, aynen. Öyle güzel şekilde tanıştırıyor yani herkesi. Evet, eski şanssız. Arkadaşım ha. İlk baldızlarındanım yani, gerçek söyledi, baldızım. Söyledi, haberim var. Haberim var. Sen ne yaptın Yeliz'le? Var mı bir gelişme? Şu an işin yok. Şu an rota belirleniyor Yeliz tarafından herhalde. Hayırlısı neyse. Aynur, sen de sular seller nasıl? Mükemmel. Mükemmel. Bir baş başa konuşsanız siz bahçede. Konuşacak bir şey yok ki. Siz daha iyi bilirsiniz ben. Bence de olmasın. Bir baş başa konuşun, bir şeyleri bence, halledin bence yani. Bence kapışacaklar. He? Bence de ya. Bence kapışacaklar. Kapışacaklar. Ya yok, ben konuşarak kalmıştır ya. Bence böyle sakince en azından. Yok, sakince rica edeceğim ben daha sonra. Ben konuşmak istemiyorum. Tamam, reddedersin. Olur biter, sorun tamam. Değil. O zaman da gelme şimdiden sonra. Efendim? Tamam gelme. Tamam, ben yükselmeyeyim. Şimdiden başladı işte. Yükselmeyin. Çok çabuk yükseliyorsunuz birbirinize karşı. Evet. Sağlıklı bir şey. Kolera etmiyorsunuz. Ne? Birbirinize karşı çok çabuk yükseliyorsunuz. Bir şeyleri alttan almaya çalışıyorsunuz. Bir de kimse kendi haksızlığını kabul etmiyor mesela. Evet. Hiç karşı tarafın yerinden bak. Ya, o da ben diyor, o da ben diyor. İkiniz de birbirinize karşı empati kuracaksınız. Evet. Bugün oturuyordum. Geldi dedi ki yerimden kalkar mısın? Dedim ki kalkamam. Orası senin yerinde en başta zaten. Kimin? Aşkım kimsenin burada bir yeri yok. Öncelikle bunu... Evet bu arada öncelikle bunu söyleyelim ki evet. Senin belirli bir yeri ama yok. Ama hayır, sürekli orada oturuyordum ya. Aşkım biliyordu. Sürekli orada oturuyorum ama yani ben olmadığımda Rümeysa da oturabilir ya da Rümeysa benden hayır, önce benim gelmişse o da... Konuyu konuşuyor. Doğru tahmin. Ne diyor? Adımı duydum. Tahmin evet. Değil mi? Evet. Diyor ki aa burada benim dedikodum adımı yapıyorlar duydum. Gel diyor. Ya kötü bir şey konuşuyorum. Beyza adımı duydum Beyza. Yemin ederim var ya hakikaten. Yemin ederim. Her şeyi de. Neyse. Dur dinleyelim ya. Yemin ederim. Ne istiyorsun Rümeysa? Adımı duyuyorum ya, dinleyeyim dedim. Dinle hani beni anlatıyorsun ya. Burada kimsenin duymak... bir yeri yok. Kimse burası gerçekten benim yerim oturun. Diyemez.
Rümeysa benden önce giderse Rümeysa hazırlanabilir orada. Ben önce gidersem ben hazırlanabilirim. Aşkım sen üst kata çıkmadın mı VIP'ye? Sen neredesin? Tamam bugün hani kavga ettik sırf sana temas edeyim diye benim damarıma basıp benimle uğraşıyorsun ben sana, ya. Ben seninle kavga etmedim. Sana istediğini ben yerini kimler aldı aslında? Alır alır seversiniz siz. Ben konuşmuyorum seninle. Bana bunu yapamayacaksın. Muhatabım kendini değiş. Mağdura düş. Muhatabım değiş. Ay keşke bunu içeride de yapsan ne olur ya. Keşke ben içeride de dışarıda da muhatap olmasın. Ama sen bu ne yalanmış ben size. Sen şu anda yalan konuşuyorsun. Yalan mı ben ne dedim kızlara? Kötü bir kelime kullandım. Hiç kötü bir şey söylemedim. Kötü bir kelime bile söylemedim. Kimsenin yeri yok. Rümeysa benden önce giderse oturur. Ben önce gidersem ben otururum. Hayır ben şu andan bahsetmiyorum. Kimsenin bir yeri yok dedim yani. Ben sen bana diyorsun ya. İçeride dışarıda kim farklısın. Geldi? Ben içeride seninle kavga etmedim bak yalan konuşma algı ya, yaratma beni söyleyeceğim. Allah aşkına ben ya beni kıskırtmak Beyza için içeride? Uğraşmıyor ben musun Rümeysa? Ben beni kıskırtmak için ya. Uğraşmıyor musun? Dürüst ol. Yalan konuşma Beyza. Allah yalan aşkına konuşma. Herkes burada. Ben sana bağırmadım. Sen bana bağırmadığını söyleyebilirsin. Bak sana. Ben sesin yüksek çıkan seninle bir kadınım. Seninle muhatap olmuyorum. Ben bölümü... Keşke içeride de birine muhatap olmasam da böyle problemler yaşamasak ya. Yok vallahi başım ağrıtıyor. Bence benim üstümden algı yaratıyor. Ben sana cevap yaratıyorum. Bile vermedim. Ay bir şey cevap söyleyeyim bile vermiyorum gerçekten. Sana ya. Ben cevap vermiyorum. İyi oynayan bir kadın daha görmedim. Değilsin. Konuşmak çok istemiyorum Beyza. Tamam, istemiyorum. Tamam içeride de benimle muhatap olma diyorum. Ay başımı ağrıtıyor ya. Başımı ağrıtıyor. Sus artık ya. Abi yalan konuşuyor bir de. Vallahi ben delireceğim artık ya. Hala yalan konuşuyor. Gerçekten. Ya. Benim aklımla mı dalga geçiyor acaba? Üstümden prim yapmaya çalışıyor. Allah aşkına benim botoksuma baksanıza öyle bir tutmuş ki Angry Birds gibi. Kaşlarım kalkmış yukarı. Sen de bak stresim geçiyor. Oynatmaya çalışıyorsun. Oynamakla oynamamak arasında bir şey senin mi? Bak. Bende var benim mı sence botoksum? Yap bakayım şöyle. Olmuyor ya. Ama kırışıyor. Oluyor kırışıyorum var, ben. Var. Benim tutmadım. Beni net yapmam lazım. Sen mimiksizsin ama. Bakayım var. Murat bir böyle yap bakayım. Ben de şu evet biraz ya. Var. Hayatımı hiç yapmadım ama galiba artık yapmam gerek. Çok yararlı botoks. Şey diyorlar ya 30 yaşına gelmeden artık yapmak lazım. Ama sonrası evet. Yapmak yaşlarda, derin kırışıklıklar olmasın evet, diye. İleriki yaşlarda biraz zor kapanıyormuş. Kesinlikle. Ben 24 yaşındayım. Ben şeyden dolayı yaptırıyorum. Cildiyecim önermişti bana. İyi geliyormuş gerçekten. Evet. Senede bir yaptır demişti. Ama inanılmaz tuttu yani. Ben mezitör yapıyorum ama hiç şey yok ya. Bu botoks yüzü yani kaşları kaldırmak sen için. Sende var mı? Tabii kaş kaldırır. Doğruyu söyle. Kaldır. Bende çok var. Bir tut evet. Kaldırıp tut. Yok be senin ama şey yapınca öyle yapınca çıkıyor. Çap. O yüzden böyle. Var sende. Var olabilir. O yüzden çatı kaşlı olmuyor. Sen hep güler yüz falan. Hiç yok. O yüzden hiç kavga etmeye çalışıyorum. Sinirlenmemeye çalışıyorum. Ya gidebilir miyim? Robot benim gitmem lazım. Beni neden yollamıyorsun? Ben gidebilir miyim robot? Sürprizim var. Kafanı şöyle bir sallasana. İkimiz gidelim o zaman. Evet o tatlısını götürsün ben de yanında. Aa izin verdi. İzin verdi. Verdi mi? Oğuz'un yanına Oğuz'un yanına gidip konuşuyorsun. Yok. Tatlıyı götürüyor musun? Gidiyor evet. Musun? Gel beklesene bana yardım et gel buraya. Ya ama ya ben yemeyecek miyim? Çatal yok ya. Tatlı. Geliyorum ya. Hemen. Tabak falan alacağız yardım et bana. Ama hani ben yardım edecektim. Ama Oğuz buraya geldi seni yollamıyorlar. Sen her şeyi yani haber ver bana. Söyledik söylemesi gerektiğini biz de zaten. Bana ben her zaman böyle ben dedim bana haber verilsin. Ondan sonra ben ne bir bakıyorum tak dudak dolgusu. Ben nereden sürpriz? Dudak dolgusu sürprizi mi olur ya? Ama kadınsal şeyler söylenmez ki erkeğe. Abi şimdi haber ver. Kadınsal şey mi bu Leyla? Hayır öyle dudak değil mesela biz cilt geldim. Bakımına dudak işte dolgusu ne bileyim. Yaptırmaya ne ara gittin? He ya işlerim var. Ne oldu dayı yani anladın mı? Biz burada kimiz ya? Ondan sonra haber ben geliyorum. İçeri giriyorum. İçeri giriyorum. Diyorum ki ben şu zaman şunu yapmayı düşünüyorum. Nihle o zaman da konsere gidiyor. Sen haberin yok mu? Aa. Neyim ben? Ama bak sen mi ettik ama bilinmem. Şey çok doğru söyledi. Şimdi o zamana kadar hep bir şeyleri böyle alıştıysa haber verme. Bağımsız bak, yaşamak diyeyim. Hayatım. Dur ben seni anlıyorum. Senlik sıkıntı yok. Ama bu zamana kadar alışmış olduğu bir şey var ya onu değiştirmek bir anda çok zor. Mesela bu onun için bir şey gibi oldu. Tecrübe, deneyim. İlk de böyle kestirip atman çok sert çıktın ya o da bir afalladı. Kestirip atmıyorum ben. Tamam diyorum afalladı ki, yani bir böyle sert yaptın ya o da bocaladı. Ben diyorum ki ben buna koy, çizgini birebir görüş konuştuğumuz zamanda da ben bu çizgimi her zaman belli ettim. Sen niye bana mağara adamı diyorsun?
Ya Oğuzhan ya, şimdi bak ya. Evet, hadi bak. Kanka bak, sen abartıyorsun ya. Bir şey ya diyeceğim, herkesin kırmızı çizgileri olabilir. Benim de var, ben böyle istiyorum hani. Saygı duymak lazım. Bak ben kıskanmanı seviyorum bu arada Dilara'yı. Çünkü kıskanmak bir sevgi belirtisidir. Yani. Ben hatırlıyor musunuz buraya ilk geldiğimde, ben de kıskancım ve kıskanılmayı severim demiştim. Ama bunu şöyle sevmiyorum. Ya bunu yapamazsın. Ben zaten, kız zaten ilişkisi varken bir erkek arkadaşıyla çok samimi olmaz. Sen onu yapamazsın deyince insanı kışkırtıyorsun. Bir de diyorsun ki çok mu özel, çok mu özel alan? Özel alan tabii. Kız erkek arkadaş olamaz diyorsun. Demek ki sen de olamazsın. Peki rahatsız bak, et... belki bir kendine özgü bir alandır ama özel alan değildir. Özel alan sadece ilişkisinde olur. Yani özel ben olmalıyım. Benim de özelim o olmalı mesela. O şekilde olmalı. Yani özel alan, hem benim özel alanım hem arkadaşların özel alanı olmaz bence. Bence olmaz. Mesela sen ne düşünüyorsun? Ya ben açıkçası çok samimi ve labali kız erkek ilişkilerini ben de sevmiyorum. Yani şöyle nasıl söyleyeyim, benim de var erkek arkadaşlarım ama işte el şakaları, yok işte sarılmalar sarılarak mı? Benim ilişkim olsa bunlar rahatsız olmasa ben derim ki yani ne alaka, niye rahatsız olmuyor? Ama mesela benim çok düzgün erkek arkadaşlarım var. Otururuz çay kahve, muhabbet, sohbet, dost. O bana kız arkadaşını anlatır, tanıştırır. Böyle arkadaşlarıma mesela gelse benim sevgilim, görüşme dese ben sevgilime açıkçası izin verdirmem. Yani böyle bir şeye karışma hakkı vermem. Mantıklı. Değil mi? Mantıklı. Düzgün çocuk diyelim. Sonuçta hepimizin birçok sevgilisi olduğu, her biriyle de gidip sonsuzluğa gitmiyoruz ama ya, dost dediğin kişiler belki... Sonsuza kadar belki. Gidecek yani. Ya ben kız dost arkadaşları mesela. Benim kız arkadaşımın erkek arkadaşı olabilir. Tabii ki de tanırsın, benim... bakarsın, rahatsız olduğun bir durum görürsün çocukta, dile getirirsin. Aynen. O da müsaade ederse. Ya gelecek bana o güveni verecek koyar abi. Ya kesinlikle. Ben çünkü şunu bilirim, şunu inanırım. Zaten bir kadın yapacağı varsa baş başa yemek yerken masa altından yapar ya, yapacağını. Her şekilde. O kadar erkek doğru de ki, kadın da her yani şekilde. Her şekilde değil mi? Onun bir yolunu bulur. O yüzden kısıtlamam. İçinde varsa zaten buna engel olamaz. Amaç ne peki senin? Bunları yapmandaki gerçek amacın ne? Hislerinden emin olmak. Tamam, sen hislerinden emin değilsin, ben hislerimden emin değilim. İkimiz de birbirimizden asla emin olamıyoruz sanırım. İkimiz de orta yolu bulamıyoruz demek. Bulamıyoruz işte. Böyle bulamıyoruz bir sıkıntı işte. Var. Bizim aramıza yani kimi getirirsen getir, yine bulamıyoruz. Kritikte de bulamıyoruz, başka bir yerde de bulamıyoruz. Ama benim davranışlarımdan birazcık daha böyle belli gibi sana bir şeyler hissettiğim. Sence benim davranışlarımdan sana bir şeyler hissettiğim belli değil mi? Çok belli değil gibi ya. Çok belli değil aynen mi? Aynen. Sen bir şey anlamadın mı? Senden hoşlandığımı anlayamıyor musun? Anlayamıyorum. O zaman bu da senin problemin. Hiç artık gerçekten beni anla diye uğraşacak takatim kalmadı ya. Yorduk birbirimizi ya. Yoruluyoruz biz. Yani diyorum ki ya bu çocuk bundan hoşlandı mı, bunu istediğimi nasıl göremez ya? Beyza kimse görmüyor bu evde. Ben kimse görmüyor mu? Kimse görmüyor. Valla benim arkadaşlarım gayet de görebiliyorlar. Sizinkiler niye göremiyorlar acaba? Senin arkadaşlarından kim görüyor? Sana serviste bile bu çocuk senden falan filan yani. Neyse servis muhabbetlerini karıştırmayayım da. Yani benim arkadaşlarım, biz senin sevgilini inanmıyoruz diyen arkadaşlarım var benim. Sen negatifleri duymak istediğin için sürekli negatifleri duyuyorsun. Anladın mı? Sen pozitif bir şey kapatmışsın kulağına. Ve ne gelirse Beyza'dan negatif gelir kafasındasın. Beyza genel olarak bir öyle bir algı var ev içerisinde. Ne senin bana karşı ne benim sana karşı olan hislerime bir inanılmıyor. Kimsenin biz de zaten şey ilişkimizin başından beri insanlar ne derse onu yapmaktan da bıkmadık yani. İnsanlar nasıl yönlendirirse sen o tarafa gidiyorsun, ben bu tarafa gidiyorum. Böyle. Biz böyleyiz artık yani. Bizden bir şey olmayacak. Ne hayaller kurmuştuk ya. Psikolog gibisiniz. Biz geliyoruz, her derdimi anlatıyorum falan, tasamı anlatıyorum. Öyle öyle dertleşiyoruz çoğuyla da dersler. Evet, değil mi? Dertleşiyoruz. Çok ağır. Merhaba. Evet çok ağır. Zaten ben pasta yaptım Ozancığıma. Ama elim bol olduğu için biraz çok fazla oldu. Ne yaptın duyamadım. Sana yaptım. Çok iyi pasta. Şimdi pasta ben yaptım sana. Ozancığıma mı yaptın? Serviste sakladım o kadar. Fark etmiştim değil mi? Yemez miyim daha çok hepsini? Yoo. Nereye sakladın bunu sen ya? Poşetin içine koydum sen. Al şimdi. Evet ya. Ozan. Ozan pasta yaptırdım kanka sana. Pasta mı yaptırdın bana? Karın güzelsin diye. Kanka ben diyetliyim ama ya. Ellen gel. Kırıldım sen.
Hoşuna gitti mi sipariş? Sağ olun ya, iyi ki hoş geldin. Teşekkür ederim. Özledik seni ama elimi soluyor. Vallahi üzülüyorum kanka. Sıkıntı yok kanka. Kanka kardeşimsin. Kanka psikolojim bozuk biliyorsun ki. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben de. Merhabalar. Ben yeni kız. Anladın mı? Evet, farklı tazı giymişsin bugün. Evet. Selam. Tatlı olayım dedim. Hadi ya, Dilara'm nerede ya? Tamam. Vallahi yiyeceğim, zor tutuyorum. Robot. Ben Dilara'mın yanına gitmek istiyorum. Tamam. İzin veriyor musun? Çok giyindim. O seçiyor, popüler giyindim. İşte bu be. İşte bu. Nasıl alacağım? Alkol. Bye, bye, bye. Ne yapıyorsun? O senin olsun. Böyle bir zorlama. Ya atıyorum şunu diyor bana. Ben bunu ona söylemediğim halde. Bak diyor, sevgili olursak diyor. Bu olur. Beni çok güzel olur. Şöyle olur, böyle olur. Beni şartlıyor. Ve ben kendimi daha çok, yani daha çok uzaklaşıyorum. Bir insanın böyle bir şey dediğini düşünüyor. Belki, baskı altına hissediyorsan. Evet, baskı altına kalıyorum. Ne zaman? Ne zaman? Yani ne zaman fotoğraf atacaksın? Atmıyorum. Ben zaten biri benden bir şey isterse yapmam. Hani... Sen bana ne zaman ben bunu buraya sordum da bana izin vermediler de ya da gitmeyi düşündüğün zaman da ya ben bunun konserine gitmeyi düşünüyorum hatta gideceğim. Yani konserine gitmeyi düşündüğümü söylemediğim için mi biz bu kadar kavga ediyoruz ve sen bana bu şekilde çıkıştın? Yani Nihle bak anlamak istediğin gibi anlıyorsun. Anlamak bak, istediğin gibi anlamıyorum. Anlamak istediğin gibi anlıyorsun. Bak zaten her zaman her şekilde bunu yapıyorsun. Hani haber vermiyorsun bana. Ben sana bunu defalarcasına tekrarladığım için... Hala bana haber ver. Bak diğerlerini artık sineye çekiyorum. Sineye çekiyorsun? Hani diyorsun ya ben şimdi Kadıköy'e geldim. Şimdi şuraya geldim. Evet. Şimdi buraya geldim. Hiç bir doktora gittiğinden falan benim de ne bir haberim var ne bir şeyim var. Bak onları tamam, falan. Tamam bundan sonra. Onları falan. Bak bundan sonra diye bir şey yok. Yok şeyden senin... bahsediyorum ben. Hiçbir şey. Bak abi lafımı bözün. Dinliyorum seni sabahtan beri sen bak... Beni sabahtan beri dinliyorsun öyle mi? Dinliyorum sen konuşma sabahtan ağzını... Sabahtan beri bana sarar ediyorsun tamam mı? Konuşmak istemiyorum diyorsun. Sen bana çıkışan tarafsın. Oğuz ben sabahtan beri seni dinliyorum. Ve sakin kalmaya çalışacaksan cevap veriyorum bu kadar ya da konuşamıyorum. Çünkü öyle bir geliyorsun ki bana. Nasıl geliyorum? Öyle bir sert geliyorsun ki. Nasıl sert geliyorum ya? Sarar ediyorsun. Konuşmak sakin... istemiyorum neye diyorsun. Neye sana ne dedim? Dedim ki sana düzgün bir şekilde hani kim söyledi ki bunu öğrendi diyorum. Hani düzgün bir şekilde sanırım. Sana ne yapacaksın kimin olduğunu dedim. Sana ne? Bu ne demek? Sana ne? Ne yapacaksın kimin olduğunu? Peki bir şey daha soracağım. Sence Berk'le olan ilişkinde negatif yönlerinden konuştuk tartışmada. Bazı pozitif yönleri nelerdi mesela sence? Komikti ama bazen komik olmuyordu artık sussun diye gülüyordum yani. Ya belki ona da o böyle alışmış. Böyle hani ben biraz daha ağırım. Hani daha... Sakin bir insan olmalı benim yanımdaki. Sakinlikten kastım tabii ki de sözü geçen biri ama bu kadar bu değil. Bu değil yani anladın sana daha mı? Baskıcı geldi. Ben hiç böyle biriyle görüşmedim bu arada. Hayatımda hiç yani 2 yaş falan. En son ilişki ne zaman olmuştu senin? Bir yıl mı? Şimdi tamam emin herkes böyle düşünüyordur. Sen bunlar sana zor geliyorsa falan bana söyle tamam mı? Ne zor hani geliyorsun? Böyle bunları ben haberini veremem. Ben konser planlarım falan filan sen en son senin haberin olur. Başkalarının herkes diyor. Ben dedim ya uzun ya bak sözümü kesme ya. Sabahtan beri anlatmaya çalışıyorum sözümü kesiyorsun. Tamam dinliyorum. Bak sana tamam, bunlar zor geliyorsa bak bana söyle. Ben çünkü bunları hep durmadan yaşamak istemiyorum. Bak ciddi söylüyorum. Hı. Hani bak sen bu doktora gideceğin zaman da bak doktora gideceğini geçtim. Hani dolgu yaptırmayı düşündüğün zaman da bak ben dolgu yaptıracağım, doktora gideceğim falan diyemiyorsan bana söyle. Sen bir konser planlayabileceğin zaman da konser planladığın zaman da bana söyleyemiyorsan ondan sonra ikinci planı hatırlıyorsam söyle. Gördün ne kadar uzaklık oldu. Ben Mert'in yanına yakın oturduğum için demediğini bırakmadım. Aramızda bir metre var. Sen Mert'le ya bu şekilde git oturdun. Ya aynısı bu Allah dönüyorsun aşkına. Yani. O bakışmaları o şey. Ben seni uyarmıştım ama bu konuda. Benim aramda bir metre vardı Dilara. İzlersin. Bir metre vardı. Neyin tribünü atıyorsun şu anda? Salak bir şey, salak saçma bir şekilde o yakınlaşmalar. O ne öyle yani? Hiç beklemiyordum. Ya saçmalama sen. Hasret benim kankam. Böyle bir şey aramızda olma şansı yok. Kankasında bu şekilde bakmaz yani. Bakmadım ki. Ya bir defol ya. Allah aşkına gözlerin içine giriyordum. Dilara. Ne? Lütfen benimle düzgün konuş. Sen de düzgün hareketler yap. Tamam düzgün konuş. Bak şu an iletişim... Senin yüzünden kızlar bana neler söylüyor ya. O bakışmaların falan. Bir tek ben fark etmemişim. Dilara yani. Ne alakası var? Şu an bir iletişim kuruyoruz. Bana defol mefol diyorsun. Bu saygısızca kelimeler biliyorsun değil mi? Ya bunları kullanma. Burada oturmuş konuşuyoruz. Aramızda bir metre vardı.
hasretle aramda bir şey olması mümkün değil. Ya ben ondan ona mı bahsediyorum? Karşı... Bakışlarından tamam, mı bahsediyorum? Tamam bakışlarım... Çıldıracaksın, çıldıracaksın beni. Yemin ederim çıldırtacaksın ya. Nasıl bakmışım ben? Nasıl ben bakmışım sana, ya? Ben sana dedim ki hareketlerine dikkat et. Hareketlerime dikkat et derken nasıl bakmışım Dilara? Nasıl bakmışım ya? Hasretle sor nasıl bakmışım? Sen diyorsun ya kadınlar bana hiç... Ben kadınlara adım atmam, kadınlar bana atmam. Atar. Sen bu halle kim bilir dışarıda neler yapıyorsundur. Ne alakası var şimdi? Nereden bunu sus türettin? Ya. Nereden türettin? Aklına nasıl geldi böyle bir şey? O bakışmalarından türettim senin. Ya bakışmalarından derken nasıl bakmışım, nasıl? Bak bakışmalara takılıyorsun. Yok Buse'ye baktın, yok Rümeysa'ya baktın. Konu o mu ya? Ben onu çözdüm bugün. Onu dünkü şeyi derken, söylüyorum onu sana. Onu çözdüm derken bana sürekli diyorsun. Buse'ye öyle bakma. Şuradan birisi sen geçiyor. Sen de bana sürekli şuradan diyorsun. Şuradan birisi geçiyor. Şöyle geçerken kim diye bakıyorum, önüme dönüyorum. Diyorsun ki niye bakıyorsun diyorsun bana ya. Sen de aynısını yapıyorsun. Ne zaman aynısını yaptım? Sen arkadaşlarına, arkadaşım dediğin adama geliyorsun böyle temas ediyorsun. Yapabilirim. Yapamazsın. Ay. Yapamazsın abi. Yaparım. Temas edemezsin. Ederim. Edemezsin. Ederim. Eder misin? Ederim. Eder misin gerçekten? Çok büyük temas etmiyorum farkındaysan. Gülerken şöyle yapıyorum sadece. Yapmayacaksın. Yapamazsın. Allah Allah. Yapamazsın. Benim kadınımsan yapamazsın. Benim tanıma yolunda olduğum kadınsan yapamazsın. Ne yapayım böyle bekleyeyim mi yani? Bu evde böyle durayım. Hiç kimseyle konuşmayayım. Sadece sen yani. Dilara ne alakası var? Ben değil. Konuşabilirsin. Konuşma demiyorum zaten. Hangi kadın bu evden birbirine, bir arkadaşına temas ediyor? Sen temas ediyorsun, temas etme. Çok katı kurallarım var. Ben temas etmemeni istiyorum. İletişim kurma demiyorum sana. Onunla konuşma, bununla konuşma demiyorum. Sen bana demedin mi kritikte konuşabilirsin herkesle ama normal. Evet. Konuşunca benimki de bile uyarıyorsun. Kötü hayır, hissediyorum ki böyle var. Kalıyorum senin hayır, yanında. Hayır, konuşabilirsin. Hani Leyla ile aranızdaki olayların... Aklıma geliyor ve Çaban komik geliyor. Yani Çaban dediğim daha doğrusu inanmıyorum. İnanmadığım için komik geliyor. Sana ben şu an senin yani sana inanmak güvenmek istiyorum diyemem. Hayır ben bana inan güven demiyorum. İnanmak istiyorsan ya da güvenmek istiyorsan ben kendimi çabalarım sana tamam, ifade ederim. Tamam inanmak istiyorum veya güvenmek istiyorum. Zaten direkt bana inanamazsın yani. Öyle ben güvenmek istiyorum veya inanmak istiyorum diyemem. Çünkü benim içimde sana karşı bir duygu yok. Gayet normal. Bana zaten duygun var mı diye sana sormuyorum. Tamam. Tekrardan sorayım. Yani ben sana ileride sana karşı duygum da olur. Bak sen benim güvenimi, inancımı kazanırsan benim ileride sana karşı duygularım olabilir gibi bir cümle de kuramam. Benden şu an ne gibi bir cevap istiyorsun onu anlamadım. Şöyle biraz daha açıklık getireyim. Belki sen bana inanmaya çalışırsan ya da benim genel olarak söyleyeyim önümü komple kesmezsen hani belki bana inansan da güvenmeye çalışsan da belki biz birbirimizi tanıdıktan sonrasında sen beni belki istemeyeceksin. Hani evet biz konuşuyoruz, iletişimdeyiz, hani böyle bir seni tanıyayım dedim ama yok hani biz gerçekten uygun değiliz. Ben buna okeyim. Ama sen gelip hani bana kendini ispat etsen de etmesen de ben hiçbir türlü seninle olmam dersen dünkü gibi hani diyorsun ya hani ben istemiyorum. Saygıyla karşılayacağım artık çaba gösteremem yani. Çünkü sen bana diyorsun ki ben böyle algıladım. Çaba göstersen de göstermesen de işte baskın karakter bilmem ne kadar sen benim için uygun birisi değilsin gibi tarzı bir yorum yaptın. Ama bir şey söyleyeyim mi? İkimizin arasında geçen konularda genelde ben haklıyım Beyza. Sen mi haklısın? Evet. Gerçekten kendini bunu herkes söylüyor. Yani senin arkadaşların seni haklı gördüğünü söylüyor. Benim arkadaşlarım da beni haklı gördüğünü söylüyor. Senin arkadaşların seni haklı gördüğünü kaç arkadaşından bahsediyorsun? Bana hak veren arkadaşların da var aranızda. Bir şey söyleyeceğim ya. Gerçekten sen haklısın, ben haklıyım muhabbetine mi döndü olayımız şimdi? Muhabbetimiz tabii ki de o değil. Yani ben ama... bu konuyu kapatıp başka bir konuya geçerken tekrar buraya R olarak geri dönmem. Ne yapalım? Tamam o zaman hadi konuşalım. En başından bütün konuları masaya koyalım. Sen mi haklısın, ben mi haklıyım? Kaç tane sen haklısın, kaç tane ben haklıyım? Bunları konuşalım, bir karar verelim. Raskolnikov kimdir? Raskolnikov kimdir? Ben ne bileyim kimdir? Raskolnikov. O kim? Bir düşün bakalım. Bilmiyorum kim olduğunu. Niye kitabını okumadın canım benim? Okumak zorunda mıyım? Okumak zorundasın. Sen bir kitap kurdusun. Evet, kitap okumayı seviyorum ama Raskolnikov... Suç ve Ceza. Dostoyevski değil miydi? Tamam. İçindeki karakter Raskolnikov. Tamam, bitiremedim. Okuyamadım, bitiremedim. Bitir. Bir an önce bitir. Onu bir analiz et bakayım bana. Gidip de ya ay diyerek temas etme. Ben bunu istiyorum.
Canım o alışkanlık olmuş. Alışkanlığını işte vazgeç bu alışkanlıktan. Abi vazgeçeceksin ya. Ne demek abi dokunmak? Sen bana dokunabilirsin, ben sana dokunabilirim sadece. Sen ikimizden başka kimseye dokunamaz. Dokunamaz. Çok abartıyorsun. Abartmıyorum, dokunamazsın. Kankam diyorsun, tamam kankam. Eğer sen dışarıdaki kankalarından böyle dokunuyorsun ki dokunuyorsundur. Eminim dokunuyorsundur. Ya tabii ki de temasta bulunacağız. Ne demek o ya? Temas derken yani gülerken o benim huyum zaten. Ben onu yapıyorum yani. Elimi kontrol edemeden yapıyorum. Sadece bacağına koluna dokunuyorum. Bir saniye falan sürüyor. Gidip de yanına yakınlaşmıyorum. Bitirelim mi ilişkiyi? Tanımadan bitirelim mi? Bitirmek mi istiyorsun? Bitirelim mi? Bitirmek mi istiyorsun? Bitirelim mi? Bitirmek mi istiyorsun? Hayır. Niye bunu söyledin o zaman? Çünkü bu benim kaldıramayacağım bir şey. Bu çok önemli benim için. Bunu ben kaldıramam. Ne önemli senin için? Ne? Sen bir arkadaşına bu şekilde temas edemezsin. Anladın mı? Arkadaşına temas edemezsin. Sadece sevdiğin adama ya da ilişki yaşadığın adama temas edebilirsin. Şu an bir şey istemiyorum. Çünkü şu an içimde kimseye karşı bir şey yok. Yani bakışlarıyla beni almalı karşımdaki insan. Konuşurken bile o gözlerinden etkilenmeliyim. Etkilenmiyorum şu an. Ama şu an dersen sanki hani ileride olmayacağım anlamına da gelmezi çıkarıyoruz ya biz hani gene. Yani ben şuradan şunu mu anlamalıyım? Ben seninle olmak istemiyorum çünkü sen narsist bir adamsın. Tamam işte bir ön yargıdan da kaynaklı sen hani böyle yaklaşıyorsun. Evet, o yüzden istemiyorum zaten. Bak eğer sen şunu bana dersen hani ön yargımı kırmak senin elinde ben çabalarım. Ama ön yargımın kırılacağını düşünmüyorum. Ya ben şuradan şunu mu anlamalıyım? Sen çabalasan da çabalamasan da, inandırmaya çalışsan da, inansam da inanmasam da. Ne olursa olsun sen narsist bir adamsın. Ben seni asla olmam mı? Asla olmam mı diyorsun? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Saygı duyuyorum. Rica ederim. Tamam. Bu kadar. Hasret de senin önceden tanışacaktın. Sen kabul evet. Ettin sonucu olarak. Tamam. Niye öyle hareketler yapıyorsun? Hasret de tanışacaktın derken hasret de biz... Konuşmayalım. Ben bölümleri izledim. Tamam. İzledin. Tamam ne oldu? Aramızda ne geçti konuşma olarak? Sen dedin ki tanımak isterim. Oğuz'la yakınlaşmasından dolayı bitirdim. Sonuç olarak onu tanımak istedin bak, sen. Mevzu ne biliyor musun? Hasret'le beni sürekli tanıştırmaya çalıştılar. Oturduk bizim eve geldi. Bak. Dinle beni lütfen. Oturduk bizim eve geldi. Konuştuk normal arkadaşça. Ondan sonra hani... Kimseye adım atmadığım için dedim ki yani hasretle konuşuruz dedim. Hani tanımıyor da değil, konuşuruz. Bizim eve geldi ama, derken? Ya bizim erkekler evine gelmişti. Konuşuruz dedim. Ama o Oğuz'un elini tutması mesela konuşmaya bile başlamadım o hareketi yaptığı için. Tanıma yolunu bırak, konuşmaya bile başlamadım. Yani hasretle aranda tanıma yolunun yoluna girme bile olmadı yani. Öyle söyleyeyim ben sana. Öyle anla. Hasretle ben tamamen arkadaşım, kankayım. Benim ona karşı hiçbir hissiyatım yok. Benim tamamen bütün hissiyatlarım sana karşı. Ve senden bazı şeyleri törpülemeni istiyorum. Karakterinde bu vardır. Belki hani dokunma vardır. Ama ben bunu istemiyorum Dilara. Bak ben seni, sana gerçekten değer veriyorum. Anladın ben mı? De değer veriyorum. Sana gerçekten değer veriyorum. Ya ne istiyorum abi? Yani çok büyük bir şey de istemiyorum. Ben başkasından duymayayım abi. Konsere gitme planının olduğunu ben başkasından duymayayım. Nasıl? Konsere gitmiyorum. Bir. Konsere ikincisi, gitme planının olduğunu. Tamam düşünmüş olduğun her şeyi saniyesinde sana söyleyemem. Saniyesinde biliyorsun ben buraya söyleyebiliyorsan bana da söyleyebilirsin telefonum abi. Telefonum elimde olmuyor benim arkada. Abi buraya söyle. Nasıl kimle söyledin? Yüzde görüşüyoruz ya tamam, bu insanlarla söyle, biz. Tamam benle de görüşmüyor musun yüz yüze? Hayır. Sen iyi misin akşam, ya? Akşam Oğuz çıkışta konuşuyoruz yani, ya. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Aa. Biz seninle bu sabah konuşmadık mı? Telefonla. Ya dün sabah da konuşmadık mı? Dün birlikte değil miydik? Saniyesinde söylemediğimden bahsediyorum. Sonra söyleyebilirim tabii ki. Abi ya uf. Tamam sen anla tamam sen. Öyle anla. Sen haklısın. Vallahi uğraşamayacağım ya. İyi uğraşma o zaman. Ya, uğraşmayacağım vallahi. Uğraşamazmış. Uğraşmasın. Su içeceğim. Burası daha serin, üstümdeki çok kalın.
Minimum 1.85. Esmer. Kaçmış bu Yeliz'in boyu? Yeliz'in istekleri. Şşşt baksana be. Kanka bak ben yani bir şey demeyeyim, ben bir şey yapmadım ya. Bir şey yapmadım, biliyorum geçen sizinle de alıyor. Yeliz'in 1.85 boy istiyor. Çok. TR erkekleri için aşırı derece fazla. Esmer olabilir. Hafif göbek olur. Yenur. Damar, hafif göbek varsa damarlı kolu oğlum olmuyor. Olmaz. Oğuz. Evet. Oğuz. Ya dayı anlatamıyorum ben derdimi ya. Oğuz'da bir şey bittiyse bitiyordur anlatamıyorum ya. Anlatamıyorum yani. Bence söylemeyin. Git bari bir sor la. Yazık bana oldu. Ne kadar bebiş. Yeter. Öyle. Çok kötü bir şey oldu ya. Öyle. Ben bir kadının ağlamasına hiç dayanamam. Batın gözlüklerini de getirdim. Sen çok tehlikeli adamsın. Niye be? Bilmiyorum bana öyle geldi. Sıkıntılı konular var. Sen ne yapıyorsun üzgün ya? Üzgün müsün? Bak bakayım. Evet. Yo. Evet. Sus yalan söyleme bana ben biliyorum. WhatsApp'tan yazdıklarımı anlatma sakın. WhatsApp'takileri anlatayım biraz önce yazdıklarını. Ya saçım öyle değil zaten. Ne yapalım gençler, şu ikisini barıştırsak mı, ne yapsak? Tam biraz konuştuk da biz belki. Konuştuk biraz da. Olacak gibi değil. Hayır oluyor. Tamam hadi. Hiç sıkıntı yok. Ben onu akşam diva yorgun muhabbeti yaparım. Ama bak bir söyleyeyim mi? Anlattı zaman suçlu sensin. Evet. Ha? Sensin suçlu. Evet. Niye? Sor. Sürekli tartışınızdan bahsediyor. Tartışırım. Tartışmak değil mi? Yine bağırıyor. Baskı altında hissediyor. Şey istiyor diyor. Sürekli diyor hani şöyle... Bipolar gibisin demeye çalışıyorum. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ağlamıyorum. Ağlamışsın, makyajın akmış. Ha? Cevap verecek misin? Niye ağlıyorsun? Uğraşmasana Oğuz, ne olur. Yani sen anlamıyorsun ki Nihli, insanın derdini tam anlamıyorsun. Tam anlamıyorum, sen de uğraşma, uğraşmak istemiyorsun, konuşmak istemiyorsun, konuşmayalım. Ben konuşmak istiyorum, tamam. Sen konuşamıyorsun. Yok. Öyle bir problem var. Yani ben sana derdimi anlatıyorum, sen bana diyorsun ki ama şöyle ama böyle durmadan bir bahane arıyorsun. Yani haklısın diyemiyorsun. Ya sen öyle... Aklına karpuz kabuğu soktum resmen. Sen oradan girersen ben de böyle söylerim yani. Oğuz bu beni öldürmeyi düşünüyor. Niye? Öldürmeyi düşünüyor. Ya öldürmez şey. Canım. Niye öldürsün? Katil mi o adam? Hayır bir de diyor ki otopsiden çıkmayan şeyler var diyor. Acaba diyor. Biraz illegal o adam. Burada bir sağlık bilgisi verdim sadece. Yoksa başka İyi. Bir şey değil. Sağlık bilgisi verirken gerçekten. Siliyorum geçmiyor. Bak bu arada ben gidip elini kadınlara yıka gel. İsim el kaldırmam. Bağırırım, çağırırım, küfür de etmem. Bak ben geçen ne yaptım mesela biliyor musun? Psikiyatrımla tartıştım. Düşün bak. Psikiyatrımla tartıştım. Bana işte o bir konuya yönlendirdi beni. Tamam. Ben de onu dinlemedim. Hı. Gittim onun dedikodusunu PT'imle yaptım. Diyorum ki hani psikiyatrım gelip onunla çekişiyor ama o da bana şey diyor. Gitme artık onu. O senin kalbini kırıyor. Beraberce. Yani insanlar sadece gerçekten biz hani böyle sporosu olan anlamda değil. Kafa olarak da iyi mesela işte onlara kafa olarak da böyle iyi gitmeliyiz yani. Duymak istediklerini hani bizden duymaları ekstra iyi bir şey oluyor yani. Sen o zaman bu yoğun tempoya alışıksın yani. Tabii sen... ki. Ama bu tempoya alışık değilim ama alıştık. Burası evet biraz mentor olarak yoruyor galiba. Ben şu an iyi günlerimdeyim. Evet. Heyecanlı heyecanlı geliyorum. İşte gidince arkadaşlarım oluyor. Birkaç hafta sonra göreceğim ben seni. Ben de normalde öyle kavgacı bir insan falan değilim ama isterseniz burada bazı şeyleri yükselebiliyorsun. Bana sorsalar seni bu arada kesin kavgacı ve ters biri falan diyordum. Çünkü şimdi sürekli hani aranızda bir tartışma oluyor ya ister istemez. Ama olayın aslını öğrenince aslında başka bir şey var. Bu o yüzden bu kadar takıntılı davranıyor. Dediğim gibi mesela Oğuz dese bu kadar sinirlenmeyeceksin dediğim gibi işte. Evet. Erkek olunca olay ama iyi anlaşırsınız biliyor musun? Belki bir gün. Ya belki de ama yapacak bir şey yok yani. Sen niye ağlatıyorsun kızı? Lan ben ağlatmıyorum ya. Niye ağlıyor o zaman? Ya yani ağlamak için ağlıyor şu anda. Gerçekten konuşmayalım bir daha ya. Uf istemiyorum zaten. Konuşmak da istemiyorum. Konuşmayalım Oğuz. Konuşmayalım bir daha. Hı, konuşmayalım. Tamam sen bilirsin. Ben bilirim.
Dalga geçiyor benimle ya. Oğuz çok net ya. Hiç yemiyor kendini kızan. Direkt direkt... Konuş şimdi ya. Konuşmayalım. Konuşmayalım. Biz olsak köpek oluruz. Ne oldu şimdi anlamadım ki. Kanka ben hiç konuşmayalım. Şey demek ki hak etmiyorum. Demek ki o şeyde de bulmuyor beni. Tahammülü de yok ya, zaten. Işte. Klasik Oğuz ya. Manyak ya. Yok klasik değil ya. Bana karşı böyle. Oğuz benim kardeşim gibi. Seçimlerden beri beraberiz onunla. Tamam olsun. Ne olsun? Biz de onunla arkadaş kaldık. Arkadaş kaldınız. Arkadaş kaldınız öyle mi? Dilara. Ben tanım yolumuzu gözden geçirmek istiyorum. Nasıl yani? Bitirmek mi istiyorsun yani gerçekten? Benim eskisi kadar sana karşı bir duygum yok. Acıttı. Beynimde bitirdim ve seni arkadaşım olarak kodladım kendime. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Arkadaşım seni de tebrik ediyorum. İstediğini aldın. Artık çok mutlu olabilirsin. Tamam mı? Sana da yazıklar olsun ya. Gerçekten ben bunu hak etmedim ya. İçin şurayı. Ben bunu hak etmedim. İyi ki gün içinde güzel bir sürprizim var sana. Ya kişisel şey sürprizi. Diyorsun. Evet. O kadar da... Ama iki iyi niyetlinin bir araya gelmesi sonucu kaybeden çıkmaz bu savaştan. Be. Var mısın benimle kazanmaya? Hı? Gel gülüm. Gel. Bana sarılmıyor. Ama yani sinirliyim sana hala. Gel otur. Dedim ki o öyle biri yani. Bir anda bitiriyorsa bitirir yani. Az çok tanıyorum. Buna da olsan çok bozuldu. Kızıyor, sürekli kızıyor. Az önce de bana kulağıma gelip şey dedi, ne güzel bakışıyorsun insanlarla. Mağarasından yeni çıktı ya, öyle görüyor olabilir. Ama güzel fotoğraf. Murat zeki değil, bak siz safsınız. Hayır Öykü Hanım, öyle bir şey olmaz. Leyla sana mı oluyor? Benim hoşuma gidiyor. Tabii ki konuşacak. En çok Leyla konuşacak. Pıt pıt pıt. Çok çaba sarf ettim arkadaşlar. Ah ah de içinden. Öykü Hanım, benim buradaki tek amacım şuradan kalkmak nasip olmasın. Kimseyi de tanımak istemiyorsun. İstemiyorum. Ne olacak? Ben beni o kadar çok seviyorum ki hiçbir erkeğin beni üzmesine katlanamam. Siz olurdunuz en başından beri bence. Zaten olmadı ki bir konuşuyorsun. Yani siz ikiniz olurdunuz. Başka bir ihtimal yoktu yani. Hani böyle bakarsın ya göz, evet, hani beğeni olarak böyle göz alır. Çünkü bence de yok. Anlaşabileceğim de başka bir karakter yok zaten. Şöyle evet. Şeyler söyle. De ki erkeğim de. Senden başkası bak, yok şimdi, bana de. Bak sadece şey yok. Erkeğim yok. Erkekim de. Evet erkekim dedim. Harf kayması çok oluyor. Kırmızı odanın bir tanesi mami. Öbürü çok geliyor anladın mı? Erkekim. Kocam da kocam. Şey ya. Bir de öyle bir şey var. Daha hangisini daha tercih ediyorsun? Olmadık. Yok ben söylemem Ozan'ım zaten. Ozan'ım şu an yeterli. Değil mi? Genelde böyle en rahat hani böyle ilişkin seviyen ilerledikçe o rahatlığı hissettikçe olmuşluğu oturttukça kullandığın kelimeler ne oluyor sevdiğin insana? Hayatımın anlam ve önemi. İstikrar maaşına mı gireceksin? Ne yapayım? Hayır mesela abimle. Ne yapıyorsun? Hayatımın anlam ve önemi çok tatlı. Ne yazdı oraya şimdi? Kanka saçma sapan şeyler. Yorumluyor kanka şu an. Neyi yorumluyor? Şey futbol yorumcusu gibi yazıyor kanka yorumluyor onları. Anlamadım kanka Oğuz işte. Sen ağlıyor musun lan da? Öker değilim ya. Kıskanç olmasın sadece. Olsun. Sen kıskanç değil misin? Ya. Değil misin? Ben kıskanç değilim. Sen kıskanç olduğun için sana... Niye o zaman Hasret'in yanında ağrımızda bir metre olmasına rağmen geliyorsun, Hasret'in yanında o kadar öyle hasta bakıyorsun diye trip atıyorsun? Aramızda bir metre vardı.
Sen geliyorsun bana dip dibe kucak kucağa oturuyormuşsun gibi muamele yapıyorsun. Neden? Kıskanç olmadın işte. Dünkü danstan mı acaba? Oturmanızda sandalyede ona mı bakışlarından. Takın? Hangi bakışlarından bahsediyorsun ya? Flörtöz bakışlarından. Senin gözlerin herhalde tedaviye ihtiyacı var. Aynen görmüyor çünkü net. Aynen et bence de et. Aşkım yani geçmişinde muhabbet olan bir ve çocuğun yanında sürekli bir şeyleri belirtiyorsun. Rahatsız olur bundan yani. Kıskanmak değil aşkım, bu. Aşkım. İğrelti olur bana insan yani. Bana diyor ki kimseyle konuşma diyor tamam, ya. Tamam aynı şey değil ama bu ikisi. Onun eski meçhiyle böyle bağlantılı konuşsa sen yıkarsın ortalığı. Ben olsam ben de yıkarım. Herkes yıkar. Uzun süredir baş başa kalmıyoruz acaba neden? Allah. Ne oldu? Kanka bazı hareketleri beni yoruyor ya. Dilara'nın. Mesela hangi hareketleri? Makar yapıyor arkadaşlarıyla. Espri yapıyor. Espri edişirken gidiyor temasta bulunuyor. Ya falan derken bir temas ediyor. Erkeklere mi? Erkeklere. O bir ikincisi daha yeni uyardım. Dedim ki bak dedim eski tanışma yolunda olduğun insanlarla aynı şekilde ben de eski tanışma olduğum insanlarla muhatap olmayayım. Bir tartışma içerisinde. Kritik de olabilir ama yani sohbet evlere geldiğimiz zaman onunla alakalı bir şey söyleme diyorum. Dedikten iki dakika sonra Oğuz Nihle ile kavga ediyor. Oğuz direkt Nihle'nin yanından kalkıyor. Nihle diyor ki bitirelim diyor. Ne? Tabii. Yani o zaman hiç konuşmayalım. O zaman konuşmayalım diyor. Kalkıyor. Gidiyor Oğuz. Dilara da diyor ki o öyledir. O öyledir ya. O bitirir falan. Sana diyor. Ne? Özür dilerim. Yani sana ne abi? Ya kanka sana beni yoruyor işte. Beni yoruyor ya. Burada beni seni neden yoruyor. Arada bırakıyor? He? Seni arada bırakıyor. Yorum yapmaması lazım. Bana yorum yap. Bata yap. Başkasına yap. Ama eski tanışmış olduğun kişiye yorum yapmamalısın. Bana göre yanlış. Ya daha iki dakika önce konuştum. Bilerek yapıyor bak. Gerçekten benim sinirlenmem için yapıyor. Bir şey söyleyeceğim. Yapıyor. Peki senin sinir hoşuna gittiği için yapıyor olabilir mi? Eğer bu şekilde gerçekten benim sinirimi zıplatmak hoşuna gittiği için yapıyorsa ben bu yolu bitiririm tanışma yolunda. Of. Şimdi size bombaları patlatıyorum tamam mı? Ay canımız tatlı istiyor. Yeni rota gelin oluşturuldu. Gelin yuvarlak masada oturalım Murat, da tatlıyı orada yiyelim. Yeni rota oluşturuldu. Ay gördük aşkım. Yeni kız ama. İlayda'ya mı? Ya yemin ederim hissetmiştim. Ben niye kimseyle sohbet edemiyorum bu evde? Sohbet ettiğim gibi yeni rota diyorlar. Ben Murat'la konuştum. Murat benden vazgeçti. Hümeysa buraya koysana yiyelim. Tamam baby sana demiyorum. Beraber. Sen onu söyleyince direkt dediler ya İlayda falan. Sohbet ettik arkadaşlar. Böyle sohbet ettiğinin adını çıkıyor. Aşkım. Yani öyle. Yani. Sohbet ettik. Bu arada ben keyif aldım. Erkekler evine gittim. Murat'la sohbet ettim. Herkesle sohbet et zaten. Oğuzhanlar falan. Evet tabii ki tanışacağım yani. Sonuçta erkek arkadaşı arıyorum burada. İnsanlarla biraz sohbet etmek. Mert'in selamı var. Sadece burayı verdiler. Ben hani bir şey demedim neyi ama verdiler? İkinizin muhabbetini. Dedim ki şey, İlayda gerçekten çok güzel kız. İnşallah harcı atmaz kendini. Hangisini Mert'in verdiler? Mert'in selamı var. Aleyküm. Normal sohbetimizi anladım. Sen, böyle olunca Dilara'ya yükseksin. O da karşılıklı birbirinize yükseksiniz. Abi böyle olunca gerçekten şu evde aşılmayacak şey değil. Dilara çok akıllı bir kız. Bence bir daha yapmaz da yani. Sen tepkini belli ettiğin zaman. Gerçekten var ya çok yoruyor beni ya. Yemin ederim yani bütün modum düşüyor. Şu evdeki geçireceğim zamanı. Böyle sinirlenerek geçirmek istemiyorum ya. Modum düşük geçirmek istemiyorum. Böyle bir anda bir şey yapıyor modumu bozuyor. Modumun işini ediyor. Anladın mı? Ondan sonra gel benden burada işte bir şeyler bekle. Modum düşük ne yapabilirim ki şu anda? Ya vereceğim. İlişkiyi bitireceğim ya ilişkiyi bitireceğim. Çünkü abi ben böyle modum düşün istemiyorum. Benim kadınımsa bana göre benim istediğim gibi davranacak. Çünkü benim modumu düşürüyor. Benim modum düşürüyorsa bu evde beni aşağı çeker. Ben ilişkiyi bitiririm ne yapıyorsa yapsın umurumda olmaz. Bu şekilde beni kararlarımı kırmızı çizgilerimi uyan bir kadın gelir onunla bir yola çıkarız. Benim modumu düşürmeyen bir kadınla yola çıkarız.
Bu şekilde olmaz abi. Ben kaç kere uyardım seni ya? Kaç kere uyardım ya? Yeter artık ya. Neyse sakinleş. Ya sakinleşim var ama bir olup içtim. Odumu düşürdü yani. Ne yapayım ya? Allah aşkına. Hoşlanmasam. Umurumda olmaz zaten. Hoşlandığın için zaten bu kadar düşüksün. Aynen. Ben iki Mert Bat Oğuzhan. Düşemem bir kere daha. Yok ben istemiyorum. Komşumuz mağara adamı olmamız. Aynen. Murat. Ben istemiyorum. Ha? Ruat Tuğla'yı hey, da. Hey bad guy. Ha? Ruat Tuğla'yı da mı? Ne? Ruat Tuğla'yı da mı? Yok. Ya bırak bu işleri. Demir Otu'yu çizmedin mi? Şey duydum. Çok merak ettim. Bir şey duydum. Bir şey duydum. Seçildi. Çok merak ettim. İşte senin aşkında bu kadar. Geledim atmışsın. Senin aşkında bu kadar olur. Sen var harbiden böylesin yani. Ben anladım seni. Artık senin destekçin falan değil. Hayır. Yeliz'le baş başa konuştuk. Yemeği kaybettiler. Gerekenleri bana söyle. Onu soracaktım. Tamam kardeşim. Onu soracaktım. Yeliz'le baş başa konuştuk. Yeliz çünkü bir şey söyledi. Sen daha önce Jordan'la kurtuldun. Sen daha önce Jordan'la girmedin. Yeliz bitirdiğini söyledi. Durun oğlum dedi ki. Dün havuzdayken biz. Oğuzhan. Hanım. 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 Ben çağırıyorum, o mu geliyor? Sen çağırıyorsun. Sen çağırıyorsun. Kanka dün Yeliz'le havuzdaydık biz. Havuzun oradaki bana şey söyledi. Tam inanacağım, güveneceğim derken aklıma Murat olduğunu aklıma geliyor. O yüzden güvenmiyorum demiştim. İşte bak baştaki yanlış çizdiğin evet. Ya da var olan kendini tamam. Çizdiğin izlerimden dolayı ben dedim ki, kızın kafasını eksiği yazmışsın kardeşim. Tamam. Ben bunu zamanla değiştireceğim dese eyvallah. Zaten bunu bana en başından beri diyordu. Ben ama de hala, en başından beri sana kendimi inandıracağım, güvendireceğim. O güveni sana vereceğim, kendimi ispat edeceğim diye. Yani genel olarak işte böyle diyaloglar dönüyordu. Sonra bugün dedim ki, eğer bak hani dünkü gibi hani sen benim önümü kesmezsen ben hala sana hani o çabamı, o güveni vermek istiyorum. Kendimi ispat ederim sana. Ama sen dersen ki çabalasan da, çırpsan da, hani hiçbir şekilde sana inansam da güvensem de ben seni istemiyorum dersen, ben de sonuç olarak belli bir yere kadar erkeklik gururum var abi. Ne yapacağım kız beni hiçbir şekilde istemiyorum dedikten sonra ben çabalamaya devam edeceğim de diyecek bir adam değilim. Ben aslında zaten en başta sana söylemiş, uyarmıştı da sen de çabalamak istemiştin. Evet seni istemiyorum demişti ben sana ki ama sebebi zaten temelde çok açık net belirtmiştik ki zaten sebepler yine hala en sonunda aynı sebepler. Ama sebebi şuydu. Leyla da söyledi. Tamam. Yemeği çok nereden söyleyeceksin yeterli. Ya? Ha? Çok yeterli aslında. Ama sonuçta benim önümde yemek vardı sanki. Tamam Leyla'dan olmasının sebebi aslında Leyla'dan arkadaşlarından daha soslu çok. Soslu mu olacak? Leyla yaklaşımından sana dolayı. Ben inanmıştım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ya. Geçen bir yarışma yaptık biz. Tamam işte ondan bahsediyorum. Hakikaten ya. Evet ya. Nerede onlar? Sözümüzde duralım ya. Kırmızı Oda'ya Dilara'yı çağırmak istiyorum. Yine mi? Bilmiyordum. Hoş geldin. Otur. Normalde seni çağırmayacaktım. Kimi çağıracaktın? Leyla'yı, Hasret'i belki. Ne alaka? Seninle yakınlar ya, onlarla konuşmak isterdim belki diye. Neden beni anlamıyorsun? Neden benim istemediğim hareketleri yapıyorsun? Çok kıskançsın çünkü. Çok kısıtlıyorsun. Çok kıskançlıkla ne alakası var Dilara? Sana iki dakika önce dedim ki eski tanışma yolunda olduğun kişilerle muhatap olma bir şey. Ya mecburen bu evdeysen ama, olacaksın. Ama sen gidiyorsun orada Oğuz Nihle ile alakalı Nihle direkt res çekiyor. Sen diyorsun ki o öyle yapar. Ama öyle o biliyorum öyle o biliyorum. Biliyorsun da o senin eski ilişkin değil mi? Seninle alakalı bir şey yapmış eski zaten. Eski ilişkim değil. Eski tanımı yolu. 4 günlük konuştuğum biri tamam, yani. Tamam sana yaptığı gibi aynı şekilde o öyle yapar. Nihle'ye de o öyle yapar ben bilirim. Modunda konuşuyorsun. Ya bu nasıl bir konuşma? Ya böyle, abi ben kafayı yemek üzereyim ya. Bak benim seninle, bak modum bütün evdeki bütün günüm mahvoluyor böyle yaptığın zaman. Modum tamamen düşüyor. İyi gelmiyorsun bana böyle yaptığın zaman. Ağzımdan kaçıyor, ne yapayım? Ağzından kaçmasın ya. Yeter artık, dilinde tüy bitti Dilara. Yapman gereken şeyler çok basit ya.
Sana 2 dakika önce söylediğim şeyi 2 dakika sonra yapıyorsun. Benim moralimi tamamen aldı. Sanki sen bana bilerek yapıyormuşsun gibi geliyor bana. Bilerek yapmıyorum. Sen bilerek de Oğuz'la konuşuyorsun. Ben sana bir şey diyorum. Oğuz'la mı konuşuyorum? Evet. Oğuz benim kardeşim gibi. Seçimlerden beri beraberiz onunla. Tamam olsun. Ne olsun? Biz de onunla arkadaş kaldık. Arkadaş kaldınız? Evet. Arkadaş kaldınız öyle mi? İzlemedin mi bölümleri? İzledim. Pek arkadaş gibi değilsiniz ama. Çok konuş. Nasıl pek arkadaş gibi değiliz derken? Yani selamla hiç böyle girip de bir selamlaşma falan görmedim onun. Nasıl sizinle. Her gün elini sıkıyorum geldiğim zaman zaten. Evde olacak böyle şeyler yani ben. Evde olacak sırf böyle onunla şeyler. Konuşuyorum diye ona bir şey mi hissediyorum yani? Sen... Bak, sen öyle lanse ediyorsun öyle çünkü. Öyle lanse etmiyorum. Sen laf atıyorsun. Laf atma. Sana laf gelmediği halde yatıyorsun buramda. Bak yine uyarıyorsun bak, ya. Uyarmak yine değil, uyarıyorsun. Dizimin üstünde bıktım yatıyorsun. Senin bu uyarmalarından. Dizimin üstünde yatıyorsun. Televizyona Nihle'nin görüntüsü geliyor. Oğuz orada res çekiyor. Sen dizimden kalkıyorsun. Kalkıyorsun. Sonra diyorsun ki Oğuz böyle yapar. Oğuz direkt bitirir. Hani ben de önceki ilişki yani tanım yolum Oğuz'daydı ya, Oğuz bitirir. Yani ne anlamamı istiyorsun buradan? Bunu bilerek yaptığını düşünüyorum mesela bilerek şu anda. Yapmadım. Bilerek yaptığını düşünüyorum. Bilerek yapmadım ya. Bilerek yapmadım. Canım bu evdeysen illaki konulara dahil olacaksın. Dizinden kalkmanı gerektirecek, konuya dahil olmanı gerektirecek ne var? Dizinden kalkmadım, orada beni uyardın, sinirlendim o yüzden kalktın. Dizimde yatıyordun, onu söylemek için kalktın, söyledin. Dilara. Söyleyebilirim, ne var bunda? Yine hep aynı konu üzerinden gidiyoruz ama bu son. Öyle söyleyeyim sana. Sevinirim. Evet. Çünkü bazı konularımız çok uzadı. Evet. Sen bana çok güzel geldin genel olarak. Ben de şimdi sana çok güzel bir adım atacağım. Orada söylediklerimi şu an burada tekrarlamam bence gerekmiyor. Gerek yok. Eğer benim önümü kesmeseydi ben ona sadece şunu sordum. Eğer dersen ki sana inanmak istiyorum, güvenmek istiyorum, çabala. Hani beni kazanmaya çalış tarzı ondan en ufak bir şey alsaydım sonuna kadar çabalayacaktım. Bak ne olursa olsun. Sen değil kim olursa olsun yani. Hani ben görmem yani. Demek istediğini anladım. Anladın mı? Ama dedi ki ben hiçbir şekilde istemiyorum dedi. Hani o yüzden dostum ben aradan komple çekiliyorum bilgin olsun. Daha senle Yeliz'le alakalı karşı karşıya geleceğimizi hiç sanmıyorum. Sevinirim. Benle alakalı bir konu geçeceğini de hiç sanmıyorum. Kırdıysam seni bu konular hakkında genel olarak özür dilerim. Genel olarak tartışmalarımızı ya, geç saydım. Bir şey söyleyeceğim. Bu yani, konular hakkında. Hiç özür dilemeye aha. Gerek yok. Yani yo, ben yine sana şu ben seninle bu konuyu çok konuştuk. Yani seninle çok konuştuk. Konuşmaya çalıştım. Beyaz bayrak dedim. Bak anlaşalım evet. Dedim. Tartışmayalım dedim. Mülakaşaya girmeyelim dedim. Bir noktada bu konuları zaten sana kapatma peşindeydim. Hı. En son seninle biz burada konuştuğumuz zaman çok basit bir şey söyleyeceğim sana. Bak dedin sen bana. Sen dedim bana çok güzel geldin dedin. Evet. O yüzden ben seni anlıyorum dedin. Ve dedin ki senin ilişkin bitene kadar... İlişkim bittikten sonra biraz daha o tazelik bitmeden demiştin. Ama sen geç şu an hiç... Ben adım atmayacağım demiştin. Bak sen hı-hı. Ağzından çıkan sana sözü söylüyorum. Tamam ama şu an ve için sen... Dedim. Şu an bak şu ne dedim sana? Şey şu an için dedim şu ve şu an zaten senin bir ilişkin yok. En son konuştuğumuz beyaz bayrak olayından tamam. Bahsediyorum sana. Tamam bak. Ben şu an için dedim sana. Ve bak tamam şu an için konuştuğunun farkındayım. Ben sana farklı hayır, bir şeyden bahsediyorum. Hayır o gün konuştuğumuzu ben dedim ki şu an için öyle bir adım atmayacağım. Ve şu an zaten sizin bir ilişkiniz de yoktu. O, hala tamam. Yok. Hala o zaman da bir ilişkimiz yoktu ve sen şunu dedin bana. Dedin ki tamam hani daha senin duygularına sana saygı duyuyorum, diyorum, senin evet, duygularına saygı duyuyorum. Senin alevin inene kadar ben de öyle bir adım atmam demiştin. Ama sen şimdi... bu cümleyi kurdun, bitirdin, hı-hı. Yarın oldu, hı-hı. Harekete geçtin. Ben tanım yolumuzu gözden geçirmek istiyorum. Nasıl yani? O şekilde. Yani senin yani yaptığın bana... hiç hareketler yokmuş gibi, sadece ben suçluymuşum bak, gibi ben... kendi kendine karar alıyorsun. Ben kendimi çok iyi biliyorum. Benim ki senden başka kimseyle bu evde işim yok, konuşmuyorum. Erkekler evine, kızlar evine izin alıyorum. Buraya kızlar geliyor. Seni görmek için izin alıyorum. Dilara'nın yanına gitmek istiyorum diye. Anladın mı? Ben Dilara'nın yanına gitmek istiyorum diye izin alıyorum. Yanına geliyorum. Sırf seni görmek için. Anladın mı? Her şeyi yapıyorum. Seninle bir araya gelmek için her şeyi yapıyorum. Bana gelmişsin diyorsun ki hasretleniyor öyle gözü güze bakıyorsun. Sen çıktın gittin, ben senin yanına geldim, sen çıktın, ben orada ne yapayım? Hasret'in yanına oturdum. Ne yapayım başka? Nereye o? Ayakta bekleyeyim mi seni? Hasret de arkadaşım. Konu o değil. Nasıl bakıyorsun bu konu? Nasıl bakıyorum? Normal bakıyorum, yanlış anlıyorsun. Yani sanki ağzından Hasret'e karşı bir laf çıktı, bir flört lafı çıktı gibi konuşuyorsun şu anda sen.
Ne demek tanıma yolunu gözden geçiriyor ne demek? Abi bak ben mesela şu az önceki hareketinden sonra hiç ağzımdan bir konuşasım gelmiyor. Çocuklarla konuşasım gelmiyor. Oturuyorum, modum düşük, sinirliyim. Yani günüm mahvoluyor, anladın mı seninle bu şekilde, sen bu şekilde yaptığın zaman mahvoluyor. Ben bilerek yaptığım bir şey değil ki benim. Bilerek yaptığını o kadar iyi biliyorum ki seni. Bilerek yapmadım. Emin ol bilerek yaptın. Yemin ederim ki bilerek yapmadım. Ya dizimden kalkıyorsun, dizimde yatıyorsun, orada bana hastasın. Bir şey söyledin, o yüzden... Modun düşük, modun düşük, hastasın, burada yatıyorsun. Sırf onu söylemek için kalkıyorsun ayağa. Yanlış Oğuz oldu. Öyle yapar. Yani bu dizinden kalkıp da bunu söylemeni gerektirecek ne oldu? Bunu söylemene gerek mi vardı? Ya sürekli beni böyle uyarıyorsun. Ya uyarmaktan, abi ben zaten sana iki üç kere bir şey söylemişim, tamam mı? Yani 2-3 tane ya, bunlar basit şeyler. Senin eski tanışma yolunda olduğun kişilerle muhatap ol, kritikte istediğini söyle. Aa, kritikte oluyorum ama yine uyarıyorsun beni. Uyarmadım. Uyardın. Bakmamdan uyarmış bana gibi anladın. Niye bağırıyorsun? Bak uyarmadım. Sana bağırmıyorum şimdi. Niye? Askerlik arkadaşın karşıda varmış gibi konuşuyorsun. Tamam. Kritikte istediğini söyleyebilirsin ama evlere geldiğimiz zaman eski tanışma olduğun kişilerle, benim de aynı şekilde eski tanışma olduğum kişilerle, ben Buse'ne mesela selam bile vermiyorum. Rümeysa'ya selam bile vermiyorum. Ozan'a selam bile vermiyorum. Hiç muhatap olmuyorum. Niye? Çünkü senin için, sen üzülme diye. Anladın mı? Sen de aynı şekilde benim üzülmemem için Oğuz'un eve geldiği zaman Oğuz'la alakalı bir şey söylüyorsun. Direkt modumu düşürüyorsun. Niye? Abi niye söylersin ki? Niye onun adına, bir de bilerek kendi söyledim. Adına bir şey söylemiş oldun orada. Oğuz öyle yapar, bana da öyle yaptı. Seni de ortaya katıyor bu lafın. Sen de ortadasın kendimi yani. Kendimi düşünerek yapmadım. Öyle yapar, bir an ağzımdan çıktı söyledim. Ağzından her şey içinde dışının bir olmasını çok seviyorum. Bu özelliğin için zaten. Ama sana da değer veriyorum. Bu özelliğin için zaten seninle şu an tanışma yolundayım. Ama bu özelliğin çok farklı yerlere geçiyor. Çıkıyor. Bu özelliğin artık sevmeye başladım seni. Bana iyi gelmiyor. Ne yapayım ya? Yani hiçbir şey yapma. Bir dahakine dikkat ederim artık. Etme, boşver. Etme, boşver. Ben de etmemeyi düşünüyorum artık. Boşver. Bitirmek mi istiyorsun? Bitirmek mi istiyorsun yani gerçekten? Hı? Soru sordum sana. Sen istiyor musun? Hayır. Niye o zaman istiyormuş gibi hareketler yapıyorsun? Yine başladın ya. Yine başladın gerçekten. Yine başladın diyorsun işte. Her zaman böylesin. Anladın mı? Yine başladın. Benim söylediğim, benim yapmaman gereken konular çok belli. 2-3 tane konu. Yani yine başladın değil. Bunlara dikkat edeceksin. Başlama olmayacak zaten. Böyle bir şey yapmayacağım. Seni uyarmayacağım. Sen de dikkat edeceksin yani. Ya ben zaten dikkat ediyorum. Geçenki olaydan bahsediyorsan sana zaten... Seni düşünmediğim için özümü diledim sana karşı. Anladın mı? Bir daha yapmayacağımı söyledim. Seni bir daha böyle bir olayda seni düşünerek hareket edeceğimi sana söyledim zaten. Ondan başka neyi mi gördün sen beni? Neyi mi gördün? Sen evde olmuyorsun, kızlar geliyor. Sırf kızlar geldi diye ben gidiyorum, Dilara'nın yanına olmak istiyorum diye evden çıkıyorum. İzin alıyorum, senin yanına geliyorum. Sırf seni görebilmek için. Çünkü bu evde tek değer verdiğin insan sensin. Ama sen bana hiç değer vermiyormuş gibi hareket ediyorsun. Çok üzülüyorum. Ben senden sonra nasıl sakinleştim görmüyor musun? Yani benim değişimimi görmüyor musun gerçekten? Dilara çok muhabbet ediyor, yanıma geliyor, el sıkıyor, konuşuyor. Ben hani onun öncesinde olsan rahatsız olmasın diye o diyaloğa girmek istemem. Ama Dilara da art niyette bana yaklaştığını düşünmüyorum. Ne dedi? Hangi konu üzerine dedi biliyor musun bu? Sen orada kanka yazı yazıyordun ya karşıya. Ben de sana dedim hani kanka git istersen Nihle böyle böyle diye. Ondan sonra ya dedim çocuk dedim çok rahat gülüyorum ben. Çok rahat dedim çocuk ya ben dedim kıyamam yani bir kadını alsa falan. Çok rahat dedim. O bizi eksiye düşürmüş bizi. Bak durdun ama muhabbeti bilmem. Ondan sonra helal olsun dedim. Güzel yani. Ondan sonra Dilara da oradan kalktı şey dedi. O zaten öyle dedi ya.
Ben bir durdum böyle. Haklı. Ondan sonra Oğuzhan da onun yanındaydı, kızdık artık. Rahatsız edebilir bir erkek tarafı bu durum, davranışlar. Ama Dilara'nın, tekrar söylüyorum, art niyetli kötü niyetli yaptığını düşünmüyorum. Kesinlikle yok art niyet. Ama haklı. Cesaret! Sen Batla barıştın ya, keyfin yerine geldi senin. Barıştın mı, konuştun mu, hallettin mi? Evet. Ondan bahset. Böyle bir şey olamazdı ya. Ay neyse, artık Bat'a yürüyebilirim, şükürler olsun. Ama artık bu şakaları yapmayalım. Hiç gülmüyorum, komik de gelmiyor. Kız gitti, Batı'nın sinirini Rümeysa'dan çıkardı. Vallahi ya. Yemin ederim öyle bir kavga şey yok. Kavga ettiniz değil mi yine? Ya kavga etmesi de tartışılıyor ama ben çok... Ben Rümeysa'dan çıkarmak için bir şey yapmadım. Sen bir Rümeysa'yı dolusun ama. Aşkım yani. Ama bir bak, şey söyleyeceğim, haklı şeyleri de var. Yani bak, seninle konuştun değil mi? Ya bu yer muhabbeti olarak kimse kimsenin yeri değil. Tam eşyaların oraya benim koymuş olabilirsin. Benim yerim demedi ki ama o. Sadece biraz benim kenara çekilmesi. Benim yerim aşkım, dedi. Benim eşyalarım da orada dedi. Benim kenara çekil dedi. Ben orası duydum. Benim yerim duydum. Dedi. Vallahi benim yerim dedi. Gerçekten benim mesela işte dedi. Gelmedi. Yine 45 dakikadır bir çıktı, gelmedi. Bak ne dedi biliyor musun? Yine benim yerim oturmuşsun dedi. Ben de dedim ki Rümeysa, burada 5 kişilik oturacak yer var. 10 kişiyiz. Kimsenin bir yeri yok dedi. Kırmızı Oda Yeliz'i çağırmak istiyorum. Değil mi? Yalanmış o zaman ya. Ya da ben ya. Yoğunlaştık sanıyormuşum. Yoğunlaşmamışız. Başta kalmışız. Ama öyle davranıyordu. Değil mi? Öyle davranıyordu. Evet, öyle davranıyordu. Bak ben buraya geleli daha hani 3-4 gün oldu. Bakıyorum mesela. Samimi geliyordu açıkçası ve senin mesela hani... ona karşı duyguların ne kadar gerçek geliyorsa onunkiler de sana geliyordu açıkçası. Ama bu hareketiyle yani beni de muallakta bıraktı. Hani sen en ufak bir şeyde böyle mi yapacak? En ufak bir şeyde ya tamam hadi konuşmaya gerek yok mu diyecek? Tanımak isteyebileceğim biri mi o kafada mı? Şu an için bunu söyleyemem ama güçlü bir karakter. Çok güzel ifade ediyor kendini. Zaten eve girerken de ilk gün mükemmel girdi yani. Şey olarak hangi kadın adayı öyle girmiştir ki yani? Evet farklıydı. Yani onun girişi biraz İlki farklıydı. Kritikte, ilk kritiklerde yaptığı yorumlar da iyiydi. Ve mesela evet işte kimle birisi tartışıyordu ya mesela yorumlar yaptı. İzledim, gördüm falan. Aynen. Hangi olaydı o? Kimin olayıydı? Ya bir Mert Buse olayı. Mert Buse olayıydı evet. Bir tane daha bir olay vardı. Çok... Başka bir olay daha vardı. Olaylara hakim ve yorumları da yüz doğru evet, da evet. Yani. O yüzden... Güzel yakalıyor. Çok güzel yakalıyor. Hakim yani. Algısı güzel. Sarışın değil yani. Aynen. Mert sen gidiyor musun Kırmızı Oda'ya? İlayda. Buse'yi görmedik daha, bir gidelim görelim. Senin bir İlayda şeyin olabilirdi. Burada bayağı muhabbet ediniz. Ne Nuruk yalnız bir şey söyleyeyim mi İlayda ile ilgili? Şurada konuştuk bir 5-10 dakika. Tam böyle sadık kadın. Sadece hayatına giren erkeğe odaklanacak bir kadın. Öyle biri. Net. Bahsettiniz mi? Güzel sohbet sadık ya. Bana da tam tersi gibi geliyor ama. Yok konuşmalardan öyle çıkarmadım. Neden biliyor musun? Sana bir yürüdü ya ileride. Ya yürüdü derken yani. Oğlum enişte diyor. Mağara mı? Nasıl? Böyle şey mi yürüdü? Tamam. Ha mağarada. Mağaradan mı çıktın falan dedi ya sana. Sen orada bir kuruldun ona. Kuruldu yok mu oğlum? Uyuz oldun. Ben de olurdu ama. Ben ciddiye almadım ki onu. Tamam dedim geçtim. Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet ustalar. Yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi Kısmet Us ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve Kısmet Us'lara özel silmemiş sahneler. Yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel Kısmet Us emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP, süper Kısmet Us kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük Kısmet Us ailesine katılın. Selam. Hoş geldin. Selam. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim. Ne tarafa oturmak istersin? Şöyle otursam okey. Daha iyi misin? İyiyim, uyuyordum. Nerede? Şey, kızlar evinde. Artık çok sıkılıyorum ya. Bugün özellikle hiç keyfin yok. Farkındayım. Çok keyfim vardı, nazar değdi sanırım. Çok tatlı girdim içeri, çok güzel eğlendim, dans ettim. Sonra bir keyfim kaçtı ama.
Aa. Umarım güzelleşir günün, enerjin yerine gelir. Boğazların nasıl oldu? Daha iyi misin? İyi miyim? Süper. O zaman süre kısıtlı, biraz hızlı şekilde konuya girmek istiyorum tamam, aslında. Tamam, gir. Birkaç gün dinlendik biliyorsun. Ve burada her şey çok sıcak. Sürekli yani yaşamış olduğun duygu geçmeden üstüne yeni bir duygu ekleniyor. Hani düşüncelerini anlayamadan sürekli yeni bir düşünceler ekleniyor. Bu yüzden bu süreçte bunları daha iyi anladım, daha iyi hissettim ve daha iyi düşünebildim bazı şeylere. Madem burada kalmaya karar verdim, bir de düşündüm. Ve şunu fark ettim. Aklımdan atamıyorum. Hani hala düşüncelerimde sen varsın ve hala duygularım sana karşı devam ediyor. Bunu fark ettim. Mesela en son konuşmamızda arkadaş kalmaya karar vermiştik. İnan, bu konuda ben de çok kararlıydım. Hani evet, arkadaş kalmamız gerekiyordu çünkü o kritikte konuştuğumuz zaman sorun olarak görmediğim şeyleri ben de bir sorun haline getirmeye başlamıştım ve ilişkimizin ilerleyen süreçlerinde bunların sürekli karşılaşabileceğimizi düşünmüştüm ve dedim ki evet, biz bu sorunlarla her zaman karşılaşacaksak zaten uzun vadeli bir ilişki yürütemeyiz dedim. Bu sebepten dolayı gerçekten bir arkadaş olarak kalmak istedim. Sonrasında Murat'la dans sürecinde ya biz seninle arkadaşız, ne kadar müdahale edebilirim ki? Ve sen kalkıp dans etmeye karar vermişsin. İddia sonucu olsun ya da olmasın. Seni suçlamıyorum burada. Sadece bir şey ifade etmeye çalışıyorum. Arkadaşın olarak da sana müdahale edemezdim. Fakat orada şunu hissettim. İnsanlar bana bir şeyler dedi ve sanki bir şey yapmam gerekiyormuş gibi hissettim. Ve aslında bir noktada bir şeylere tepki vermemiş gibi yaptım. Ama aslında orada daha çok bir şeyler hissettim. Hissettiğim şeyler sonrasında düşündüğüm zaman hiç hoşuma gitmedi. Üzüldüm. Acıttı. Ve orada bir şey dedin işte, demiştin. Gerçekten sadece orada şunu yapsam çok yeterli olurmuş. Elimi uzatıp gel desem aslında çok tatlı olurmuş. Mesela sonrasında bunun pişmanlığını da yaşadım gerçekten. İşte bu süreçte pişmanlıklarımı, acıntılarımı, üzüntümü, düşüncelerimi, duygularımı biraz daha anladım ve o yüzden de dedim ki eğer madem buradaysam ve ben yeriz arkadaş kalamıyorum, bunu fark ettim. O yüzden seninle konuşmaya ihtiyacım vardı bu konuyu. Yani aynı zamanda ilişkimizdeki belli başlı eksik dinamiklerimiz var. Geçen gün de sana anlatırken demiştim, evet bir ilişki yaşıyoruz. Aslında bir ilişki yaşar gibiydik. Fakat bu süreçte de baktığı zaman hani o ilişkinin gerçekten bir bütünlüğü, o samimiyet, işte bazı bu tarz noktalarda eksiklik de vardı. Şimdi ben evet zaten seni kıskanırım, sen kıskanılacak bir kadınsın ve ben seni zaten kıskanıyorum. Ama senin tamamen bir bütün olarak kıskanabilmek ve aynı zamanda sana bir noktada söz sahibi olabilmem için de bir noktada gerçekten sevgili olduğumuzu da anlayıp hissetmem gerekir. Hani sevgilin diyebilmem gerekir. Sonuç olarak tanışma yolundasın ya da tanıştığın birisiyle ne kadar müdahale edebilirsin ki hayatına? Sonuç olarak sen bir bireysin, temelde ben bir bireyim. Senin söz hakkın var, benim söz hakkım var. Ben bir şeye müdahale edince senin sana saygı duyarım. Mesela derim ki ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun, nasıl yapmak istersin? Çünkü bu noktada seni önemsediğim içindir bu. Fakat burada herkes şey modunda, işte söylemelisin, konuşmalısın, daha tanışmalıyız. Hani neye ne kadar, mesela evet elbisen çok güzel, haklısın ama muhtemelen elbisine müdahale ederdim zaten. Hani çünkü baktığın zaman evet gerçekten kısa ve gerçekten açık, çok güzel olmuşsun. Bunun aksini asla söylemem. Çünkü güzel bir elbise çok güzel taşımışsın. Ama elbisen beni rahatsız etmiyor demiyorum. Kıskanmadığımı da söylemiyorum. Ama yani elbise ne kadar müdahale edeyim, sen bunu giymek istemişsin. Sen ne demezsin zaten kıyafetime? Mesela, anladın mı? Ama en azından sürekli şey yaparım arada. Hani yani bir noktada ben seni bu şekilde şey yaparım ama sana giyme demem. Çünkü taşıyorsun. Ben düşündüm. Evet. Bir karar verdim. Benim eskisi kadar sana karşı bir duygum yok. Tamam. Çünkü ben beynimde bitirmiştim. Beynimde bitirdim ve seni arkadaşım olarak kodladım kendine. Tekrar eskisi gibi bakmak istedim. Olmaz, yapamam. Zaten dünden beri bir soğukluğum var. Yani onu fark ettim. Çünkü daha düne kadar bir nebze o sıcaklığı alabiliyordum senden. Fakat dünden beri bu soğukluğunu farkındayım. Hani örmüş olduğum bir duvar var bana. Özellikle bunu dünden beri daha iyi anlıyorum. İstemsizce yapıyorum. Diyor, sadece bu fark ediliyor. Bunu istemsizce yaptığını fark ediyor. Kimse istemiyorum şu an hayatımda. Kimseye karşı hiçbir şey hissedemiyorum. Kimseyi beğenemiyorum. Biraz duygusuz olduğum bir dönemdeyim. His yok, heyecan yok. Öyle mi?
Yani üzgünüm ama... Peki süreçte yani tamamen geri adım mı atmamı istersin? Hani Mert bu diyaloglara hiç girmeyelim. Ben zaten seni bu konuda tamamen kafamdan sildim. Bu konuda hiç bana ısrarcı olma. Hani bu konuyla bana gelmeni istemiyorum dersen... Evet. En azından ben de bu duvarı örmem gerekiyor. Çünkü ısrarcı olmak istemem. Hani evet seni kazanmak Israrlık isterim. Israrlık bir pay yok. Yok işte bundan bahsediyorum aslında. Seni kazanmak isterim. Elinden geldikçe en azından bu süreçte de seni mutlu etmek isterim. Mücadele etmek isterim senin için. Ama diyorsan ki hayır ben bunu da istemiyorum diyorsan. Bir şey diyemem yani o konuda net bir şey söylemem. Seni bir kızla bir yerde yani görürsem edersem kıskanır mıyım? Büyük ihtimalle kıskanırım. Ama... Kıskanılıyor, haberin olsun. Ama yani ilişki konusunda pek bir şey olacağını sanmıyorum. En azından tamam. İlişki konusu için yani şey diyemem sana hemen zaten. Hemen bugün ilişkiye başlayalım diye bir şey demiyorum asla ve asla. İlişkiye başlamayız bir daha. Tamam, bunu kabul ediyorum. Arada konuşur muyuz yine? Hayır, hayır. İyi bu. Açmamı ister misin? Aa, açın. Bizi kilitlemişler. Aman tanrım, açın. Aa! biz burada kaldık. Ha, tamam. O yaptı diye kırmızı odanın önemini, kardeşim. Ben yaptım diye o da şöyle yapıyor. Karşılıklı olarak böyle şey mi atacaksınız? Bu ne derler ona? Diş mi? Neydi? Bakın söylüyorum. Bu ikiliden karşılıklı ilişki çıkmaz. Karşılıklı diş mi atacaksın? Hangi ikili? Beyza, Nurbat. Evet, evet. İlişki çıkmaz bu ikiliden. Kanka bu ne? Beyza'nın hareketleri çok cringe abi. Kanka Beyza, ben yok, yemin ediyorum bak dün... Çıkar. Ağlayacaktım az daha bak cringe'den. Ben de. Yemin ediyorum zor tuttum kendimi. Beyza'nın hareketleri ediyorum. Bayağı cringe kanka. Ne? Cringe. Kanka hiç samimi kız değil ya. Hiç ya. Yani. Öyle demeyin ya. Bak kanka söyledikleri, söyledikleri abi, bazen mantıklı gerçekten. Hani şimdi, haklı ama o kadar samimiyetsiz ki ona inanması gelmiyor yani. Ne kanka, kadar dobro konuşuyorsa da bir o kadar ondan fazla boş konuşuyor abi. Hasret bros seni bekliyorum. Her şeyi anlatıyorsunuz, o da yorum yaptı, Galata üstüne geldiniz. Ve ben ona dedim ki şunu da söyleyeyim. Orası için bir söylemiyorum. Bir daha dedim, zaten bizim evle alakalı dedim. Mert, karışma dedim, belli. Kötü gözükmeni istemiyorum dedim. Ben ona bu cümleyi de konuştum, bir daha karışmayacak. Bir kere karıştı ve bir daha hayır, olmayacak. Gala kendi yorumlarını yapabilir onlar. Galata şeyini sürekli zaten karıştı onu biliyorum da. Ne yaptı biliyor musun? Kızlar konuşuyoruz burada. Yani hayır, ben biz susmuyoruz muhabbeti. Bana Leyla sabahtandır. Tamam, bana bağırıyorum. Beyza sabahtandır. Car yani, car 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 yeter. Bir dakika ya. Beyza iyi konuşacak konum yani. Var. Konuşabiliyorum. Senin gibi sessiz köşede oturmuyorum yani. Benim için konuşmak için burada oturuyorum. Tamam hadi devam edin. Biz sen legal izliyoruz. Tamam. Muhabbetini nerelere getiriyorsun? Ama konuşuyorum ya Dilara'cığım. Hayatım. Sen sırf göz önüne gelmek için konuşuyorsun. Aynen göz önüne gelmek için. İçeride de kuliste de kamera vardı. Göz önüne gelmek için deliyordum. Ama konuşmasını sabah konuştum. Bak ben diğer o mevzuyu şu yüzden açtım. Allah aşkına beni ciddi dinle ben seni dinliyorum ya. Doğru düzgün dinliyorum. Şekilde. Beyza sus yeter. Dilara her şeye girme artık. Ya sus ya. Karar ya hadi şınav görüş. Ben şu an 3 tane bile çekiyorum. Kaç tane çıkartıyorsun? Kanka ben 60 tane çıkartıyorum. Wow. Yalan söyleyin sen bir 80'in yalan var senin. Yalan bence kanka. 80'in var senin. Geçen 59'da 49'da kanka 49'da ben bayağı güçten beslenmeden yarışamam ben şu an 50-60 çıkartırım. Ben de bir 50-60 çıkarım herhalde. 50-60 sen çıkaramazsın. İkinize de 50-60 yazmıyorum sen çıkaramazsın. Ben. Çıkaramazsın. Vallahi belki de. Sen ikinize de 50-60 yazmıyorum. Belki ulan, sen 60 yap. Sana bir hafta boyunca bulaştım. 60'ı geç 50 yazmıyorum iki arkadaşa. Ya. Söylüyorum bak, kardeşim. Bir hafta boyunca sana bulaştım. Kırmızı odaya gideyim. Ya 9 senedir fitness'e gitmedim kardeşim ben. Bir şey söyleyeceğim. 60 yap. Çok iddialı bir şey çıktı. 9 senedir. Aynen öyle ya. Mesleğimi ortaya koyuyorum. Bak 60 demiyorum. 60 demiyorum. 50 şınav çıkmaz burada. Oğlum çok su içtim ya. Çok su içtim ya. 60 yapsın. Ya bir hafta bu adam bulaşmıyor. Bak buradan da bir şey çıkıyor. 2 tane kırmızı. Oğlum biz denemedim 60 kadınlar tane. Kadınlar odasına giderse kadınlar... 50 dedi bak Ozan 50 dedi. Evine, kadın odasına gidip ne yapacaksın? Kızlar evine giderken seni sırtımda götürür. Hayır tamam. Hayır. Hasretin dansını yapacaksın. Kardeşim yaparsın kaç bir tane? Dakika. Ben 50 bile atayım. Tamam hasretin dansını 50 deme. Bak daha bir 2 tane var. Bir dakika dur 2 iddia var. Bir 50 bir 60. Sprintiz danserı. Sprintiz. Hep Nizami mi olacak? Striptiz. Hep Nizami mi olacak? Nizami.
Abi ya. Bir tane ya. Örnek göstersin abi. Oğlum zaten yapamam ama şimdi rezil olduk. Başla şimdi. Cesaret! Yaparsın. Yapamazsın. Yerde sen söyle, ne istiyorsun? Bilmiyorum, fark etmez. Evet. Hasretin dansını mı? Ben mi yapacağım? Bir hafta sana hiç bulaşmayayım mı? Ben yapamazsam bir şey yok ama yapmam bir şey. Zaten yapamadığımla ama kalacağım, rezil olacağım. Tamam. 50 tane yapamaz. Ya o kadar nettim kardeşim. Ya yaparsın oğlum sen. Açılım bozulduğu yerde de ben saymam sen. Ama söyleyeyim. Nasıl saymayacaksın ya? Ben saymayacağım. Kanka abartma ya. Kanka 30 tane zor yapar. Durabilir miyim şöyle peki? Bir şey söyleyeyim mi? Ya çektim çektim dinlendim. Kanka geçer. 35. Başla. 2. Eğil lazım. Abartma. 4 45 50'si var. Çok rahat, çok cool. Hangi yolun yarısı aynı yarısı kaldı, devam. Yapar her halükarda çıkardım. Bunu ne yapar biliyor musun? Kalkarken şöyle yapar. Sadece canım. Kanka adam yorulmadan 32 çıkardı. Her türlü çıkardı. 4, 5, 6, güven bana. Şimdi Berke'nin kırmızılığı iyi izliyor. Dirsekler çok açık ama. Bayrak gibi oldu. Dirsekler çok açık. 4, devam. Yaa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 a
Şimdi ben buradan gelirken... Heh, bu geç. Guten diye. Falan filan. Hadi şunu çevir de bir. Heh. Evet, sen oradan gelirken... Dedim biri kankilerden birisi çağırmışlardı. Ya Oğuz ya da Berke. Berke malum şeyden. Niye, ben kankin değil miyim? Hem de şey olarak ama sen şimdi Beyza'yla barıştın ya. Beyza çağırsın diye düşünüyorum. Evet, şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen benim tarafından... Hiç şey algıladın mı ya, bu botu benden gerçekten hoşlanıyor mu acaba falan? Öyle bir şey geçti mi içinden? Sana o vibe'ı verdim mi ben? Yok. Hissiyat olarak? Yok. Vermedim değil mi? Vermedim. Vermem mi gerekiyordu? Yok, vermem gerekmiyordu da bu şekilde bir algı dönüyor. Kimden, kim tarafından dönüyor? Ya işte Beyza zaten birinci sırada. Böyle bir şey almadın değil mi? Yok. Gerçekten ben de sana hani o şekilde bir... Ben sana o şekilde bir şey hissetmedim yani. Aynen. Beğeni. Aynen. Öyle bir hoşlanma muhabbeti olmadı yani benden sana karşı. Yani birazcık şu an bir de aramız iyi olduğu için bir şeylerden alınmayacağını düşünerek seni buraya çağırdım. Hani abi bu beni kullanıyormuş falan filan muhabbeti sakın olarak düşünme. Yani bu kırmızı odanın önemini birazcık arkadaşın anlaması için aslında. Burada yapıyorum. Hem de öyle muhabbet, sohbet yani. İyi yapmışsın ya. Barıştınız galiba siz. Evet. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Özellikle sana ne söyledim? Senden rica ettim. Ben senden rica ettim. Dedim ki, Vat tamam ben Hasret'i seviyorum ama çok samimi olmanız beni rahatsız ediyor. Şu an var ya içeride bir tezahürat var. Tebrik ediyorum sizi ya. Gerçekten mi Vat? Önce bir otur. Gerçekten ne oturacağım, ne oturacağım? Hayır, dinlemen gerekiyor. Bu da şey, biz birbirimize böyle mi söz verdik? Sözün bu muydu bana karşı yaptığın söz? Şu an hiçbir şey yok. Konuşumuz muhabbeti yani söyler misin? Sen kırmızı odada, burası senin için özel bir yer değil mi? Burası gayet normal bir yer mi? Ben senin Hasret'i beğendiğini gayet net biliyorum. Benim gibi kızlar da böyle düşünüyorlar. Ve bunu sana söyledim. Çok yakın olman, samimi olman beni rahatsız ediyor dedim. Ve sen dedin ki... Tamam artık birbirimizden intikam almak için, bir şeyler yapmamak için uğraşmayalım. Birbirimize saygı duyalım dedik, söz verdik. Ve gerçekten kırmızı odanı Hasret'le mi değerlendirmeyi tercih ettik? Birazcık oturur musun da anlatsın sana konuştuğumu. Ne anlatacaksınız ya? Ben anlamak istediğimi gayet net anladım. Sen gerçekten, arkadaşım seni de tebrik ediyorum, istediğini aldın. Artık çok mutlu olabilirsiniz. Tamam mı? Sana da yazıklar olsun ya. Gerçekten ben bunu hak etmedim ya. Çık şuraya. Ben bunu hak etmedim. Ya sen çekil bunu şuradan. Sabah da aynısını yaptın. Çekil şuradan. Fevriye falan karar vermiyorum. Burası kırmızı odaya. Beyza, sabah da aynısını yaptın. Ben
aynısını yaptım bir. Çünkü görüyorum, kör değilim Hasret. Görüyorsun, neyi görüyorsun? Ya bu adamın senden hoşlandığını görebiliyorum. Ya öyle bir şey yok. 5 daha 2 saniye önce tamam, aynı konuştuğumuzu odada benimle değil de Hasret'le değerlendirmeyi tercih ediyorsan... Oturur musun 2 dakika? Bundan sonra ben de tercihlerimi ona göre yaparım bak. Tamam. Daha dinlemedin bile neyi ya. Dinleyeceğim ya? Ya sen neyi dinleyeceğim? Niye sabah konuşmadın mı bağırmadan, ben sen? Tamam, sen okay, bağırmadan, ya seninle sabah konuşmadın mı? Tamam bir bağırma, bir sus. Sana söylemedim mi rahatsız tamam, oldum. Siz sus. Benimle dalga mı geçiyorsunuz bir ya? Bir sus da dinle, bir dinlemesini bil. Siz benimle dalga ya, geçiyorsunuz. Gerçekten bir. Ne olur çekilin artık ya. Bir dinlemesini bil. Çekilin artık ya. Bırak kolumu. Senin beni ağlatmaktan başka izlediğin hiçbir şey yok. Bunu böyle nasıl devam ettirmeyi düşünüyorsun? Sen konuştuklarımızı söylersin. Tamam. Senden rica ediyorum. Sen tamam. Bu arada gerçekten hani yanlış anlamayacağın için ben... Ben seni yanlış anlamıyorum. Ben tamam. Ona senle daha görüşmeden, konuşmadan, sen bizim eve gelmeden önce ben Beyza'yı kenara çektim ki halbuki bugün bana o kadar büyük bir saygısızlık yaptı ki bizim sen Murat'larla falan birbirine girdiğinde Mert'le evde dünden tamam, okay. O olay olduğunda bana omuz attı. Ve ben o esnada bile reaksiyon göstermedim çünkü seni bildiğim için, biz de bu muhabbeti ondan önce konuştuğum evet. için biliyorsun. Yani bir nebze az buçuk hani şey olarak. Geldi bana omuz at ve ben bir şey yapmadım. Kızlar bana dedi ki niye bir şey yapmıyorsun dedi. Dedim ki bir bildiğim var ki yani ben normalde farklı türlü de davranmasını bilirim ama yapmıyorum dedim. Çünkü niye? Biliyorsun aramızdaki çünkü biliyorum ve dedim öyle çocuk, bir şey olmadığını. Aynen sonra biz eve girmeden önce bugün Beyza'yı çektim kenara. Dedim ki bak dedim yaptığın hiç hoş değil. Bana diyor işte ya senden hoşlanıyor işte sen işte istiyorsun da vesairesinde bilmem ne de o da bu da. Alakası yok. Yani buran, ben bunu konuşacağım. Buranın önemi anlaşılmış oldu. Tamam işte. O ben, da en azından kendisi okay. Fark etmiş oldu. Yani. Bu konuyu konuşmak için Hasret'i çağırmış. Biz duyduk şimdi en sonunda. Beyza. Hani işte bir yanlış anlaşılma oldu gibisinden falan ama bu konuyu hani diyorlar ya. Kızlar kırmızı odayı önemsemiyor. Söylüyorlar ya böyle şeyleri evde konuşun. Niye kırmızı odaya taşıyorsunuz gibisinden. Senin Mert'teki olayın gibi. Niye şimdi burada konuşmuyor da kızı yani çağırıyor kırmızı odaya? Yani orası özel bir oda erkekler için özellikle. Biri bir şey konuşmak için odayı çağırdığında cıngar çıkartıyor erkekler ha, diyorlar ya kırmızı oda hani sadece kırmızı oda, özel an özel, için. Özel, onun için harcamamalısın. Şimdi Bat da aynısını yaptı. O da savunuyordu hani normal bu arada. Bir şey bu evde konuşun. Orada niye konuşuyorsunuz dediler. Aynısını yaptılar. Ne değişti? Aynen. Arkadaşlar. Kısmetse olur. Hoş geldin kısmetse olur. Hoş geldin kısmetse olur. Ya oğlum ben sana söylemedim mi? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Geldi ekran. Bat sen harbi niye kanka? Biraz sanki zamansız mıydın? Kanka yani ben... Yine karıştı ortalık ya. Şöyle söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Niye kanka? Aynı duruma çünkü geçen gün ben düştüm. Yani tamam az önce bir şeyler söyledik artık bir şeyler yapmayacağız diye. Ama ben de içimde bir şey taktığımı takıyorum. Bunu yapmak zorundaydım. O kırmızı odanın önemini anlaması gerekiyordu. Bence fazlasıyla anladı da. Ya ben bunu zaten buraya geldiğimde aslında planlamamıştım eve gittiğimde kızlar evine. Bu arada çok hoşlanıyor çünkü bana dışarıda da söylüyor. O yüzden gerek yok böyle şeylere. Kızlar evine gittiğimde planlamamıştım. Yani yok. Kızlar evine gittiğimde içimde vardı böyle bir plan. Ama Beyza'yla öyle arayı ısıtacağımızın şeyi yoktu. Bir garantisi yoktu. Hiç buraya geleceğini de tahmin etmiyordum. İyi olduk falan ama benim o bir yerde içimde kaldı yani. Çünkü o Onur'u çağırdığında o benim o alev püsküren gözlerimi gördünüz evet, yani. Evet evet. Oranın önemini gerçekten anlamasını istedim. Ya bu açıdan hak veriyorum sana. Aynı şeyi, duygu hissettiğini istedin ona. Aynen. Ama kanka bir şey söyleyeceğim. Sözünü ya balla kesiyorum. En son ben, Beyza, Nur, Bat üçümüz otururken bana gerçi özür dilerim. Özelden de söyledi. Ben artık netim dedi. Hani evet bir intikam tarzına getirdi biraz da. Ama artık netim dedi, çözdük dedi. Ne oldu şimdi? Sonra Bat da çözdük gene dedi. Oldu. Şu an böyle yapıyorsun. Yarın öbür gün yine Beyza, Nur bu sefer yapacak. Bu böyle mi gidecek abi? Yani kısasa kısa yapmaya devam edersiniz olmaz. Olmaz. Ben bundan sonra bir şey yapmam. Sen bundan sonra Beyza sen bundan bulursun. Sonra Beyza ama sen yaparsın, o yaparsa sen yine yaparsın. Bak o yaparsa sen yine yaparsın ama. Yapar. Yok yok bundan sonra yapmam. Çünkü yani o kırmızı oda tek bir yer.
ve onun harici de birbirimize bir şeyler yaptık. Bunu da görmesi gerekiyordu. Ay, bugün Buse'yi çağıralım. Buse'cimi göremedim. Gelsin biraz konuşalım Buse Hanım'la. Hasret, izledik. Sinirlenince gözün dönüyor senin de. 2 saniye dinlesen anlatacaktı. Leyla, i̇şte bunları anlatacaktı. Hayır. Yeni konuştum bakla. O anlamda çağırmadı. Dedim ki samimi olmanızı istemiyorum. Rahatsız oluyorum. Şüphelendiğim şeyler var. Tamam arkadaş olun, selamlaşın ama yani... Batı'nın yanlışı de... bu konuyu burada değil, Kırmızı Oda'da aşkım, konuşması. Aşkım Kırmızı ama kötü Oda bir şey özel bir yer değil mi? Herkes arkadaşlarını mı çağırıyor? Ne oluyor anlamıyorum. Ama bu... kötü bir şey o kadar konuşmadılar Beyza. Aşkım ne konuştukları önemli değil. Ben bu adama yeni daha burada bak yarım saat önce dedim ki bak yalvarıyorum senden rica ediyorum ben yakın olmanızı rahatsız duyuyorum. Senin Hasret'i beğendiğini farkındayım ve bunları da görüyorum ve benimle aynı fikirde düşünen arkadaşlarım var. Sen erkekler evinin sesini duysaydın sesleri geliyordu öyle bir çığlık atıyorlardı ki. Resmen şu an var ya kendimi o kadar kötü, o kadar aşağılanmış keşke hissediyorum ki. Keşke bir orada dinleseydin ne dedin. Niye dinleyeceğim Leyla, daha yeni konuştum ya. Ben bu adamla yeni konuştum ya. Abi anlamıyorum, anlatamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Anlatıyorum, algılamıyor ben. Beğendiğinin farkındayım diyorum, görüyorum diyorum, rahatsız oluyorum diyorum, samimiyet kurmanızı istemiyorum diyorum. Ben sanmıyorum bu arada beğenmekle aşkım, alakalı Allah bir şey olduğunu Allah aşkına da. Ya. Kendisi ya, de itiraf Batın, ediyor, çekici kadın, güzel kadın diye konuşmaları. Kırmızı Oda'da konuşması yanlış. Aşkım, evde konuşabilirdi ama kötü bir şey konuşmadı. Ya benimle görüntülü konuşmayan adam... Gazete arıyor görüntülü, onunla konuşuyor ya. Anladın mı? Benimle konuşmayan adam Hasret'le konuşuyor. Daha öncesinde de rahatsız olduğumu defalarca kez belirttim. Sonunda. Ya resmen görüşemedik bugün ya. Ay. Niye böyle oldu? Ne ya? Bizi istemiyorlar mı? Bilmem, robot izin vermiyor bize. Ben izni almadım. Ben bir denedim, bakmadı bile. Ben bilerek almadım çünkü sıra senindi. Gelme sırası mı? Evet. Kırmızı Oda vardı en azından, bak telafi ettik. Ne yapıyorsun? 5 dakikada imza edecek. Olsun be. 5 dakika 5 dakikadır. Ha şey. Biliyorsun. Ay. Ne yaptın? Burası sıcak, iyi geldi. Bu sefer de çok soğuk çünkü. Sizin orada soğuk değil mi? Ne yapayım bebişim? Bir şey yapmıyorum. Söyle söyle. Çıkar ağzındaki baksın. Konuşacak konumuz var işte. Tamam ne? Dansa takıldın yine. Bak takılmadım, dans olayı değil. Bir iki hareketine takılıyorum. Bu ne demek? Yaptığım bir iki harekete takılıyorum. Hayır, şey, sadece. Genel dansına dans değil. Hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü duramıyorsun, onu anladım, ben onun önüne geçemeyeceğim. Ben pes ettim, sen değil. Pesi ben verdim yani. Ya dans etmeyi çok demiyorum. Ben İzmir kızıyım biliyorsun. Yavrucuğum, dans etme demiyorum. Dans et. İki hareketi... Yemin ederim isteyerek olmuyor. Bak gerçekten biliyorum önüne geçeceğim tamam yani geçmeye çalışacağım. Dün mesela gayet iyiydi. Biraz bugün dününle bugününü tutmuyor. Demek ki diline getirmemen lazım. Getirince bozuluyor işte. Dün bir bugün iki bismillah ya. Karışmak istemiyorum. Bir de birazcık şey enerji vardı üstümde. Biraz böyle hastalığımda. Enerjini benimle at, dansta atma. Seni göremiyoruz ki atalım. Bugün böyle oldu ya. Ben de özledim seni. Özledin mi? Bir iki gün içinde güzel bir sürprizim var sana. Şaşalı bir şey. Hiç önemli değil ki. Hı? Hiç önemli değil ki. Sen olsan yeter. Sürpriz mi? Bizimle alakalı bir sürpriz ama. Ay çok merak ettim. Ya kişisel sürpriz değil. Şey diyorum, evet. O kadar da... Şaka şaka. Korkma. Hemen gözlerin büyüdü. K-N, M mi? M yazıyordu ya. Gözlerin büyümedi ya, niye büyüsün? Bilmem. Bilmiyorum. Biz bu ilk Kırmızı Oda'da ne konuşmuştuk hatırlıyor musun? İlk Kırmızı Oda'yı hiç açmasak mı? Tanışma i̇lk... anından değil, sonraki Kırmızı Oda'da. Hayır, bizim ben ilk Kırmızı Oda'mız gibi düşünüyorum. Hayır, o tanışma, ben tanışmayı söylüyorum. Evlenme düşüncem var mı demiştim, ben de var demiştim. Ya sen ne kadar zekisin ya.
güzel bir sürprizim var. Çok merak ettim. Biraz sürecek ayarlaması. Bizimle ilgili dedin. Evet, evet. Bizimle ilgili ayarlaması biraz sürer sadece. Yoksa şeyden dolayı mı? Demiştin yani. Bir adım ileri taşısak mı? Bir adım acaba? İleri. Acaba? Bilemiyorum. Onunla ilgili de olabilir. Ben seni özledim ya. Bir sarılayım ya. Hmm. Dur. Bizim bu izin işini çözmemiz lazım yalnız. Ne izni? Gelme izni. Evet, robot bizi sevmiyor. Hmm. Dikkat et. Sonra bana kızacaksın. Sana her şey yakışıyor. Ama bu yakışmadı. Yani bizimle ilgili evet o sürpriz güzel bir şey olacak. Biraz merakla şey bekliyorum. Var evet. İyi bekliyorum. Sürpriz mi? Yani işte. Önemli değil dediğin gibi. Önemli böyle bir şey sen, bence. Güzeldi aramız bana yeter. Ben daha seni affetmedim. Sus artık. Affetmediğin insana sürpriz mi yapıyorsun? Ne oldu? Sonra dedim zaten fark ettim. Bir iki gün sonra dedim hemen demedim. Alıyoruz yavaş yavaş gönlümü işte daha. Tamamen bir al da bir kurtulayım ya. Gönlümü sana veresim var çünkü. Varsa zorlama sen de. Senin alasın yok gibi çünkü gönlüm almak için biraz. Aldığını düşünüyordum sen. Ondan. Alamadıysam zorlarım. Zorla biraz. Tamam. Senlik bir şey olmadığının farkındayım. Ben buradan elendim arkadaşlar. Arkadaş olarak görüyorsunuz. Ama ben nasıl seni arkadaş olarak gördüğüne inanmıyorum. Bu kanaata nereden varıyorsun? Yani hasret. Ben daha Batı, daha önce beni izlerken yalandığını ya da seni izlediğini gibi görmedim. Seninle konuşabilecek kadar bol muhabbet bulduğunda benimle konuşurken o kadar çok muhabbet sahibi olmuyor. Seninle görüntülü konuşurken daha bir gün olsun ben her gün onu arayayım mı, ne yapıyorsun diye aramak için yöneliyorum, anladın mı? Demek ki bu adamın yönelimi benden daha çok sana karşı. Bak farklı şeyler anlatıyorsun. Bir dinlesene ne konuştuklarını. Verdiler aşkım, ekrana duyduk. Pardon ama. Duydu mu? Açık mıydı? O duymadı işte. Biz duyduk. Sadece bu konuyu görüntüm. Seninle kırmızı odada konuşması senlik, yanlış Batı. Senlik hiçbir evde problemim yok Asre. Tamam mı? Onun dışında hiç önemli değil yani. Şimdi dedi, kişi dedi artık dedi kırmızı odanın ne kadar önem taşıdığını dedi anlamıştır dedi. İntikam almayacağız dedik ona ya. Söz orayı ben bilemem. Ben sana şu an ben sana olanı söylüyorum. Sus, ben yalan söyleyemem ama yani. Ama bak dinlememe gibi bir sorunun var. Beyza evet, bir dinle. Musun? Yavrum bir dinle de ne anlatıyor? Anlattığını duyuyor musun? Tamam bir 10 saniye sus. Bir dinle sustum, konuşma nasıl sustum. Geçmiş. Cımbızla sen oradan alıyorsun onu. Bir dinle de ne diyor kız? Kırmızı odaya Rümeysa'yı çağırmak istiyorum. Hani bir konuşalım, bir anlatalım. Hani ben sana söyleyeyim bu çocuğun ne dediğini. Çünkü bariz ortada. Batın ya, yaptığı Beyza. Şey sonra yanlış ama. Kırmızı odada çıktı. Bu konuyu konuşmak yanlış. Beyza çıktı. Ondan sonra bunun üzerine dedi ki artık dedi ki kişi dedi anlamıştır dedi. Hani kırmızı odanın ne kadar önemli olduğunu. Bu muhabbet de zaten yine Onur'un muhabbetine dönüyor. Geçen erkeklere bir demedi mi bu kırmızı odanın bir ağırlığı kalmamış. Elini sıktık. Hepiniz şey bugün oluyor değil mi bu? Şimdi daha biraz önce ne söz verdik. Birbirimizden daha intikam almayacağız. Aşkımızı yaşayacağız. Özellikle dedim ki bak yanlış anlama hasret benim arkadaşım. Ama dedim samimiyetiniz bana garip geliyor. Sonuçta dedim hasretle de aynı anda tanıştım. Batın benimle de aynı anda tanıştım. Batın seni beğendiğine inanıyor Beyza. Ben bunu Batı'da söyledim. Tek Beyza dedi ki diğer kızlar da aynısını inanıyor. Bak, ama diğer kızlar mesela kim inanıyor? Aşkım söyleyen kız arkadaşlarım var. Hayır kim? Bak mesela şöyle hasreti hoş buluyor yani. O, bu bir gerçek. Ya herkes hoş buluyor. Güzel kadın dedi, çekici kadın dedi. Kamerada bunları ben uydurmuyorum hasret. Tamam ben ama bunu inkar ben ki erkeklerin evi %80'i zaten beni beğeniyor. Evet. Hani bunu çocuklar da zaten söyle boş ver. Seni biz bile beğeniyoruz zaten. Yani hani kadın kadını bile beğeniyor anladın mı? Ben de mesela burada biz birbirimizden hepimiz güzeliz yani. Ben erkekler için ne diyorum? Hepsinin ayrı karakterli güzellikleri var. Ama bu kötü bir şey değil ki ve ben Beyza şunu algılamak istemiyor ya da anlamak istemiyor. Beyza yokken buradan gittiğinde Bat da yalnızdı, ben de yalnızdım. Ve biz o zaman da arkadaşça konuşup sohbet muhabbet ediyorduk. Hasret, yani o zaman olsaydı olurdu.
Hazret, senin anlamadığın şey de şu. Burası sokakta, bir kafede ya da bizim normal günlük hayatımız değil. Burası bir kısmetse olur eve. Yarın ne olacağı belli olmaz. Ben Batı bunu da söyledim. İki şimdiden gün sonra bizim... Şimdiden bunun önünü kesemezsin ki ama. İki gün sonra, tamam mı? Benle ilişki yaşarsın, yaşamazsın. Bir yolumuz bittiğinde benden sonra tanıyabileceğin kişiler benim haricimdeki 8 kadın. Yanlış mıyım? Sesim gitti. Öyle mi? Merhabalar efendim. Hastayım biliyorsun. O yüzden kendimi içiyordum, sonra da şey geldim. Yeşil çay. İyi yapmışsın. Öksürmekten ölüyorum biliyorsun. Ama biraz daha vücut ısının yerine gelmiş gibi sanki. Buraya gidince orada oluyor. Öyle mi oluyor? Ne haber? Bunu çevirmemiz lazım. Ha. Senleyken hiç aklıma gelmiyor bu. Hastayım işte, normal. Seni görünce iyi oluyorum. Öyle mi? Evet. İyi mi geliyorum sana? Evet. Benden de iyilik. Olaylar olaylar, biliyorsun bizim ev. Durmuyor. Karışık mıydı yine? Sürekli aynı mevzuyu, bunları konuşmayacağım şu an burada. Neyse. Sürekli aynı şeyler, başım ağrıyor. Saçın farklı olmuş. Bence... Yeni mi? Toplayabilirsin. Yeni mi? Bu sabah fark ettim işte. Güzel olmuş yani, böyle yapabilirsin. Hep açarak geliyorsun genelde. Yo, bağlıyorum da bazen aslında. Çok dikkat etmiyorsun demek ki. İlk defa yapmadım bunu o zaman. Yok canım yani. Sen yine beni ufaktan kızdırmaya başladın. Değil mi? Bağışık kazanmanı sağlıyorum. Çünkü arada bir oluyor bende o tarz şeyler. Böyle minik minik veriyorum ki alış bu duruma. Yok, alışamam ama haberin olsun. Biz burada gidelim, hasta hasta adama pasta yapalım, gelsin bize. Bunlar benim hoşuma gidiyor bu arada, sen... Beğendin mi? Evet, tadı güzeldi, eline sağlık tekrardan. Karşımdaki kadındaki beklentim... Karşındaki adamı düşünmesi, onun için bir şeyler yapması, önemli şeyler bunlar. Beni etkiliyorsun bu konuda. Etkilendin mi yani? Etkilendim tabii ki de. Neden etkilendin? Güzel, senin hareketlerin de benim hoşuma gidiyor. Sen de beni düşünüyorsun ya. İlk günden beri yapıyorum bunu. Sütünü eksik etmiyorum. Süt mevzusu bitmiyor. Hediyelerini, çiçeklerini, güllerini eksik etmiyorum. Yani daha, içinden geldiği için yapıyorsun. Evet. O yüzden hoşuma gidiyor. Yoksa bunları tav olacak daha gibi değilim. Daha iyileri var aklımda. Bazı şeyler bence bir şeyler olmalı yani. Yine başladık. Mesai yine başladı. Mesaimiz yine başladı aynen. Şey diyorum, Ozan yoksa beni seçmedim, sona kaldım ya. İyi niyet seviyesi benimle aynı, gidip başkasına da vermiş olabilir falan diyorum. Neyi? İçeride. Kırmızı oda hakkında ya. Diyorum inşallah başkasına vermemiş. Sen de mi iyi niyetten öyle düşünüyorsun? Sen yaptın mı ki? Yapmadım ama yani hani aklından da geçmedi değil. Hayır mesela. Hani biri çok ısrar etse verebilirim. Hani atıyorum o görmemiştir. Hmm. İşte ben seni görmüşümdür. Bizim önümüze öyle mi geçiyor bu durum yani? Yok, hayır. İyi niyet seviyenden bahsettim. Sen de böyle düşünce olarak böyle kötülük, kötü düşünmüyorsun yani. İkimiz de iyi niyetliyiz. Aynen. İyi niyetinden hep hiç kaybettin mi? Sürekli kaybediyorum. Evet, iyi niyetler hep kaybediyor, hiç kazanamıyor. Aynen ama eninde sonunda belli oluyor yani her ama şey. Ama iki iyi niyetlinin bir araya gelmesi sonucu kaybeden çıkmaz bu savaştan. Bu bilmiyorum, durumdan kaybeden göreceğiz. Çıkmaz, kazananlar çıkar. Göreceğiz yani. Var mısın benimle kazanmaya? Hı? Umarım ne değil. Ne alaka şu an? Biz yine pazarlık moduna. Pazarlık moduna girdik aynen. Bakacağız, zaman gösterir. Zaman gösterecek onu. Güzel oldu. Sen o kol köşe, ben bu köşeydi. Biraz yaklaştık artık bir dahakine daha farklı bir... Yavaş yavaş. Samimiyet işte. Bekliyorum senden kırmızı. Daha farklı yok. Babaannem izliyor. Benim de annem izliyor. Sıkıntıya girmeyelim, bizim Trabzon'dan inmesinler şimdi. Öyle. Seni gördüm, neşem yerine geldi ya. Aynı şekilde. Gerçekten evde mutsuzum ben. Şey de iyi düşündük bu arada, o köşeyi iyi seçtik, fotoğraf falan. O fotoğrafın bomboş duruyordu tepede. O köşeyi dolduracağım sana. Aşk, o zirvedeyim. Anladın mı? Sen hep zirvedesin. Bile bile seçtim orayı. Hep birinci sıradasın. Teşekkür ederim.
Gel gülüm. Gel. Bana sarılmıyor. Ama yani sinirliyim sana hala. Gel otur. Dedim ki o öyle biri yani. Bir anda bitiriyorsa bitirir yani. Az çok tanıyorum. Buna da olsan çok bozuldu. Kızıyor, sürekli kızıyor. Az önce de bana kulağıma gelip şey dedi, ne güzel bakışıyorsun insanlarla. Mağarasından yeni çıktı ya, öyle görüyor olabilir. Ama güzel fotoğraf. Murat Zeki değil, bak siz safsınız. Hayır Öykü Hanım, öyle bir şey olmaz. Leyla sana mı oluyor? Benim hoşuma gidiyor. Tabii ki konuşacak. En çok Leyla konuşacak. Pıt pıt pıt. Çok çaba sarf ettim arkadaşlar. Ah ah de içinden. Öykü Hanım, benim buradaki tek amacım şuradan kalkmak nasip olmasın. Kimseyi de tanımak istemiyorsun. İstemiyorum. Ne olacak? Kendimi o kadar çok seviyorum ki hiçbir erkeğin beni üzmesine katlanamam. Mert, mutlu oldun mu? Ben mi? Evet. Yani sen çabaladın. Bende bir şey yok. Benim mutluluğumla alakalı. Kendimi geri çekmem biraz seni Murat, sevindim. Sana kritik bir soru soracağım. Hazır mısın? Dur dur. Onu söylerken gibi yüzü parçası var ya. Kanka dur, sen tam dırıvırsın be. Dırıvırsın sen be. Bunun benim mutlu olup olmamamla alakalı bir şey değil ki zaten. Bence bir sevindin. Bir şey hissetmedim ki bu konu hakkında. Neden bir şey hissettiğimi düşünüyorsun ki? İlk gün mesela çok tedirgin oldun ya. Rahatsız oldum, tedirginlik değil. Çok tedirgin. Rahatsızlık başka bir şeydir, tedirginlik farklı bir şeydir. Bir an acaba Yeliz ile Murat olur mu korkusu, endişesine kapıldım. Evet, ben senden aldım. Senin düşüncen o. Senin düşüncen onun için. Benim mi düşündün? Senin düşüncen o. Ben onu direkt aldım senden. Bence sen aldığın şeyi sanıyorsun. Bak al bak şunu bir anla. Bak algı farklı bir şeydir. Bunu ikimiz aynı yerden bakarız ama ikimiz farklı bir şey düşünebiliriz. Bu tamamen algı meselesidir. Şimdi sen ne düşünmek istiyorsan, ne algılıyorsan bunu bu şekilde dile getiriyorsun. Sen... Ve ben de sana diyorum ki dostum öyle değil. Ben böyle hissetmedim. Tedirgin olmadım diyorum. Sen diyorsun hayır tedirgin oldum. Ertesi gün sen gelip bana demedin mi? Evet bir tedirginliğim var. Rahatsız oldum çünkü dedim. Dile getiremedin. Rahatsız oldum dedim. Çünkü çok arada korktum. Fark var. Neden şu an mesela böyle bir diyaloğa giriyorsun ki bende? Ha? Amacın ne mesela? Şu an bu konu yaşarak amacın ne? Çünkü ne mesela şu anda mesela? Elimi kolumu evet çekiyorum. Hani aradan çekiyorum demem. Bak hayır hani amacın ister ne diyorum sana? Sen bir oh çektin o mutluluğunu gördüm. Bak bu konuyu şu an açarken Yeliz'e amacın ne? Açtığımda bak, o tedirginliğini, korkuluğunu. Bak bir şey diyeceğim. Dışarı çıktık konuştuk. Benimle evet. Konuşmak istedin. Düzgün tamam. Düzgün konuştun. Evet. Hani bak böyle böyle dedin. Aradan çekildin ben dedin. İşte şöyle dedin böyle dedin. Konuştun. Tamam. O iyi Murat şu an çok geldin. Buradaki amacın ne? Bana bir amacını anlatır mısın şu anda? Yükselme sakin ol. İlk önce mesela ya, orada bir... Murat senle konuşurken yükselmemem elde değil ya. Vallahi bak. Neden? Sana sakin oluyor. Konu normal sensin. Murat sen çok tartıştık. Bak burada bir aydır beraberiz. Evet. Bir ay boyunca seninle aşağı yukarı zaman zaman çok tartıştık kardeşim. Yani o yüzden... Çünkü korkularım var. Ya evet Murat senden korkuyorum ya haklısın. Benden korkuyorsun değil mi? Tamam yeterli mi? Tazmin oldun mu? Egonu okşadın mı? Yok. Ha egonu okşadın mı ben biraz? Ben doğruyu söylüyorum. Egonu okşayın biraz daha. Sen kabul edemiyorsun bunu. En haklı sensin. Kabul edemiyorsun. Egonu okşanıyor mu? Kabul edemiyorum. Egonu okşamaya devam edeyim mi? Kabul yürü buradan atacağım şimdi. Yürü be tevekkel. Evet soru soruyordum kanka. Ne hazır oldu mısın? Devam ettiremedin mi bir ara konuyu? Ha devamı gelsin istiyorsun. Yo. Devam konuyu devam ettiremedin mi dedim. Şu an ister istemez o kadar mutlu oldun ki. Evet Murat çabalamayacak. Yeliz önünü kesti. Oh. Ya. Eve gidip dua etmezsen benim de adım Murat değil. Ya he. Ben sana ne dedim en başından beri? Ne diyordum? Zaten Yeliz senin gibi birisiyle beraber olmaz dedim değil mi? Bunu en baştan beri her zaman savundum. Aldığın cevap neydi? Olabildin mi? Bu evde hiçbir şey olamadın değil olamadın zaten. Bak sen çabalamaya devam ettin. Bu evde... Yeliz'in almış olduğun cevabı göre. Dedin ki benim bir gururum var. Ben artık sana evet. Atamam. Çünkü bu kadar sana çaba artık gösteremem. Çünkü benim bir gururum var dedin. Bu evde her zaman şey... Çünkü benim bir egom var demeye çalıştım. Bu evde hiçbir şey belli olmaz. Bari kovulana kadar yakınlaşmamız yok mu bizim? Kaç gün bu senin planların anlamadım. Yakın ya. Belki yarın, belki yarından da yakın. Öh yani. Ne? İstiyorsun yani gerçekten. Evet senin de artık bir resmiyete kavuşturmak, bir adını koymak istiyorum. Sen istemiyor musun? İsim koyunca biraz tedirginlik geliyor bana. Normal. İsim koyunca böyle o bir... O tedirginliği de yaşayalım burada. Zaten bu evde her an böyle tedirginsin. Üstüne gelebiliyorlar, yüklenebiliyorlar. Neden gülmedin? Neden öyle dedin? Sen burada yanlış neden yapmışsın. Neden böyle yürüyorsun? Neden böyle? Bu ev böyle bir şey söyleyeceğim. Ben hiç kimseye bunu yapmıyorum ama. Hiç kimsenin benim, ayaklarını, bacaklarını bile görmedim falan diyormuşum. Benim, yürüyebiliyorlar benim derdim bu ev değil yani. Bu evin bu durumların dışında da süreç bittiğinde de dışarıda
Benle devam etmek istiyorum. Benim de öyle olduğunu biliyorsun. Biliyoruz ya. Yani, olarak. Gelecek odaklı düşündüğüm için. O yüzden bırak da için. Burada ismini koyalım. İnsanlar tamam, görsün. Ama... Kimseden çekincem yok yani. Tamam ama ben de gelecek odaklı düşündüğüm için daha iyi tanımak istiyorum. Haklısın sen de kendince zaten. Ama tanıyoruz yani. Biraz farklı işliyor süreç yani hani bunu. Burada daha sık bir araya geliyorsun ya, daha fazla vakit geçiriyorsun. Dışarıya göre, reale göre tabii daha yoğun tanıyorsun işte. Zevkler, fikirler. Biraz daha böyle fırsat buldukça zevklerimiz, neler yaptıklarımız üzerine tekrar tekrar pratik yapalım böyle. Konuşalım birbirimizi daha iyi tanımamız için. Tamam. Böyle çok gündelik problemlere takılıyoruz ama daha detaylı tanıyacağımız birçok soru var yani bunları. Soru cevap yapacaktık ya da yapalım. Evet. Hafta kaldı. Tamam, hazırla o zaman. Bak işte. Mesela üşengeç birisin sen, bunu anlıyorum ben buradan. Ne oldu? Ozan fikir alsın, Ozan uğraşsın yapsın. Her şeyi karşındakine iyi. Fikri ben koydum. Bir kağıtları hazırlayıp, yazıları hazırlayıp da sen gel bir zahmet yani. Çiçekçi kız oldum ben şu an. Söyledin ya. Dedim mahalle, yukarıdaki mahalle. Der bir romana bak. Der mahalle, aşağıdaki mahalle. Evet ya, roman havası falan çalsa da oynasak. falan. Geldin, arkandan bir hareket yaptın mı benim? Normal oynadım ya. Bir hareket değil ya. Normal hareketler bunlar yani. Çok güzel oynuyorsun. Zaten de ona lafım yok. Teşekkür ederim. Harbiden iyi oynuyorsun yani. İyi oynadığımı söyler. 10 numara oynuyorsun. İyi oynadığımı her söyler. Her türlü oynuyorsun ama. Oynarım. Çok iyi oynuyorsun. İnsanlara söylüyorum. Yani Oz gerçekten istiyorsan tepkini koymalısın ya bir yerde. Ağlayarak değil. Yani benim yaptığım da çok doğru değil ama bir sert bir çıkışman gidip bağır gerekiyor. Ya. Git bağır, evet, içini dök. Bağıracak bir şey yok. Hayır, oğlum. Hayır. Bağıracak şu bir şey var. Şu an sen... Öfkeli değilim, sinirli de değilim. Bağırmak da istemiyorum. Ben bağırayım senin yerine. Şey, biz ikimiz Rümeysel'le gidip dövüyormuşuz o zaman. Hayır, şu an senin üzmeye hakkı yok. Seni üzeceği bir durum yok, anladın mı? O yüzden şey yapıyorum. Ben kendi kendimi üzüyorum oğlum. Olduk bir şey yok. O bir şey yapmıyorum. Hala ona suç atmamaya çalışıyorum. Kendi kendini şey üzmüyorsun canım. Bu basit bir şey değil. Yapmıyorum. O ne demek? Yani yalandan ağlıyorsun gibi bir şey demek çok saçma. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl oldun, iyi misin? Yo, herkes geldi. Ha. Aynen. İyiyim, sağ ol. Şöyle biraz yürüyebilir miyiz? Burası kırmızı oda değil. Gerçi doğru söylüyorsun. Burası kırmızı oda değil. Kırmızı oda az pas yaşa sana özel. Ben bunu şaşırtayım. Bizim ekim hepsi böyle tuturalım. Gel bak, siz mi dokunun? Neyse, ben düşünmek de istemiyorum. Tartıştırmak da istemiyorum. Bak, konuşmak da istemiyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bak? Ne yapıyorsun? Biz burada birbirimize ne söz verdik? Bir hatırlatsana bana, ne söz verdik? O sözü vermeden önce içimde bunu yapmak istiyordum çünkü... Ha, o zaman niye söz verdin Bat bana? Niye söz verdin o zaman tamam, bana? Tamam, haklısın ama önemini anladın mı oranın? Bat, ben... bana söz verip de aradan
yarım saat geçmeden bu kadar sözüne sadık olamayan bir adamla güven yaşayamam, güvenemem ben sana. Tamam, bu saatten sonrasına bırak. Bu saatten sonra mı? Bu saatten sonrası mı var? Evet var. Bat nasıl var ya? Bana şey diyor ya, söz vermeden önce içimden çok geliyordu da o yüzden yaptım. Sence bu bir bahane mi? Sence bu bahane mi gerçekten? Bu mu bahane? Oran, önemini anladın mı? Hala bana ne diyorsun Bat ya? Hala bana ne diyorsun? Bırak kolumu ya. Bırakmam. Hala bana ne diyorsun? Oranın önemini anladın mı diyorsun hala bak, ya? Bak aynı şey ben de yaşadım. Gerçekten orası çok özel bir yer. Bunu özel beni yerini hasretle kullandın. Tamam mı? Ya hasretle konuştuğumuz muhabbeti özel sana anlattım. Özel alanını hasretle kullandın. Anlattın mı konuştuğumuz muhabbeti? Hiç umurumda değil ne konuştun. Sen burada bana gelip söz veriyorsan, sözünün de eri yarım saat duramıyorsan. Tamam, otur iki dakika. Anladın mı? İki dakika falan oturamam. Hasret çağırırım, onunla oturursun. Bırak kolumu. Bırakmayacağım. Bırak kolumu. Eyke Hanım gelin ya. Bunlar ölü gibi. Selam. Nasılsınız? Kışmadı böyle biraz. Evet, üşüyorum çünkü burada. Evet. Nasıl keyifler? İyi. Güzel. İddialara girildi Öykü Hanım. Ne gibi? Murat'la iddiaya girdik de ayıptı söylemesi. Murat'la iddia. Evet. 60 tane şınav çekersen dedi, sırtımda kızlar evine taşıyacağım seni dedi. Çektim ben de ama taşımadı daha henüz. Ha. Verdiği sözü tutar. Güzel, bunu tutar diye düşünüyorum. Müsait bir zamanda. Evet. Değil mi? Yaparım söz Murat sever yaparım. Mesela doğru verdiği zamanlamaları. Sözleri. Sen de bir doğru zamanlama bulursun artık. İnşallah Eken. Peki. Mihlecim nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyisin de iyiymiş gibi yapıyorsun. Yo, iyiyim. Konuşmak istemiyorum çünkü tutamayacağım. Ama konuşmak istemiyorum da olmuyor ki. Ne yapacağız o zaman? Oğuz. Ben... Merhaba Öykü Hanım. Buse bir şey mi söyleyecektin? Bence diyecektim. Ha, sence. O herhalde konuştukça ağlayacak. Onu tutmaya çalışıyor da. Ağlasın, rahatlıyor insan. Herkes ağladı artık zaten. Yok, rahatlayamıyorum bir türlü. Niye bu kadar gerildi ki? Gerilmek değil aslında. Birikim mi o zaman? Ben belki ağlayacağım vardır ya. Belki bizim. Belki? Öyle ağlayasım tutmuştur, bilmiyorum. Ağlamak için ağlıyor da olabilirim. Böyle bir şey mi söyledi sana? Senin cümlen değil çünkü bu. Böyle bir şey mi söyledi? Ne demiş? Duymuyorum ki ben Öykü Hanım. Ağlamak için ağlıyorsun mu dedin? Yani konuşmaya çalışıyorum kendisiyle. Ağlıyor. Lütfen dedim hani çünkü önemli bir konu yok ki aramızda. Yani çok büyük bir mevzu değil. Böyle çözebileceğimiz bir sorun olduğundan dolayı ben de o anda herhalde sesimi yükseltmiyorum. Sessiz kalmayız. Çünkü bana demişti ki sesini yükseltme bir daha sakın dedim. Ben de asla sesimi yükseltmedim. Lütfen dedim ağlamak için ağlama. Öyle demişimdir yani. Bu şekilde söylemedi. Senin Oğuz'un tarzıyla ilgili bir sıkıntın var galiba. Konuşma tarzı mı? Evet. Bence bu konuşma tarzıyla herkesin bir sorunu vardır. Kimin? Benim değil yani. Bu şekilde konuşması yanlış yani benim. Sadece ben ne alamıyorum bunu. Herkes derken kimden bahsediyorsun? Yani kimse kaldıramaz bence bunu diyorum. Tamam, konuyu bir anlatalım istersen izleyicilerimize. İzlediler gerçi ama evet. Ben bir cümleyle geçeyim. Çünkü konuyu anlattığın zaman fikrinizi alacak vaktimiz tabii. Kalmıyor. Tabii. Siz konuşurken, daha doğrusu girerken herhalde bu dünden kalan bir dolgu meselesi var galiba, evet. Değil mi? Aynen öyle. Onunla ilgili haber vermeden gitmesi. İşte evet. Arıyorsun, şimdi Kadıköy'e geldim, niye evet. Daha önceden haber verilmiyor? Evet. Sonra konserle ilgili bir doğum günü organizasyonu yapılıyor galiba. Onunla ilgili de konsere gittin gitmedin. Bir sürpriz yapmayı planlıyorsun. Evet. Tam o günle ilgili de ekibimizden sen bilgilendiriliyorsun. Çünkü takvimleriniz var. Aynen. O takvime göre de konsere gidecekmiş bilgin olsun yani. Yapamazsın evet. Sürprizi. Ben değil. De biz aa, seni uyarıyoruz. Benim niye haberim? Sen de bu vesileyle öğreniyorsun. Evet. Bir de gelip sana yetiştirmedi. Yani yok hayır ben söyledim şey Öykü Hanım. Dediğiniz gibi aynen. Ben dedim. Takvimlerinizi kontrol ediyoruz mecburen. Evet. O esnada da sen bunu öğreniyorsun. Aynen şans öyle. Eseri oluyor yani. Kesinlikle öyle. Ve sen bir türlü sana haber verilmemesinden sıkıntılısın. Bundan evet, muzdaripsin. Ve bir tepki gösteriyorsun. Bunun senin kırmızı çizgin olduğunu söylüyorsun. Evet. Evet peki bunu söylediğin zaman karşılaştığın tavır ya da bunu söylerken hiç kendi öz eleştirini yaptın mı acaba yanlış mı davranıyorum diye? Ya kendi öz eleştirimi yaptım Öykü Hanım. Ben her zaman hani arkadaşların da dediği gibi yaklaşmaya çalışıyorum. Hani böyle daha naif ve zarif bir kız olduğunu düşünüyorum. Ki herkes tarafından da öyle düşünüyor. Ben de ona göre yaklaşmaya çalışıyorum Nihle. Ama bazen insanın hani tepe noktası oluyor.
Hani ben de diyorum ki bak lütfen Nihle bana bunları yapar mısın diyorum. Hani kendini savunuyor. Lütfen hani bana dese ki tamam Oğuz ben bunlara daha çok dikkat edeceğim dese tamam gerçekten problem olmayacak. Hani ama bunları bana söyleyemiyor. Kendine ben de diyorum ki lütfen bana en başı bunlar sana zor geliyorsa bana şimdiden söyle. Ona göre hareket edelim. Çünkü bunlar cidden benim için hani ben şimdi sineye çekerim. Şimdi bunlara bir şey demem. Şu anda bir şey demem ama ileride çok daha büyük sıkıntılar yaşarız dedim bunlarla ilgili. Çünkü güvenle ilgili bir problem mi oluyor? Efendim? Güvenle ilgili. Yo, bir güvenle problem ilgili mi ben bunları yani beklerim karşı tarafa da yaparım Öykü Hanım. Hani bir şey yaptarsam mesela dışarı çıkarsam haber veririm. Bir yere gittiğim zaman da haber veririm. Konsere mi gideceğim? Bak ben bu konsere gitmeyi düşünüyorum. Birlikte mi gideriz? Yani şimdilik hani öylesine söylüyorum. Sen sever misin bu konseri? Hani bilgin olsun senin de başkasından öğrenmeyeyim anlamında. Dış kapının dış mandalıymış gibi hissetmeye başladım artık yavaş yavaş. Hani fikirlerim önemsenmiyor mu? Benim duygularım, benim hissiyatlarım önemsenmiyor mu ya denk geliyor artık benim hissettiklerim. Ben bunları da Nihle'ye aktarmakla yükümlüyüm. Çünkü ben bir şeyler hissediyorum. Çünkü Nihle'ye de karşı gerçekten etkileniyorum kendisinden ve belli bir yol kat etmek istiyorum kendisiyle. Ama bana buna izin vermiyor. Ben bunları en başından da konuştum Nihle'yle. En başından ta tanışmamızın ilk zamanlarından dedim. Bak ben bunlarla ilgili benim çok büyük problemlerim var, sıkıntılarım var. Lütfen bana bunları esirgeme dedim. O da ben de tamam dedi. Ama ben bunların geri dönüşünü alamıyorum. O dolgu mevzusunu sineye çektim. Ondan sonra ben yazdığım zaman da neredesin diyorum mesela. 2 saat geçiyor konuşmuyoruz. Şimdi Kadıköy'e geldim. Neredesin diyorum mesela. İşte şuraya geldim tam şu anda. Hani bence tam benim yazdığım zamanda gidilmiyor. Çünkü öyle oluyor genellikle. Daha önce de herkes de yaşadı biliniyor. Biraz şöyle emri vakiden hoşlanmıyoruz. Yaptıktan sonra söylemektense proje aşamasında hani bir plan yapılıyorsa o esnada biraz da fikrim de mi alırsın? Ben hayatımı alacağım kişiyle her şeyi paylaşmak isterim Öykü Hanım. Her şeyin fikrini de alırım. Onun ne düşündüğünü merak ederim. Şu anda da öyle yaşıyorum ben Nihle'ye karşı. Ben Nihle'den aynı şeyi almadığım için birazcık kırıldım. Yani o bana karşı demek ki bu kadar yüksek duygular hissetmiyor diye düşündüm. Ondan sonra kendisine bunu söyledim. Bak dedim benim böyle böyle bazı sıkıntılarım var seninle alakalı. Ben tamam dikkat edeceğim kelimesini duymadım. Önce şeyi söylemek istiyorum. Buraya geldiği zaman açıklama yaptım. Çünkü açıklama yapmam gerekiyor diye düşünüyorum. Hani direkt böyle ona Oğuz geldi gibi şey. Tamam Oğuz bundan sonra dikkat ederim, özür dilerim desem çok saçma olmaz mıydı bu? Çok önemsiz. Ben senden özür beklemedim. Sanmıyormuşum ve direkt konuyu kapatmak için yapıyormuşum gibi. Açıkladım dedim ki abimleydim zaten. Hani şimdi oraya gidiyoruz ve belli olmuyor mesela. Hani bunu anlatmak istedim. Bu yüzden açıkladım. Açıklamasa mıydım? İstemiyor muydum? Geldin suratıma bakmadın ki Nihle. Ben buradan geldiğimde zaman da hani suratıma daha iyi bakmadım. Çünkü bana günaydın da sana dedim açıklama. Ki... Moralim mi bozuk diyorum. İşte bana ters bir şekilde söylüyor, sonra diyor ki sana ne diyor mesela, kimden öğrendin? Ya neye sana ne dedim? Sen kimden bana sordun öğrendim? Ki kimden öğrendin ne? Tamam. Sana ne kim ne yapacaksın kimden öğrendin? Tamam. Ahmet olsan, Mehmet olsan ne fark edecek? Bana çok normal geliyor açıkçası. Ben çok büyütülecek bir şey göremedim. Yani çünkü yani konu sana orada şu şeyi söylediğinden ziyade onun ne hissettiği. Evet. Hayır ya. Tabii ki öyle ama ben ona normal şeyi soruyorum. Yani konuşuluruz zaten çözülür bir mevzu değil mi? Açıklarım ben kendimi anlatırım. Hani derim ki böyle böyle bir şey. Nihle ben bir şey yaşamışım ya sinirlenmişim. Hayır, Ahmet'ten yani, öğrensem bu, ne farkı da evet, Mehmet'ten bu, sana ne kimden öğreneceğim sana ne anlamında söyledim. Sana da orada sert bir şekilde söylemedim. Fazla alınganlık yapıyorsun evet, şu anda. Hani konuyu çözüp ondan sonra hani sen nereden öğrendin diye sorsam okey. Bir yerde. Ama sen narin bir tamam kızsın da diye. Tamam da diyorum ki devam edeceğim zaten. Şöyle bir şey hani sana diyor tamam soruyor. En sonunda konuşmak istemiyorum falan dedi. Kapat. Orada kestik. Ben şimdi Oğuz'a direkt atlamak istemiyorum. Yani bana bu şekilde konuştuğu zaman ben Oğuz'la konuşmak istemiyorum. Yani sakinleşeyim öyle konuşalım dedi. Sen evet. Hala demek ki onun ben, sinirinin farkında değilsin. Bu sorular da beni sinir ediyor. Beni üzüyor. Ben de direkt hiçbir şey olmamış gibi Oğuz hani bak diye gidemiyorum. Tamam esas konu bu aslında. Sen de biraz dürüst ol istersen. Yani doğum günü var. Ben ilk sorduğum soru bu. Doğum günü var. Oğuz'la konuşmadan bir program yapıyor. Evet. Yapmıyorum işte. Bu neden ben, yanlış anlaşılıyor? Ama bak ama bir niyet var. Hani hem de söylememişsin. Öykü Hanım. Benim iradem dışında dememişsin. Dolayısıyla böyle bir yere gidebilir konu. Yapıp yapmamak diye hani ben bunu iptal olmasaydı olacaktı mesela. Niyet önemli Öykü Hanım ya. Ne niyeti? Nihlecim, yani şunu anlamıyorsunuz. Konser bir şekilde olmadı değil mi? Niye? Bir şey oldu da olmadı. Ne oldu? Bilet mi anlamadın? Olmadı. Hayır mı? Öyle değil. Şöyle bir şey. Benim arkadaşlarım arıyor diyor ki böyle bir konser var doğum gününe de yakın. Gidelim mi? Ben de tamam sorayım diyorum. Soruyorum. Önce izin veriyorlar. Tamam hani oluyor ama ertesi gün ya da akşamına şey oluyor. Hayır gidemezsin. İptal oluyor bu kadar. Ya sormuşsun yani en nihayet. Kabul edilmiş ilk başta. Ertesi gün negatif dönülmüş. Ben o arada yine haber alamıyorum Öykü Hanım.
Yani kabul edildi ilk başta bu diyorsun. Ondan sonra bana dersin yani tamam güle güle git iyi eğlen derim ben sana. Bayağı oldu bu arada bunun üzerinden de. Ve de şey hani ne yapayım zaten beraber gidemiyoruz ki biz seninle. Dışarı görüşemiyoruz anlatamıyorum ki. Anlatamıyorum ya. Konu tamam, beraber o zaman konuşmuyor böyle yapıyor ya. Ben böyle yapınca hiç konuşasım gelmiyor. Onunla paylaşmanız. O da çaresiz kaldığı için yapıyor. Çaresiz İletişimi koparmayın. Öykü Hanım değer vermiyor diyor ya. Bu arada mesela haber mevzu o değil. Konusunda böyle bir şey yok. Bu kadar büyütecek hiçbir şeyimiz yok. Dille konuşuyor. Bu kadar büyütecek hiçbir şeyimiz yok haber verme konusunda. Ben şeyi anlamıyorum. İlla çıkmadan önce mi haber vermem gerekiyor? Oraya gittiğin zaman haber veremiyor muyum? Her yapacağım şeyi direkt söylemem mi lazım? Ya Oğuz'laysan öyle istiyor. Sen de yapmıyorsun. Sen bana her gün şey mi yazıyorsun? Saat başı diyor musun? Ben şu ben an buradayım. Ben seni dün aramadım mı? Ben Berke'ye dışarı çıkıyorum. Siz birbirinize tamam. Canlı bir konu atsanız ya. Yok hayır ya. Aynen. Mevzu da o değil. Ya ben bileyim ya. Gittiğinde tamam, bileyim. Biliyorsun. Gittiğinde bileyim. Ara de buraya geldim de. Ben sorduğum zaman da cevap veriyorsun bana. Şimdi Kadıköy'e geldim diyorsun. Nihle'cim. Efendim. O kadar çok yordu ki diyorsun. Çok mu yordu seni Oğuz? Çok üstüme geliyor çünkü böyle. Bu beni çok üzüyor çünkü bu şekilde konuşuyor. Ben ağlamak için ağlıyor lafını bilmiyorum. Çözülür mü ki bu laf? Bilmem. Bence çözülür ya. O sinirden öyle bak. Oğuz'un da bence en büyük eksiklerinden biri. Sinir anında, öfke kontrolü yapmıyor. Hemen pat 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 söylüyor. Nihle'de gördüğüm en büyük olgunluk sinirli olduğunda Oğuz'la konuşmaktan kaçıyor. Şu an sinirliyim, şu an konuşmak istemiyorum diyor. Çünkü onu kırmamak için senin yani yanlış bir şey söylemeyeyim lazım. Diye ama Oğuz bunu düşünmüyor. Senin de böyle olman lazım. İlişki koçum. Ben tepkimi böyle bazen sert belli edebiliyorum Öykü Hanım. Ben bunu törpülemeyeceğim bir şeydi. Ben törpülerim diyorum bunu. Hani gerçekten senin için uğraşırım ve bu hareketlerimden, bu tavırlarımdan gerçekten en azından tamamıyla silip atamasam da gerçekten törpülerim. Çünkü bu bağırma olayında da bana en başta tepkisini belli etti. Bugün kendimle denedim. Gerçekten tutabiliyorum. Ama Nihle için tutabiliyorum. Ama Nihle'den bana böyle bir geri dönüş gelmiyor. Ben de senin için bunları yapabilirim diyemiyor bana Nihle. Nasıl bu benim canımı sıkıyor. Demek ki diyemiyorum. Dedim mi bugün bana diyemiyorsun? Diyecektim ama. Diyecektim Nihle'ye. Ama diyecektim. Nihle hayır, sürekli şey kendi kafasında çözüyor. Konsere hayır. Gitmedik ki zaten. Söyleyecektim. Sürekli. Çok şeker. Konsere gitseydin söyleyecek miydin? Hayır. Gitmedim, iptal oldu. Tamam, konsere gitseydin söyleyecek miydin? Öykü'nün açıklamasını yaptım önce. Dedim ki yani abimleyiz mesela güzel, zaten. Doğru, hani vaktim olmadı, şarjım yoktu diye açıklaması yaptım söyleyecektim. Ama bana öyle bir geliyor ki bunu konuşacak şeyimiz olmadı. Sonra zaten dedim ki tamam dedim o zaman uğraşamayacağım dedim. Bana dedi ki uğraşamayacağım dedi. Evet abi siz mağaranızı lütfen. Uğraşamayacağım söyledi. Ben o zaman konuşmayalım dedim. Yardım sonra tamam dedi gitti. Geldim buraya eğleniyorsun. Eğleniyor mu? Kalk gel evet. Gönlünü al Onur o zaman. Öykü Hanım ki, yok diyor git diyor ne yapayım? Gel. Konuşmak istemiyor diyor. Konuşmak istemiyorum diyor. Uğraşamayacağım dedi. O konuşmak istemiyor dedi. Ben de o zaman konuşmam. Ben de konuşmak istemiyorum dedi. Bir şey yapın hadi barışın. Evet, hadi geldim yani. Demin gittim gelmedi. Hadi. Gitti istemiyorum. Hadi. Gel kız buraya. Gel bir sarılayım bari. Ne yaptın? Dur. Hayır Öykü Hanım bana ne dedi? Demin de gittim oraya. Ne dedi? Ağlamak için ağlıyor dedi. Ağlamak için ağlıyor. Gel hadi sarılayım. Ben yanımda mı ağlıyorum? Gel hadi sarılayım. Bak ayağa kalktım. Bak gel hadi artık. Konuşuruz. Çözeriz bunları. Gel gülüm. Ya. Bana sarılmıyor. Ama yani sinirliyim sana hala. Gel otur. Ben sana tamam. Çok sinirliyim. Konuşuruz bunları. Leyla'cığım seni öyle alsak da yan yana otursalar mı? Çakırın. Düşünme sen Nesrin. Yapsan. Oğuz gel. Gel. Nesrin'im mi? Yukarıda yer var hayatım. Ya üşüyorsun. Hasta olacağım muhtemelen bir üşüyorum. Yorma. Nihle'yi yorma. Evet senin bu sinirle hareketini bilen var bilmeyen var ama bilenlerden biri söylediği zaman sıkıntı oluyor. Değil mi? Dilara. Evet. Ne oldu? Oğuzhan'la niye tartıştınız? Ya dizine uzanmıştım da Nide'nin fotoğrafı geldi buraya videosu. Dedim ki o öyle biri yani bir anda bitiriyorsa bitirir yani az çok tanıyorum. Buna da Oğuzhan çok bozuldu. Hmm. Sen nasıl öyle şeyler söyleyebilirsin diye. Hani bu evin içindeyiz yani söylemeyeyim mi? Kızıyor, sürekli kızıyor. Her şey mi kızıyor? Evet, az önce de bana kulağıma eğilip şey dedi, ne güzel bakışıyorsun insanlarla. Kime bakıyordun? Öyle etraf bakıyorum böyle, ona bile kime kızıyor bakıyordun? Yani. Kime bakıyordun, var mı biri? Bilmiyorum ki mağarasından yeni çıkıyor, öyle görüyor olabilir. Bak güler güler bir süre sonra bu terse döner. Yeliz'ciğim, müsaade edin Dilara kullansın onu. Yani güler güler bir terse döner, bizim yapmayayım. Bizim dilinde yatıyor, bizim de yatıyor. Şuraya ekran geliyor. Yani bunu söylemek için
kalkıyor, oturuyor. Onu söylemek için kalkmadım. Sen bana bir şey söyledin, yani, sinirden kalktım. Leyla'nın yanına geçtim. Ben sana ne söyledim? Ben senin kafanı okşamaktan başka ne yaptım? Oturdun, söyledin, sonra kalktın, hiçbir şey yapmadım. Bu tarafa. Öyle mi yaptım? Yani hiç dahil olamayacak mıyım? Dahil olamayacak mısın demiyorum zaten ben sana. Benim sana yapma dediğim iki mevzu var. Onları sürekli yapıyorsun. Onun haricinde her şeyi yapabilirsin. Her şeyi. Ya ben... Nedir onlar? Diğer arkadaşlarımıza şahit olsun buna. Benim eski tanışma yollarım, onun eski tanışma yolları, bununla alakalı mevzulara kritik haricinde, bu kritikteki konuşma haricinde girme. Hı. Ya konuşma. Kritikte de girdiğim zaman yine uyarı veriyorsun bana. Sürekli kritikte uyarı bir şey veriyorsun. Diyemem. Kritikte bir şey diyemem. Burada o konuşulması gerekiyor. Kritikte konuşulması gerekiyor. Ama kızlar evine gidiyorsun, işte biz erkekler evine geliyoruz. Oradayken mesela söyleme. Ben söylemiyorum mesela. Ben kimsenin adını ağzıma almıyorum eski tanışma yollarımda olan insanların. Almıyorum. Niye almıyorum? Seni üzmemek için. Tamam, ben de kötü art niyetli bir şey söylemiyorum. Art niyetli ki. Zaten söylemediğini biliyorum. Bir anda dahil oluyorum. Tamam, biliyorum alışkanlık art niyetli yani. Söylemediğini zaten. Biliyorum. Ama bunları törpülemen lazım. Ben tamam, bunu izin istiyorum. Ver, sürekli uyarma, bekle yani. Bir izle beni. Ne yapabilirim? Daha iki dakika önce konuştuk. İki dakika. Ne oldu? Bunu aldın mı? Biraz daha iki dakika önce havuzun orada konuştuk. Oğuzhan, geldik buraya. Oğuzhan, bunaltıyor musun ama? Efendim? Ay çok bunaltmıyor da çok yani bir şeyler söylüyor. Öykü Hanım, iki dakika önce havuzun orada, evet, bu konuyu biliyorum, konuştuk. Geldik, oturduk bu konuyu. Yani konuşmamış gibi. Konuşmamış gibi direkt dağıldım mesela. Bilerek yaptığını ne düşündüm. Ne yaptın, ne dedi ki? Çünkü iki dakika önce konuşmuşuz bu mevzuyu. Ne dedi? Direkt işte az önceki hani atlaması televizyondan Nihle'nin mevzusuna. Ya onu da bilerek yapmadım ki, bir anda dahil oldum yani. Gerçekten bilerek yapmadım. Görünce ve hasretle ilgili mesele nasıl oldu da böyle, evet, bir sorun dans oldu? Dans ederken bakışmalarını falan yakaladım da hasretle alakası yok böyle, flörtöz nasıl alakası yok? Niye sadece Oğuzhan'a yükleniyorsun? Ve önceki ses kaydından sonra bir de bu görüntüyü görünce aklım çok karıştı. Çünkü sadece bana baksın öyle istiyorum. Haydi. Sadece sana baktığımı biliyorsun zaten. Ya biliyorum da yani. Nasıl bakıyordu? Değişik değişik bakıyordu. Sandalye kapmaca olayında mı? Evet. Ben de gördüm, ayıp söylemesin. Bak herkes öyle düşünüyor. Herkes kardeşim öyle düşünüyor. Nasıl değişik bakıyordu? Şaka yapayım. Mümkünse görüşmeleri bozuldu. Görtöz bakıyordu. Evet. Mümkünse bana baktığı gibi. Hayır, adamın bakışları çok karizmatik ya. O yüzden kızlar, kadınlar etkilenebilir yani. Yanlış anlaşılma olmasın. Danslar falan bir şeyler. Bir şey diyeceğim. Evet, evet. Alakası yok. Ben aynısını kendisine yapsaydım çok büyük tepki verirdim bana. Ben bunu kendisine bana de söyledim. Burada yani sandalye kapmaca oynuyoruz. Burada tabii ki de orada kapar. Bat bir sen iki demek ki. Nasıl hasreti yani? Dans edince sen de dahil mi oldun şimdi o furyaya? Yok, hasret dans ederken değil. Hasretli ikisi son sandalye kaldığında birbirlerine hasret bakarak dans ettiler ya. Hasret dans etmeye başladığı zaman ben arkamı döndüm. O evde de Dilara bir şey oldu. Ama hasretten dolayı değil. Ben yanlış mı? Birer konuşayım. Hayır, hasretten dolayı değil hiçbir şekilde. O bakışmalarından nasıl, rahatsız. Nasıl peki? Bunu nasıl ayırabiliyorsun? Ben ayırıyorum. Bakışıyoruz. Hani karşılıklı yani ikisi de bakıyor. Mesele çıkaracak ki o yüzden. Bakış var, bir de normal bakış hasret var. Hasret nasıl bön bön mü bakıyordu? Evet, nasıl bakıyordu? Birazcık öyle bakıyordu. Kendi kendine mi bakıyordu hasrete yani? Belki bilmeyerekten de yapabiliyor, bilmiyorum. Ama işte böyle bakıyorsun. Ya saçmalama ya. Saçmalama diyorum kızım, niye bana bakıyorsun çünkü şu anda? Yani bir daha o bakışlarına dikkat et. Beni kısıtlıyorsun ama sen de çok şey yapıyorsun. Yemin ederim alakası bile yok. Yani hasrete o şekilde bakmam. Ya sen aklıma geliyor, alakası yok. Ya öyle şekilde hasret benim kankam, canım, ciğerim. Kankam yani derken zor çıktı o kelime ağzından. Yani öyle ben sana karşı bir açıklama yapamıyor hislerim ya var. Sen sana karşı hislerim var dedi. Hislerim var. Aa, dur, adamın hislerim lafını varmış, bölme. Dur. Ya. Sana karşı bir hissiyat duyuyorum yani. Yani söyleyeyim. Allah Allah. Ben mi söylemiştim? Evet, değil mi? Bunu zaten söyle söyle, evet, diyordu. Söyledim ben de. Tamam, neyin peşindesin o zaman? Yani bir eridim şu an. Öykü Hanım, Oğuzhan diyor erkekle kadından kanka olmaz ama şimdi hasrete kankam diyor. Yani orada da zaten kankam derken o yüzden bir tekledi. Şimdi kankam diyeceğim, bizi tanıştırmaya da çalıştılar. Tanıştırmaya çalışanlar arasında Dilara da vardı. Yani kızıyorsun da bu işte çorbada tuzun. Dilara'nın neler neler dediğini duyduk ya. Yani. Bölümleri izledin mi? Evet, bu arada. Neler neler yani söylüyor hakkımda. Neler ne saydırıyorum sen var ya. Sen de hakkında söylüyorsun. Yok. Sen de benim hakkımda çok ben şey ben senin hakkında çocuk gibi dedim sadece. Aynen. Gerçekten de öylesin bu arada yani. Şimdi de söyleyeyim, çocuk gibisin. Bu yüzden
zaten sana karşı hoşlandım. Anladın mı? Çocuk gibi olduğun için. Boşa öyle zannetsin. Aynen. Ne yere bakan, yürek yakan Dilara değil mi? Evet. Beni izliyorum sadece. Bence ama yeterince tanımıyorsun. Dilara'yı mı? Evet. Evet, zamanla anlıyorum zaten. Mesela bugünkü olaydan yeterince tanımadığımı anladım. Tanı o zaman. Yeliz, Murat'la konuştunuz. Evet. Sizin son durumunuza dair bir bizi günceller misiniz lütfen? Murat peşimi bıraktı Öykü Hanım. Kendine yeni bir rota oluşturdu. Nasıl oldu da bıraktı? Rota mı? Kendine yeni bir rota mı oluşturdu? Şöyle öyle oldu. Öyle mi hissediyorsun? Yeni rota oluşturdu. Bu arada Murat'ın bundan haberi yok. Ben erkekler evine girmeden önce kapıda Rümeysa'nın tatlıyı hazırlamasını beklerken Murat'ın İlayda'ya sorular sorduğunu duydum. Dinlemek yani kulak misafiri oldum gibi bir şey. Sonra içeri girdim. Murat benimle konuşmak istedi. Tamam dedim. Geçtik oturduk. Ona güvenmek, inanmak istiyorsam bu çabaya devam edeceğini ama eğer güvenmek, inanmak istemiyorsam asla ama asla olmaz diyorsam onun da bir erkeklik gururu olduğunu ve bunu daha fazla ezemeyeceğini, benim peşimi bırakacağını söyledi. Ben de ondan etkilenmediğimi, istemediğimi, güvenmek, yani güvenmek, inanmak bunlar geçse de istemiyorum, içimden bir etkileşim yok sana karşı dedim. Tamam dedi. İlayda'nın yanına gitti. Kendi tercihi zaten biliyorduk. Kıskandın mı diyor ya. Çok çok kıskandım. Çok megalomans. Hayır. Adam vazgeçmiyor yani. Hani bir son bir şans acaba var mı diye. Hayır, hayır. Öykü abi söyle. Dilara, çiçek için teşekkür ederim. Çiçeği Dilara taç yaptı. Kalan buketi de çöpe attım, haberin olsun. Ama iyi değerlendirdim yani. Taç güzel oldu, sadece takarım ama orası ayrı. O kadar. Mert de bir kırmızı odamız oldu. Benim bugün hep bir bitiriş günümdü sanırım. Güzel. Her şeyi böyle tertemiz bir böyle sayfayım şu an. Hafifledin, rahatladın. Evet, hafifledim. Bir durgunlaştım da ama. Niye? Arınma, bilmem, arınmak beni bir sakinleştirdi diyebilirim. Şurada birazcık kestirdim hatta. Arınma gecesi. Uykuya evet. Bahane, evet. Mert'le de konuştuk. Sen mi açıklamak istersin, ben mi söyleyeyim? Soralım, Mert söylesin. Nasıl uygun görürseniz. En son arkadaş kalmaya karar verdiğimizde sonra ki gerçekten arkadaş kalabileceğimizi düşünmüştüm ve ben de bunu bir noktada istemiştim. Fakat bu birkaç günlük dinlenme sürecindeyken insan belli başlı duyguları, hislerini ve düşüncelerini bu süre tarzında tartabiliyor. Ve hani bir noktada bir özlem yaşadığımı, hala ilgi duyduğumu ve hala bir noktada aklımda olduğunu fark ettim. Ben de en azından tekrardan bir konuşmak istedim. Çünkü yani bunları düşünüyorken ve bunları hala bir noktada hissediyorken de dedim bir konuşayım, söyleyeyim. En azından bu noktadaki düşünceleri nedir diye. Sonrasında da ilişkili arkadaş olarak kalmaya karar verdiğimizden beri bu noktada aslında kafasında da bitirdiğini, hislerinde de azalma olduğunu ifade etti. Tamam dedim ben de. Hani en azından bu süreçteyken yeni birisini tanımak istediğine kadar peki senin için dedim çaba göstermemi ister misin? Mert'ciğim çok anlayışlı davrandığını düşünüyorum. Belki de. Yani çok medeni ve çok özgür bıraktığını düşünüyorum. Karışamam dediğin yerde aslında belki karışabilirdin. Zaman zaman evet. Belki ama bu senin karakterin. Sen kendine nasıl davranılmasını istiyorsan sen de karşıya öyle davranıyorsun demek ki. Böyle bir anlayışa sahipsin. Kimse sana müdahale etmiyorsa sen de kimseye müdahale etmiyorsun. Ama burada Yeliz'in bu kadar özgür bırakılması hatalı. Bu herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Ya özgürlüğü herkes taşıyamaz. Kesinlikle hatalarım oldu. Bunları da fark ettim. Zaman zaman nasıl davranmam gerektiğini ya da nasıl tepkiler vermem gerektiğini de bilemedim. Çünkü bir noktada hem esnek hem de bir yapılması gereken bazı şeyler de vardı. O verdiğin alan senin ilgisizliğin gibi değerlendirildi çünkü. Yapacak bir şey yok. İşte dediğim gibi bazı hatalarım vardı ve bunları da kabul ediyorum hatalarımı. Onun dışında başka bir şey diyecektim şu an kafamda. Kendi elleriyle yani yaptı biraz daha. Evet yani onun niyeti başkaydı. Karışamam, saygı gösteriyorum derken o esnada Murat şansını aradı. Yokladı. Ama o sırada zaten arkadaş olarak kalmaya da karar vermiştik. Yani efendim? Zaten o sırada arkadaştık. Yani tamamen ilişki zürünü kesip arkadaş kalmaya karar verdiğimiz bu noktada zaten Murat öyle bir hamle yapmıştı. Son durumda arkadaş mısınız peki? Olacak. Arkadaşız. Arkadaşsınız öyle mi Yeliz? Yeliz bitirdik diyor. Ben diyorum ki bitmiş bir şeyi nasıl sürekli bitiriyorsun? Kaçıncı bitiş değil mi? Şimdi yani. Kimseye karşı bir duygu yok. Ama Yeliz sen de şimdi Murat'la konuşurken bir açık kapı bırakıyor gibiydin sanki. Evet tabii ki ama onu söyleyecektim ben. Konuşma fırsatı söz hakkı belki evet, doğar diye. Tabii ki. Zevk alıyor. Öykü Hanım ilk önce şimdi biraz eskiye falan gidiyoruz ama gerçekten bana şunu söylemişti zaten kendisi. Hiçbir şekilde ben hani senin yanına bile oturmam.
Hani bana imalı bir şekilde bunu söyledi. Sonrasında dün havuzda biz çok güzel bir şekilde sohbet muhabbet ettik. Ben sonrasında bugün hatta konuşurken onunla hani biraz daha fazla bir adım, hani hiçbir şekilde önümü kesmeyeceğini düşündüm. Ama ne yapıp ne ettiyse işte tekrardan önümü kesmeksiz, hatta bunu 3-4 kere sordum. Bak hani şu an için mi, genel mi? Hani bayağı zaten izlediniz, herkes izledi. Sonrasında yeni bir rota oluşturma olayı söz konusu değil. İlayda zaten bizim salon diyorum ya, işte bizim evde tekti yani. Ben de konuştuktan sonra iyi tamam sen bilirsin kalktım. Kim vardı? İlayda vardı. İlayda ile sohbet muhabbet ettik. Herhangi bir şekilde yaklaşımın var mıydı sana karşı şey normal? Şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar sohbet. Bir saniye. Ben bugün ilk defa erkekler evine gittim ve beni biliyorsunuz ben konuşkan biriyim. Hani geçip köşeme oturup erkekler ne yapıyor diye seyretmeye gitmedim. Şu an zaten kesinlikle hiç hani hoşlandığım, hoş bulduğum bir erkek aday yok. Herkesin zaten hani şipi var. Kalan bekar erkek adaylarla da tabii ki sohbet etmek için gittim. Evet. Yani neye gittim oraya? Bu tamamen arkadaşça. Nerede yaşarsın, ne yaparsın, günün nasıl geçer? Ben zaten sıcakkanlı biriyim genel olarak. Şimdi kızlarla buraya geldik. İkinci aynı şeyi söylüyorsun. Şimdi buraya geldik. Ben sana dedim ki, dediniz ki Murat yeni rota oluşturdu. Size dedim ki kızlar, ben kimseyle sohbet edemeyecek miyim? Siz de dediniz ki bu ev böyle bir ev. Ya tamam da ne yapalım? Siz sorun senlik değil ki burada. Ne yapacağız? Hayır. Olay senlik değil. İlla yani. Direkt böyle şey mi diyeceksiniz? Çok yeni rota oluşturuldu. Söz konusu Murat ve Murat'ın bu evdeki geçmiş mazisini bilmiyorsun. Arkadaşlar. Murat zaten benimle de olan diyaloğuna da ilk önce arkadaşlıktan başlatır. Adamın olayı bu. Bunu bildiğim için o kendi kafasında seninle şu an bir hafta sonraki konuşmayı bile şu an kafasında planlamıştır. Ben o yüzden rota oluşturuldu diyorum. Ya sen okey veriyorsun veya vermiyorsun diye değil. O kadar doğru değil. Bir dakika. Bence biraz gözünüzde büyütüyorsunuz. O kadar da değil de. Ya bilmiyorum. Şey küçümsedim zekasını, küçümsedim. Burada dans ettim sonra. O yüzden artık küçümsemiyorum. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Ya herkese soruyorum. Evet, Leyla ile bir geçmişim vardı. Sonrasında Yeliz'de böyle bir çabam oldu. Ama öyle bir yansılıyor ki yani sanki herkese yürümüşüm gibi, herkesin mağdurluğunu dağıtmışım gibi. Yani normal. Böyle bir şey mi var? Yok, bunda bu imayı yani bulamadım ben. Ama söz konusu Murat yani deyince böyle Murat'ın her şeyi bekledikleri gibi. Ya bir şey söyleyeceğim. Yeni rota oluşturman tabii ki de senin hakkın. Evet, bu niye bu kadar zoruna gidiyor? Hayır, benim zoruma ben gidiyor da. Ben de yeni rota oluşturacağım. Hayır. Şuradan evet, içeriye bir girecek tamam, 1.85 diyeceğim ki rotam bu. Zaten gayet normal bir şey de. Normal bir şey de. Hani sonrasında benim içeri girip sohbet etmem, sen kıskandın mı? Hayır, seni niye kıskanayım? Neden peki Murat rota oluşturdan? Allah olayının Allah. Artık bir kez daha içinde olmak istemiyorum. Hayır yani, ama yani başka çaren yok. Kimle muhatap olsam yani kıskandırmak için muhatap oldum. Şey aynen, herkes benimle kıskandırmak istiyor. Yani vallahi bir saniye, bekar aday erkek gelip konuştuğunda daha önceden burada bir fikri var. Evet. Dile getirdiği bir isim var. İlla ki kıyaslanacaksın. Yani sen en başından gelmediğin için bunu yaşayacaksın. Evet, gerçekten o, efendim, o kötü. Şimdi yeni rota oluştu diyor ya. Evet. Hani ben seninle konuştuktan sonrasında içeriye girdiğimde ev kalabalıktı da direkt ben İlayda'ya mı yöneldim? Hani öyle bir algı oluşuyor. Çünkü erkekler evine de, sırf Yeliz bana bunu söylemedi. Erkekler evine de özellikle Mert mesela işte söyledi. Yeni bir rota oluşuyor falan diye. Dedim ki normal arkadaşla sohbet muhabbet ettim. Ya ki oluştursana rotanı. Gittin biz işte yolundan. Hayırlı bir yolda kalmış. Ama sen de diyorsun ki o da bana diyor ki bak, o da az önce böyle diyor. Olabilir, okey, evet olabilir. O da şey diyor, girdim içeri İlayda da tekti hani, ben de ne yapayım konuşayım hayır, dediğim gibi. Hayır, öyle yanlış algı da oluşmasın ama bir şey söyleyeceğim. Böyle demedim hayır, Allah aşkına. Böyle dedi ama. Girdim içeri. Hayır, demek istediğim şey şu, hasret orada olsaydı hasretin de yana gidecekti. Bu sefer yeni rota hasret olacaktı. Senin ilgilendiğin ve emek verdiğin kişiyle hiç alakan olmayan insanla olan iletişim arasındaki farkı biz artık ayırt edebiliyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben zaten Yeliz'le konuştuğum zaman bak hani Yeliz. Hani bak Murat'cığım, puzzle'ın parçalarını birleştirelim. Gel seninle ama beraber. Ama ben konuşuyorum şu anda. Sabah İlayda'yla yan yana gözüktüm. Sonrasında ben erkekler evine geldiğimde yine seninle bir konuşmak istiyorum dedin. Benimle olan ilerleyen yolu bir netlemek istedin. Sen kıskandın. Bir önünü gösterin. Ama güzel fotoğraf. Evet, yakışıyorsunuz da. Hayda hayda, dön hareketlere bak 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 bak. Ya sonra boşuna cümle kuruyoruz biz burada. Bu profil daha iyi diye. Al işte, evet, biliyormuşuz ki şey yapıyoruz kıskandın yani. Kıskandın galiba. Dinle kıskandın galiba. Bak orayı da bırakmıyor. Evet, kıskandım, kudurdum, çener kılıyorum. Gözüm alamıyorum senden. Evet, devam. Ve beni de bir yokladı. Gidecek mi gitmeyecek mi bir tarttı. Baktı ben hala yokuş şey yapıyorum ve uğraşmayayım. Sabah da zaten kelebeğe verildim dedi. Çok çok net konuştu. Hadi dur de falan. Next sıradaki. Hoşuna gidiyor ama değil mi böyle kelebek dedi? Divyeliz az önce bir şey söyledi ya. Hani, bu planlı değildi falan muhabbetleri oldu ya.
Şimdi Yeliz'in muhabbeti zaten... Kendim canım. Saçım gözüküyor. Bayağı bölüm önceden konuşuluyor. Yani sürekli en son burada siz soruyorsunuz. Diyorsunuz ki sen Yeliz'i mi beğeniyorsun diye soruyorsunuz. Ben sordum. İlk ben şimdi sordum canım. Şimdi karşı taraftaki şahıs öyle bir şahıs. Sonradan bir şey konuştu. Dördüncü bölüm diye geri döndünüz siz. Evet bir şey konuştuğu zaman şu an diye belirten bir kişilik, tamam mı? Hani yarın bir gün kimse demesin ne oldu mi? Değişti yok. Diye. Murat. Bir şey belirtirken... Öykü Hanım şu an için hiçbir şey yok. Şu an için Aynur Muhabbet, şu an için tanımıyorum çok iyi. Şu an için böyle, şu an için şöyle. Yarının garantisi yok. Evet, nasıl oluyor da bütün bölümlerde Mert'le uğraşıyor. Yeliz şöyle bir kadın, Yeliz böyle duruşlu bir kadın, Yeliz gururlu, Yeliz böyle... Yeliz o kadar iyi analiz etmiş ki, benden evet. Çok Yeliz'i tanımış zaten. Mert'i fırçalıyordu ya. Evet, süreçler gibi yani. Senin gibi adamın yani, böyle şu anın alt zeminini... Falan. O zamanlar oluşmuş, o zamanlardan oluşturmuş da getirir. Şimdi baktı ki... Benden canım, de olmuyor. Bacım biraz zeki çıktım şu an. Yakaladık. Bu arada ileride lütfen şey yanlış anlama senin için söylemiyorum. Murat zeki ben... değil. Bak bir daha söylüyorum. Murat zeki siz safsınız. Evet. Evet onu Murat, söyledim Murat, işte. Murat, 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 beyler çok akıllı beyler. Yeni çok akıllı. Çok akıllı. Gömmüyorum. Çok zeki. Ben bunu söylemedim mi? Kimse söylemedi. Ama işte. Ne alere kadar yani. Ben bir söyleyebilirim. Üstelik kan kırmızı odaya davet ettik falan. Yani o yüzden içeride falan filan bula bula. Geçin bunları istiyorum. Yani. Seninle konuştuktan sonrasında zaten hani biz erkeklere bile de konuştuk. Zaten izlersiniz hani genel olarak izliyorsunuz ya bölümleri. Ben dedim ki ufacık da bir olsa açık kapı bıraksa sonuna kadar giderim dedim. Belki evet. Öykansız izlemişsinizdir. Evet. Ama şimdi her ne olursa olsun hiçbir şekilde istemiyorum dedikten sonra tabii Murat ki de benim belli bir gururum var. Özellikle 4-5 kere sordum. Dedim ki bak şu an için mi? Eğer bana inanmak istemiyorsan, güvenmek istemiyorsan ama benim önümü kesmezsen ben çabamı göstereceğim sana demedim mi? Bunları dedim. Dedin ama sen buna rağmen çabalasan da sana güvensem de güvenmesem de inansam da inanmasam da hiçbir şekilde istemiyorum dersen. İstemiyorum içimden tamam, istemek gelmiyor. Tamam o zaman ben yeni rota oluşturursam kıskanma. Murat senin cümlenle söyle. Ay. Kıskancılız. Kıskandın. Hayır kıskanmadım. Bir şey söyleyeceğim ama bak sen de şu an öyle bir şey yok diye sen de konuştun. Kabul edelim. Yani bir gün yok olabilir dedim. Mi demek bu diye hemen Murat o boşluklara girer ya da girebilir yani. Evet baktım girmeye çalışıyor boşluklara evet, işimden gelmiyor. Özel mi söylemeye çalıştım? Hani... Senin dilinle sana cevap veriyorum. Şu anlık yok. Çok özür dilerim Yeliz mahvetini öbile... sordunuz ya orada şu an demedi. Hayır Öykü Hanım öyle bir şey olmaz. Leyla sana ne oluyor? Tek söylediği yer buydu. Murat Bey benim hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. Tabii ki konuşacak. Çünkü böyle herkes... En çok Leyla konuşacak. Hayır çok sağ ol. Çok çaba sarf ettim arkadaşlar biliyorsunuz. Murat'ım benden dinleyeceksiniz diye. Evet. Murat'ım da Murat'ım olayım. Neyse ya Murat'ı yaşadıkça anlayabilirler. Çünkü karşılığında profesyonel bir narsist olduğu ya, için. O yüzden. Öykü Hanım ben şöyle düşünüyorum. Evet. İster istemez benim bu yaklaşımları ister istemez kabul etmese de Yeliz'in bence çok hoşuna gidiyor. Ben bir insan hiçbir şekilde istemese hani muhatap dahi Yeliz'im olmaz. Sen bilemezsin. Murat bilir. Zaten Murat diyor da bu arada hani doğrudur. Hiç konuşmaya da bilir Yeliz. Öykü Hanım ben birisini tabii. İstemesem benim yanıma oturamaz. Ben de bunu diyorum şu an derken evet. Çok emin Öykü olamayarak Hanım. Soruyorum. Bir saniye Aynur dinliyorum. Of ya. Ben emin değilim yani. Evet Aynur. Bence Yeliz de konuşuyor. Hiç evet. İstemese hiç konuşmaz. Yani muhatap olma der geçer oturur. Evet. Yok gerçekten o evet. Duygu konusunda o tutku, o arzu, onun gözlerine bakınca heyecanım hiç yok. Tık yok. Aramış demek ki gözlerinde Öykü Hanım. Arayacaktım. Ne yapayım? Öykü Hanım. Hani Murat'ı çok suçlayamıyorum evet. Ben. Aslında çıkmak için aramıştı. Bulamayacağını biliyorum. Öykü Hanım, insan hiç... Şimdi şaka bir yana genel olarak. Şaka değildi ki bunların hiçbiri gayet yeterli. Sadece Yeliz'e ikna etmeye çalışıyorum. Dur bekle ben Yeliz'le konuşuyorum. Ya konuşuyor evet. Ben hiç üstüme alınmadım şu an. Asetçim karışma böyle şeylere. Benimle muhatap olamazsın çünkü sen. Tamam olamam. Evet öyle bir kapasiten yok. Yeliz hiçbir şekilde istemese ya da kimse istemese yanına bile oturamaz Öykü Hanım. Ben sadece bunu derim. Yanıma hiçbir zaman oturamadın ki zaten. Belli. Ya şimdi neyse bunu tartışmasına girmeyelim tamam. Egosuza deleniyor Yeliz. Ama ister istemez kıskanıyorsun da bir yandan. Bir yandan. Yeliz sen bir yandan çok çabalamam. Peşinden koşmam. Senin hoşuna gidiyor. Çok kıskanıyorum. Ölüyorum aşkımdan biliyor musun? Kuduruyorum şu an İlayda ile yan yana oturduğun için. Peki Buse ve Mert dans konusunu çözebildiniz mi? Ya ben onu da söyledim. Ben kendini mi kaybediyorsun? Nasıl? Müziğe kaptım. Ben anlamadığım bir şey. Dans etmeyi çok seviyorum. Gerçekten bu arada bilerek veya onun inadına yaptığım bir şey değil yani.
seviyorum, müzik duyunca da dayanamıyorum. Ama o da dans etme demiyor zaten. Birkaç hareketi yapma diyor sadece. O da ben de istemsiz, dün olmamıştı mesela ama bugün yine tutamadım. Yine çıktı. Törpüleyeceğim ama dans etmekten vazgeçmeyeceğim. Sadece o hareketler üzerine Mert, çalışacağım. Mert ne durumdasınız? Nasıl? Ne durumdasın, ne durumdasınız sence? İyi mi? Her şey yolunda mı? Her hala şey affetmediğini yolunda. Biliyorum. Sürekli her fırsatta söylüyor. Evet. Ama şey güzel yani hani enerjiniz. Değil mi? Öyle mi? Niye gülüyorsun? Şimdi siz izliyorsunuz. İzliyorum evet. Aramızda. Ya evet affettireceğiz. Kendisinde bir sürprizim varmış. Hı. Ben de onu bekliyorum. Bakalım. Hadi bakalım. Şu anlık iyi. Maşallah diyeyim. Maşallah diyelim. Mert'ten de duyalım yani sen. Ben kendi yorumumu yaptım. Ha. İyi gidiyoruz Öykü Hanım. Herhangi bir sıkıntı yok. Özlüyor musun? Buse'yi mi? Evet. Biz niye görüşemiyoruz bu arada? Bilemem. Peki Murat ve İlayda bir dans etmek ister misiniz? Bence görelim ya. Güzel fotoğraf. Renk katarsınız. Etmek ister misin? Geledin. İlayda dedi İlayda. İlayda dedi değil mi? Leyla dedi Leyla. Ben de Leyla. Leyla dedi. Hayır ya. Leyla dedi Murat. Yanlış kaldı. Hayır. Aman o. Tabii tabii. Fark edilmem elimi şu an. Nerede edelim Öykü Hanım? Bilmem. Orada mesela. Burada mı edelim? Olur. Orası biraz daha çok gözünü. Burada da olabilir evet. Buraya gelin. Tamam. Allah Allah. Ben bu 25'inciye falan. Beni de tutuyor. Ne? Nasıl yani? Müzik gelmedi ama. Müzik olmadan dans edebiliyorlar. 32'de sırıtıyor yani keyfi çok yerinde burada. Hayır ya. Yeliz kıskanmıyorsun değil mi bak? Ben bakıyorum sen Leyla. Dene şansını istiyorsan. Şansını dene istiyorsan. Aa hafta içinde. Aga be. Biz teşekkür ederiz kırmadığınız için. Ben çok yakışıyorsunuz bu arada. Yani nedir evet, ben durum bilmiyorum da. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Her zaman destekçinim. Teşekkür ederim tekrardan. Peki İlayda'cığım Aynur'la konuşurken Berke'yi sordun aslında değil mi? Ne durumdalar diye. Sence ne durumdalar? Nedir durum? Yani Öykü Hanım ben geldiğim günden beri biraz izledim. Biraz arkadaşlarımdan gördüm. Burada da Berke'yi gördüm. Berke bence Aynur'u seviyor. Ama Aynur istemiyor belki. Yani açık konuşmak gerekirse. Aynur'a da söyledim. Ha, hoşuna gidiyordu başta evet ama şu an istemiyor bence. Hatta dedim ki Aynur aklında başka biri mi vardı? O yüzden mi yönelemiyorsun? Çünkü Berke'nin istekleri çok abartı değil. Yani bir şey istemiyor ki konuşalım, mesajlaşalım. Normal şeyler yani. Ondan sonra Aynur da yani kesin ve net bir şey söylemedi açıkçası ama istemediğini düşünüyorum ben yani. Ama senin kesinlikle samimi olduğunu ona duygularını. Var mı Aynur söyleyeceğim bir şey? İstemiyorum belki ama doğru tahmin. Peki. Şöyle İlayda soruyor. Aynur nasılsın? İyi misin? Mükemmel. Öykü Hanım gülmeyi üzerinden bir yük kalkmış gibi. Ha? Gülmeyi unutmuşum. Ha, kendine geldi mi? Evet iki gündür çok huzurluyum yani. Huzurlusun. Huzurluyum. Peki. Hasret, Bat ve Beyza üçgeninde neredeyiz, ne yapıyoruz? Yani dünden kalan bir mesele vardı zaten. Bir kurguda böyle bir kaldık son anda hepimiz. Bunu bir konuşalım artık. Niye böyle bir şey yaptınız? Ve Beyza buradan ne anlamalıydı? Bak. Öykü Hanım, Beyza Onur'u ilk kırmızı odaya çağırdığından beri zaten benim kafamda böyle bir şey dönüyordu. Bu daha bugün planlanan bir şey değildi. Benim burada tek bir hatam, biz hamakta böyle birbirimize yaklaştık Beyza ile biraz. Söz verdik. O sözün üstüne olması öyle oldu. Ama o an çok güzel bir andı. Yani
O sözü verdim. Tam onun üzerine yapmam çok hata oldu. Ama bunu yapmam gerekiyordu. Çünkü ben böyle yani kafamın içinde bir şey dönünce onu yapmadan rahatlayamıyorum Öykü Hanım. Onu demiyor ama Bodrum sokağına diyor dünkü muhabbetinizi. Biz planlamıştık. Planladınız ya. Ya planladık evet. Derken aslında öyle bir planlama değildi bu zaten. Öyle bir konuşma geçti. Ben dedim ki tamam gel biz bir konuşalım dedim. Çünkü kendince haklı sebepleri vardı. Daha doğrusu bunu zaten Beyza da kabul etti diye biliyorum. Onur'la bu biz Kırmızı Oda muhabbetlerinde hepimiz birilerini çektik, birilerini çağırdık ya. Aslında o esnada Beyza... Soru şu hatırlatalım. Yani Kırmızı Oda'da devam etseydik seninle olur muydu? O değil. Hangisi? Dünden saat, bahsediyorum ben. Dünkü olay okey ama Beyza Nur bir Onur'u çağırmıştı odaya. Tamam yani, onu biliyorum evet. Ya. Şimdi bu muhabbet olduğu için aslında orada şaka deyip konuyu kapatsaydı bu kadar ilerlemeyecekti. Bu sefer Bat buna gıcık oldu. Yok Beyza intikam böyle alınır dedi. Tamam işte bunu söyledi ya dedi hani aslında gerçeği de vurguladı. Dedi ki ben evet Onur'u tanımak istiyorum dedi. Bunu evet, da söyledi ya. Evet. Bu muhabbet olduğu için Bat takılı kaldığı için zaten buna başvurdu. Sonra Bat geldi gel konuşalım dedi. Okey konuşurken zaten ben Kırmızı Oda muhabbetini açınca dedim okey. Hani bunda da kötü bir şey yok. Ben yine diyorum kuliste ne dediysem halen her şeyin arkasındayım. Sonra zaten Kırmızı Oda muhabbetimiz vardı. Beni çağırdı. Ben asla ondan hesaplamıyordum. Bir şaşırdım. Çünkü Beyza'yla barışmışlardı. Yani sorunu çözdüler. Geldi kötü bir şey de söylemedi ama demek ki daha aklında bir şeyler varmış. Yani zaten ondan önce ben Beyza'yla da konuştum. Git arkadaşlar niye konuştum. İzliyorsunuz? İkiniz de sanki Hazreti Yeni anlatıyor gibi izliyorsunuz. Ben. Evet. Tamam sen söz hakkı almak istesen buyur önce. Yani Öykü Hanım ben özellikle çünkü artık biz sarmalın içine girdik. Dün size de söyledim ben Öykü Hanım çıkamıyoruz. Bunun içerisine girdik. O benden intikam alıyor. Ben ondan ya birbirimizi bitireceğiz ya da sonunda bundan vazgeçip mutlu olacaktık. İki seçenek vardı. Ben de dedim ki beraber hatta bunu konuştuk. Hani anlaşalım bir daha birbirimizden intikam almak yok. Söz mü söz. İkimiz de söz verdik. Eğer böyle bir planın varsa, içinde bu kaldıysa orada söz vermemen gerekiyordu. Bana o sözleri vermeyecektin ve özellikle yanlış anlamayın Hasret'e de söyledim, ona da söyledim. Hasret benim arkadaşım, seviyorum ama Hasret'i beğendiğini düşünüyorum ve bu yüzden rahatsız oluyorum samimiyetinizden. Evet konuşabilirsiniz, aynı evin içerisindeyiz asla konuşmayın demiyorum. Ama eskisi kadar samimi olmanız sonuçta bir şeyin aklına karpuz kabuğu düşürdünüz yani. Beni rahatsız eder eskisi kadar samimi olmanız dedim. Bunları konuştuktan sonra Kırmızı Oda'ya gidip bir de bunları konuşmamın üstüne özellikle Hasret'i çağırıp çıldırdın ve söz vermesi oradan. Benim artık kendime hakim olamadım artık böyle hani dedim ki lanet olsun dedim ya. Gerçekten bunu söylediğim için ben lanet olsun dedim ya. Bir insana bu kadar da yapılmaz o zaman söz verme. Öykü Hanım beni görüntülü aramayıp da benimle görüntülü hiç aramadı, hiç konuşmadı. Çoğu zaman arayacağımız zaman bile ben arayabilir miyim, müsait misin diye ben soruyorum. Orada ortak bir yani, konuşma oldu. Yeliz dakika, de vardı, pardon, Murat da vardı yanında. Pardon, hani birazcık Yeliz'le Murat'ı konuşmak için. Çok sevinirim. Yani beni görüntülü aramayıp da Hasret'i arıyorsan ben Hasret'le temas ettikleri kadar samimi oldukları kadar Bat'la samimi değilim. Hani bir saçını okşadım diye samimiyet görüyorsanız arkadaşlar bu onların aralarında konuştukları muhabbet kadar benimle konuşmuyor. Yani ve o yalanma ağzını yaladığım muhabbette de çok güzel bir çok kadın canım. Beğendiğini de söyledi. Sorduğunda da evet Hasret güzel bir kadın. Beğeniyorum arkadaş olarak dedi. Sen Hasret'e bir takıldın zaten ama Bat da bunu biraz kullanıyor da sen de buna düşüyor musun acaba? Yani Hasret ortada Hanım. Bir şey yok da. Aman Hasret Hanım bak. Aklı fikri Hasret'te. O kadar artık okey. Ben birazcık yüksek yaşayan bir karakterim. Biraz. Ve çabuk tahrik oluyorum. Gerçekten bunu istemesem de, bunu törpülemeye çalışsam da elimde olmadan çabuk tahrik oluyorum. Mesela bir sussan da bir Batı dinlesek. Öykü Hanım, benim buradaki tek amacım şuradan kalkmak nasip olmasın. Neyse. Tövbe yarabbim ya. Tamamıyla o Kırmızı Oda'nın önemini Beyza'nın görmesi, ilerleyen süreçlerde tekrardan böyle bir şey yaşanmaması. Hmm. Ben Hasret'e karşı bir şey hissetmiyorum. Hasret benim arkadaşım. Bu arada odayı basmasaydın devamında gelecek muhabbet de şu olacaktı. Sen bana söylemiştin ya hani Hasret'le bu yakınlığın beni rahatsız ediyor. Hasret'e de hani sana bir dost olarak hani yanlış anlamazsan Hasret'ciğim. Seninle bir ara birazcık da araya mesafe koymak istiyorum. Olacaktı bu yani mevzu. Olacak benim hocam, tek, olmamış işte. Benim tek sıkıntım orada söz verip sözün üstüne böyle bir şey yapmak oldu.
Çok o da sıcağı yani sıcağın oldu ama. Evet, o anın cazibesine kapıldım. Öykü Hanım, bence Batman bu konuda haksız. Ben özellikle söyledim. Zaten biz bilardo masasında otururken de Batman'a biraz bahsetti. Ben direkt anladım. Sakın dedim yapma. Çünkü biz dışarıda da Batman'la konuşuyoruz. Beyza'dan çok ciddi anlamda hoşlanıyor bu arada. Burada belki yansıtamıyor ama. Bat yürek yemiş diyebilir miyiz yani? Kesinlikle. Böyle bir şey yaptı. Kesinlikle aslında. Ve yanlış kişiyi oynuyor. Yani dedim ki yapma bunu. Sen yapacaksın, sonrasında Beyza Nur yapacak. Bu karşılıklı bu şekilde mi ilerleyeceksiniz? Bir yere varamayacaksınız. O sebepten ötürü bence yapma. Zaten konuşup çözmüşsünüz bir şeyleri. Tekrardan başlama dedim. Dinlemedi. Beyza Nur'a ben bu konuda hak veriyorum. Evet, benim bundan sonra da yapacak bir şeyim yok yani Öykü Hanım. Bir bu kalmıştı kafamda. Bitti mi içindekiler? Tamamladın mı? Bitti, rahatladım. Allah'a çok şükür. Ya bir normal bir ilişki düzeyinde sohbet ederken görürsek çok mutlu oluruz. Biz de merak ediyoruz yani bir araya gelemediniz bir türlü. Birileri girdi, bir şeyler oldu, birbirinizle alakalı problem. Bir oturup sohbet ettiğinizi biz göremedik. Yani çok iyi sohbet ettiğinizi iddia ediyorsunuz da biz öyle bir şey şahit olamadık daha yani. Bir şey daha söyleyeceğim. Bunu Leyla biliyor galiba. Beyza'nın söylediği bir şey var aslında. Geliyor gene bir şey. Bomb. Ben de biliyorum. Haydi. Tabloya yazı yazarken söyledi değil mi? Tabloya yazı yazarken evet. Bir şey söyledi. Hadi patlat Leyla. Geldi. Gel. Turuncu bir bomba patlat. Ama çok güldün. Çok güldün yani. Ama komik değil. Tamam mı? Çok güldün. Bir sakin. Bir dinleyelim Leyla'yı. Yeni zannastım. Yeni intikamlar yükleniyor loading. Nerede yeni dedi sana. Ki kısacası dedik biz. Ya orada şöyle. Boy kriterlerini falan yazmıştık ya değil mi? Evet. Orada 1.85 falan gibi bir şey. Ama hayır, şöyle bir anlatayım mı? Dedi ki Batı'nın gözlerinin renginde... Kendi patlatacakmış. Öykü Hanım şöyle, ben işte sarışınlardan, renkli gözlülerden, hafif göbeklilerden hoşlanıyorum ya. Bir de boy olarak 1.85-1.90 yazmıştım. Leyla da dedi ki sen kısacası Batı anlattın dedi. Ben de dedim ki kısacası aynen, işte. Kısacası. Böyle dedi. Evet işte kısacası Batı. Senin böyle bu esprilerin senin sonun olacak haberin yok ya. Bir şey söyleyeceğim ama Öykü Hanım kırmızı odadan gelmişim. Gözüm dönmüş sinirliyim. Yani hayır, bırakın da ben çevirme, çevirme. Kırmızı odayla alakası yoktu. Dünkü bölümdeydi o. Önce kırmızı oda muhabbetinden önceydi. Dündü Öykü Hanım, dündü. Arkadaşlar ben takılmıyorum öyle şeylere, boşverin. Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum da. Ona zaten burada hiçbirimiz takılmıyoruz. Biz beraber karşılıklı bir şeyler yapıyoruz. Ben de yapıyorum, o da yapıyor. Alo. Biz burada zaten güldük geçtik. Onun neden yaptığını da biliyorum. O da benim neden yaptığımı biliyor. Kırmızı oda muhabbetinden önceydi. Nasıl oluyormuş? Valla ben kendi okey yani. Okey. Deli kız zaten seviyorum diyor. Deli kız seviyorum yani bana. Bu arada sen kendi patlatmadın. Öykü Hanım'ı sordu. Sen anlat diye şey yaptık sorsa sana. Da bana sorsaydı ben de anlatırım. Yani ne bileyim söylemek istemezsin diye insan söylemez. Öykü Hanım sevdiğim, şimdi biz ilişkimizi böyle ilerletiyoruz ya. Böyle ilerliyoruz ya. İşte o yaptı ben de yaptım. Böyle oldu. Yapa yapa ilerliyor. Didişerek devam edecek yani. Sürekli didişecek. Tamam o zaman herkesin ortasında bir söz verelim mi? Sen tutamıyorsun ya. Sözüne de. Ben de istemiyorum. Öykü Hanım falan da var ya hani. Öykü Hanım da izlemişti söz verdiğini. Ya tamam şu an beraberiz bak, işte. Bak yarın değil galiba öbür gün. Pregala'da bir affet beni yapalım sizinle. Aa evet. Tamam. Olur mu? Evet ya. O neydi Öykü Hanım? Bir adım sen geliyorsun bir adım o geliyor. Pişmanlıklarınızı ya da işte böyle bir şeyler. Öykü Hanım onu var ya. Ben de yapabilirim ha, yani okay. Çok. Ha, yapar mısınız? Ben, tamam, ben yaparım da Aynur yapmaz. Ben yapmak istemiyorum. Aynur ben yapmaz. Hiçbir şey isteme zaten. Yok yok sıkıntı yok Öykü Hanım. Hiç. Ne yapacağız biz seninle? Kimseyi de tanımak istemiyorsun. İstemiyorum. Ne olacak? Kendimi o kadar çok seviyorum ki hiçbir erkeğin beni yüzüne katlanamam. Bir de şey demez mi? Mutlu. Böyle zaten hep nazar renkli gözlülerden gelir. Oh evet. Nazardan kurtuldum. Evet hep bir düşüyorum bu ara. Özellikle şu iki gündür yok Öykü Hanım. Hı. Arınmamdan sonra. Çünkü hep ben uyuyorum burada. Sürekli IQ'nu uyuyorum. Da mı düşürüyor? Öyle bir yorum var. Neymiş? IQ'sunu düşürüyor musun? Yok Öykü Hanım benim 138 DA seviyesinde yani çok yaklaşamayabilir o yüzden. Öyle olmasa 3 hafta falan görüşemezdik diye düşünüyorum. Ya niye sana mı bağlıydı? Yani yüksek görüşmeye? Olması gerekiyor ki biraz devam belki etsin. Belki Aynur'un da sabrıdır yani sonsuz olan. Tabii canım olan. Kesinlikle değil o. Mi? Onda da vardır bir şeyler eminim ki. Ne oldu barıştınız mı? Barıştık mı? Barışmanın kutlaması uyku. Nihle'nin suratı hiç öyle demiyor ama. Barışmadık zaten. Barışmadık. Barışırız ya Öykü Hanım ben alırım onun gönlünü. Sen de biraz
bir hafife alıyorsun gibi geliyor. Yo hiç de aslında biliyor. Çok saygı duyuyorum kendisine. Ama hallederim ben, sorun değil. Kendime güveniyorum. Kendime de, o da bir şeyleri halletmesi lazım aslında. Ama ben daha tabii ki de ılımlı gideceğim. Tabii ki de o çok naif bir kız. Tabii ki de bunun farkındayım. Tabii ki de. Tabii ki de ona göre. Tabii ki de. Tabii ki de. O zaman vedalaşalım izleyicilerimizle. Sevgili izleyiciler, kısmet olur aşkın gücü. El Poder de l'Amour. Uygulamalarımızı biliyorsunuz. Oylarınızı gönderebilirsiniz. Productionhouse.com.tr başvuru adresimiz. Dilerciğim şu an elin suratımda. başka kısmet olur aşkın gücü official. Instagram, Facebook ve YouTube'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Pastayı kim yiyordu? Kim kazanmıştı? Leyla. Pastayı mı yemeği evet. Mi? Leyla ve Berke. Ya işte bunlar pasta kankam ya. Pasta mı yiyeceğiz? Vallahi billahi var ya. Depresyon var. Buyurun sizi içeri alalım arkadaşlar. Bayılırım pastaya da ya. Hadi afiyet olsun. Gio Porto El Canaro. Biraz dertleşin. Evet. Peçetemiz nerede? Yaralı yürekler. Ben bunu yapmadan gitmem. Peçete bana lazım. Bunu yapmadan gitmem. Bugünlük bizden bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Bye bye. Bye. Yaralı kuşlar olarak, ya. Yaralı kuşlar ekibi. Gel salıncakta mı otursak acaba? Nasıl yiyeceğiz onu ama? Açayım mı? Bunlar açayım ne böyle? Mavi senin olsun ben. Tamam ya, prenses bu. Aa doğru. Tam da bana birine giden, elenen birine benziyor. Al sen de çatalı. Gel. Maf olduk ya. Nasıl maf oldu böyle? Yok ben. Allah düşmedi. Gel. Ne ayaklarını sen de kaldır. Belki depresyon mu? Benim çok uzun bacaklarım. Maf olduk ya. İçecek yok mu burada? Ayağını uzat. Nasıl olacak? Ne bileyim, ne olduk? Maf olduk ya harbiden. Vallahi doğradılar bizi. Oğlum sana fındık lahmacun al dedim kıza. Niye almadın? Alacaktık. Almaya fırsat olmadan terk etti bizi. Ne yapacağız? Ama sen de belki çok şey yapıyorsun, kızın üstüne gidiyorsun. Tam böyle bak, sen bilmiyorsun şimdi. Erkeksin, ben sana anlatayım hepsini. Fırsat olmuyor seninle konuşmaya. Güzel ha. Vallahi bugün pastaya doydum. Değil mi? Anlat bakayım. Bak şimdi normalde Aynur zaten içine kapanık bir kız. Bunu biliyorsun az evet, çok. Evet. Bir anda o gardını indiremiyor insanların içinde. Gözüne batıyor, anladın mı senin? Hırçınlaşıyorsun. Ama geçti onlar... o şu anda. Mesela şu anda başka bir şey yaşasam mesela hiç öyle bir şey yaşamam. O geçti. Çok daha sağlıklı bir iletişim kurabiliriz diye düşünüyorum şu anda. Heh, yani senin bir an önce bu imajını toparlaman lazım Aynur'un gözünde. Eğer evet. İstiyorsan Aynur'u. Öyle eskisi kadar değil ama... Ama dün daha sıkıntı yaşadınız. Şu an için biraz bir olması normal. Ama... şu şeyini, tavrını... Şu an sevgili değilsiniz. Hı. Her dakika... Bir bırak, biraz da o sana mesaj atsın. Belki de sen ona bu fırsatı vermiyorsun. Nasıl ki ben Murat'a beni kıskanması için bir fırsat vermedim. Onun için kusursuz oldum ki bundan evet. Adım kadar eminim. Evet, kimseyle bir muhabbetim, bir şeyim olmadı. Bak hata yaptım. Hata, ben de hata yaptım. O yüzden diyorum ki biraz yol aç. Biraz müsaade et, seni kıskansın, bir merak etsin. Neredesin belki ya, izin desin. Doğru. Sevince hırçınlaşıyoruz bizim gibi insan. Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet ustalar, yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi Kısmet Us ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve Kısmet Us'lara özel silmemiş sahneler. Yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel Kısmet Us emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP, süper Kısmet Us kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük Kısmet Us ailesine katılın.